Drago ve Dusko kafalarını iki yana sallayarak hayal kırıklığı içerisinde test odasını terk ettiler. Mühendislerle ve bilgisayarla ilgilenen ekiple kalan grubumuz da başları önde hücrelerinin yolunu tuttu. Üçüncü bölüme yeniden, daha doğrusu üçüncü gününüze hücrelerinizde gözlerinizi açarak başlıyorsunuz. Fakat buraya Evet. geldiğinizde ne kadar korku dolu hissediyorduysanız şu anda bir o kadar aciz hissediyorsunuz. Çünkü her geçen gün sizin için çok fazla şey değişiyor. Güçlerinizi aldığınızı düşündükten sonra kudretli ve güçlü hissetmiştiniz. Yanınızda insanlar ölüyor, size bir şey olmuyor. İyi hissettirmişti. Fakat güçlerinizi aslında o kadar da iyi kullanamadığınızı, bunların ilk günkü mevzunun sadece simülasyonun sizin potansiyelinizi ortaya çıkarmak üzere tasarlanmış olmasından ötürü başarılı olduğunuz yüzünüze çarpınca geçen testte Dragon'un da tepkileriyle beraber biraz ezik hissediyorsunuz açıkçası. Burada biraz kendinizden, düşüncelerinizden bahsedip herhangi bir şey yapabilirsiniz. Sabahki alarmla ve Dushko'nun her zamanki hücre demirlerini tırtıklayan job sesiyle beraber mecburen uyandınız. Çok mutsuz karakterim. Bir şeyler başaramamak falan. Bir de hiçbir yeteneğimi kullanamadım aslında. Basitçe düşündüğümde. Yani birazcık şey moduna girdim. Biraz daha odaklanmalıyım falan. O yüzden ne yaptım da öyle oldu falan onları düşünüyorum böyle hep uyanırken uyurken falan. Böyle karamsar bir ruh halinde uyandım. Zlatko, sen nasıl hissediyorsun? Çünkü onu özette bahsetmeyi unuttum. Sen içtimaya 5 dakika geç gittiğin Evet. için buna yemek vermeyin dendi ve seni testin ilk kısmından azat tuttular. İkinci kısmında ise yaka paça hücrene gelip bari bir şeyler öğren köpek diye test alanına soktular. Nasıl hissediyorsun? Bir de beceremedin. Şey biraz sıkıntılı. Yani yemekten ziyade bu Jasmine'le ilgili kafam bir karışık. Aa, Bazı oraları biraz parçalar senin gözünden oturmuyor. dinleyebilir miyiz Jasmine'in en yakın kişi olarak? Bazı parçalar oturmuyor. Yani neden bana bir anda, yani buradan çıkarsak annemi görecek miyim dedi. Dedim ki yani bu simülasyonu başarırsak öyle olacak. Evet göreceksin falan. Ben aslında doğruyu söylememe, güvenmediğini söyledi bana ve ağladı yanımda. Sebebini anlayamıyorum bir türlü. Parçaları birleştiremiyorum. Kafamda böyle şey yerler var, yani boşluklar var. Onların sebebini anlayamıyorum. Aynı zamanda bu Jasmine'le konuşurken bir anda Drago'yu görmem. Gospodin'i yani. Görmem. Onun o halde bana bir anda şey yapması, o da kafamı karıştırıyor. Acaba o da çünkü bana kimseye güvenme demişti. Acaba Jasmine'le ilgili bir planı mı var? Acaba Jasmine sadece bir illüzyon mu bizi buraya bağlamak için falan gibi düşüncelere şey vaziyetteyim. Onlar aklımı kurcalıyor aslında bugün, yani bugün de yemek yemeyeceğim. Sadece kafamda sadece o var. Aman yemek cezası da var diyorum ama asıl düşündüğüm şeyler bunlar. Hep aklımda bunlar var. Okay. Asaf, sen günün ortalarında Efe ile tanıştın, hemşerin. O Özür dilerim. biraz kafanı açmak üzereyken görevler vesaire başladı ve senin ekibine düştü. Senin için ikinci gün nasıl geçti Zagreb laboratuvarında? Ya uyandığımda son düşündüğüm şey Efe. En başta onu söyleyeyim. Aklıma en son gelen şey yani. Orası kesin, ama hani bir önceki günle alakalı değerlendirme olarak Efe'yi bahsedecek olsam. Efe çok boşçar abi. Tamamen ayak bağı. Hani ben şey diyorum, bunu buraya seçtiler de niye seçtiler? Seçtilerse bir bildikleri vardır ama acaba her şeyden de o kadar emin değiller mi? Hani seçmişler, Efe gibi bir karakteri buraya koymuşlar. Yani çok da böyle random seçilmiş gibi geliyor. Bu benim otoriteye şeyimi sarstı. Saygımı sarstı yani. Ama yapacak bir şey de yok günün sonunda. Hani bunlar güvenebileceğim adamlar. Hani Efe'den çok Efe'yi seçenleri yargılıyorum. Efe ile alakalı çok bir problem yok. Efe bomboş çağır yani. Yani çok bir asker aslında. Bunu böyle askerim gibi kullanmayı ve gelecekte hani onu böyle sağ kolum gibi öyle Efe sen yaparsın şöyle yap böyle yap diye onu böyle eğitmeyi düşünüyorum. Bir de hemşerilik davası da kullanılabilir hani bir noktada. Oradan Efe ile bir bağımız, bir yakınlığımız olabilir. Efe'yi çok sevmiyor değilim ama hani bu iş için boş çağır diyorum sadece. Okey Kötü abi. birisi değil bence.
Onun dışında uyandığımda bu arada ben çok şey yapmadım. Hani öyle büyük bir üzüntüm, bir kırgınlığım ya da bir başaramadık kaygım falan yok. Eğitim süreci bu. Olur böyle şeyler. Ordu'da ben bunları çok gördüm zaten. İlk başta girersin, yapamazsın, çıkarsın. Eğitim süreci bu. Bir dahaki ne yaparsın falan. Hani biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şeye karşılaşıyoruz. Çözememiz şey falan normal. Hani bir dahakine daha iyi konsantre olursun. Daha iyi takım olursun. Çözersin bence. Sorun yok yani. Mutsuz değilim. Tamam. Abi uyandığımda ilk düşündüğüm şey Efe. Çok sinirliyim abi Efe'ye. Yani vaktimizi çaldığını falan düşünüyorum boşlarıyla. Böyle mesela atla diyoruz. Atlayayım mı? Dalıyorum bak işte. Ne diyeyim, manyetik nefes tutma falan filan diyerek. Bizim zamanımızı yedi. Ve ilk uyandığımda ilk aklıma gelen şey o. Ve gerçekten bir daha onun aynı işi yapmak, aynı takımın bir parçası olmak asla istemediğimi düşünüyorum falan. O olmasa kesin alırdık gibi hissediyorum. Onun dışında boşu boşuna rezil olduk. Böyle hani diğer takım başarılıydı, biz başarısızdık falan. Bunlar beni bir tık üzdü ve daha çok sinirlendirdi, üzmedi. Çünkü yapabileceğimizi düşünüyorum. Takımın hepsine komple güveniyorum. Ama Efe'nin şeyinden kaybettiğimizi falan düşünüyorum. Bütün suçu Efe'ye yıkıyorum. Öyle bir sinir var üstünde yani. Okey. Genel olarak. O kadar. Tamam. Klasik. 5 dakikaya herkes genel alanda olsun emri geldi. Var mı bebeğe biraz geç giden, ne bileyim, gidip orada... Giderken kartıma bakacağım ben. Ne durumda? Parşömenlerinize bakıyorsunuz. Aynen, onlara bakacağız kesin. Herkes mi? Yok, benim aklıma gelmedi. Asaf? Asaf, sen bakıyor musun? Yok, bakmıyorum. Onu düşünüyordum abi. Okey. Oleana ve Catherine. Tamam. Hemen kontrol ediyorum. Parşömenleriniz... Hareketli değildi, hatırlayacaksınız. Evet. Sizin parşömenleriniz de harekete geçmiş durumda. Boya bir organizma gibi hareket ediyor. Ve siyahlar giderek beyazları kapatıyor. Diğer renklerin hepsi kaybolmuş. Siyah ve beyaz kalmış. %75 diyebileceğim oranda ikinizde de siyahlar var. Birebir aynı parşömenler değil. Farklı yerlerinden siyahlar iç içe geçiyor. Sanki bir mürekkep bırakılmış suyun içine ve akıyor. İkimizde de %75 oranında. Evet. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı ikinizde de. Çok iyi. Hocam şimdi net verin falan. 74. Oleana 76 Catherine. İyi. %2 gayet iyi. Saçma sapan. Ölüyor ama değil mi siyah? Küçük hesapları yapıyor. Ya. Ekstra bir şey var mı odada, ona bakıyorum ama büyük ihtimalle yok. Yok. Çıkıyoruz zaten. Çok gerildim böyle olduğu için. Aynen. Bir de benim karakterim fail etmeyi pek sevmiyor. O yüzden çok mutsuz yani şu an. Olabilecek en kötü senaryonun için. Başarmalıydı yani bir şekilde. Ben böyle kağıda bakıp şey diyorum. Amına koyayım seni Efe. Çok sinirlenmiş Efe. Evet, Allah belanı versin. Okey. Bu arada abi sen 5 dakika falan diye anons geldiğinde direkt ben şey yaptım yani, çıktım. Ben de aynen yolda baktım. Sıradayım yani, hiç şey değil. Tamamdır. Aşağıdaki... Beklemedim. Aşağıdaki mevzu şöyle. Yine o eski ekip 3 arkadaşlarını kaybeden çakı gibi duruyorlar. İkinci kata doğru bakıyorlar yüksek. Siz hariç, siz henüz tasvir etmediğiniz için bırakıyorum sizi. Sizin 13'lü de yukarıya doğru bakıyorlar. Artık o gruplar arasındaki şey ayrım o kadar keskin değil. İç içe geçmiş tek bir manga halindesiniz. Fakat Jasmine yok. Aa. Ben ilk başta alana vardığımda zaten yaptığım ilk şey yani Job'la parmaklıklara vurup aşağıya emir geldiğinde kafam öne eğik ve çok dolu bir şekilde o eski millete hoplayan zıplayan hafif yavşak tavrım tamamıyla tam zıttına dönmüş durumda. Kafam doluyken inanılmaz gergin ve şeyim, keyifsiz bir haldeyim. Yani biri görse, hiç tanımayan biri bile görse ne oldu diyeceği bir ifadem var dışarıya doğru. Yaptığım şey de aslında Jasmine'i bulup hani onunla en azından konuşmaya çalışmak olacak ama Jasmine'i göremediğim zaman iyice kaygılanıyorum. Ben yerime geçtim. Yukarı doğru bakıyorum ama çok sinirliyim. Böyle dişimi falan sıkıyorum böyle. Görebilirsin yani. Hı hı. Gerginim. Genel olarak ilk iki güne göre herkes bir gergin anladığım kadarıyla. Tabii. Sanırım şey hariç.
Asaf hariç. Herkes. Evet. Herkesin biraz morali bozuk. Ben de moral bozuk değil abi. Sen gergin niye rahatsın olayım abi? Neden gergin olayım? Peki. Yani o eğitimleri normal buluyorum falan demişti. Yani okay, normal geliyor bu süreç bana. Bir problem yaşandı. Evet, hani öğretecekler. Biz de daha iyi konsantre olacağız. Takım değiliz. İlk defa birbirimizi tanıyoruz. Yani normal şeyler bunlar. Bu mantıklı kadar başarılı olmamız. Şans olur zaten yani. Okey. Helal olsun. Nerdkady hoş geldin. Abi. Birkaç dakika geç olmak kaydıyla kapı açılıyor tekrar. Her zaman Duşko ve Gospodin'in çıktığı kapı. İçeriden sadece Jasmine çıkıyor. Ama yüzü gözü ağlamaktan şişmiş bir vaziyette. Bir yandan gözyaşlarını siliyor. Bir yandan ekibin içine katılıyor en önlere. Hepinize tek tek göz süzüyor. Önüne geri dönüyor ve ekibin en önünde mağrur şekilde duruyor. 30-40 saniye sonra Drago ve Duşko odadan çıkıyorlar. Önde yine her zaman giydiği pardesüsüyle Drago. Grup halinde yaptığınız testin sonuçları. Asaf, Zlatko, Katrin, Oliana, Efe, Jasmine. İkinci oda. Yazıklar olsun. Bitirik bir bulmacayı çözüp dövüş etabına geçemediniz. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ama şanslısınız ki bir kişinin kurbanı olmuş sizlerden çok daha rezil, çok daha kötü bir ekibimiz var. Dominik, Maya, Vladimir, Lucas, Konrad, Giovanni. Konrad daha önce tanıştığınız böyle kendisinden 15-20 tane kopya çıkardığını falan söyleyen bir eleman vardı. Araya giriyor. Ama efendim. Kes. Bir kişi görevi sabote etme uğruna sorumsuzca hareket ediyorsa o saatten sonra bu hepinizin problemidir. Yarın akşam bu 7 kişi hayatınız için dövüşeceksiniz. Bir kişiye engel olamayıp çabamızı boşa çıkarttığınız için, kaynaklarımızı boşa harcadığınız için aranızdan bir kişi gözüyle arka tarafta bir odayı gösteriyor. Oyun odasını boylayacak. Unutmadan yarın dövüşten sonra İstanbul, Stockholm ve Moskova laboratuvarlarının gospodinleri buraya gelecek. Yeteri kadar rezil oldunuz. Yanlarında yaptığınız en ufak bir saygısızlıkta gerisini söylememe lüzum yok herhalde. Şimdi herkes yemeğe, 2 saat sonra eğitim alanında olun. Dönüyor arkasına gidiyor. Konuşmuyorum. Hemen yemek alanına doğru ilerliyorum. Bunu Efe'ye bakıp dişlerim. Gidiyorum yemek. Ben de yemeğe. Arada parşömenime bakıyorum böyle. Geri hareket koyuyorum. Etmiyor şu anda. Her görüşümde sinirleniyorum ama yani. Ben alana doğru gitmiyorum. Hareketsiz bir şekilde orada duruyorum. Zaten söylediklerinin tamamını da dinlemedim. Hala düşünüyorum. Öyle kaldım yani. Dalmış biri gibi düşün. Tam Mete, böyle sen sözü ne yapıyorsun? Bitti ya. Pardon, evet. Ha, tam sözü bitti ya. Ben okey oldum böyle hani. Okey kral. Ben de yemek alanına doğru gidiyorum. Eyvallah reis. Peki abi. Durduk yere geldin, ağzımıza sıçtın gittin sabah sabah yani. Abi ben çok sinirliyim. Karakterinin evet, biraz dış görünüşünü de tasvir ederek başlayabilirsin aslında. Okey. Ay heyecanlı. Uzun boylu hafif. Böyle 1.80 boylarında falan. Nereli olduğumu falan anlatayım mı karakterini? Yok, dış görünüş sadece. Okey. Hafif düz saçlı. Hı-hı. Böyle keskin surat yapısı var. Böyle sivri bir surat yapısına sahip. Zayıf, oldukça zayıf. Onun dışında yakışıklı biraz daha. Renkli gözlü, aynen. Renkli gözlü. Böyle karizmatik bir Giovanni. Karizmatik bir Giovanni. Neydi bu abi bu arada? Ben de bilmiyorum. Onları konuşuruz birazdan. Onların hepsinin sırası gelecek. Giovanni. İzmirli çıkacak diye korktum.
İzmirli Giovanni. Tanırım. Ben benim. Abi sinirliyim. Ruh halimi sormuştum. Ben sinirliyim Ghost Body'nin konuşmasından sonra. Zaten tilt oluyorum. 3 gündür burada olmanın verdiği rahatsızlık var. Biraz önce bir de laf sokuldu küçük. Arkadaşlar kaçırmış olabilir. Ama bir küçük laf sokuldu. O yüzden daha da tilt oluyorum falan. Yemek alanına denildikten sonra hiçbir şey söylemeden, kimseyle muhatap olmadan yemek alanına geçiyorum ben. Sadece Zlatko mu genel alanda kalıyor? Oğlum bak. Kral kalbini kırdıysak bilelim öyle laf sokuldu falan hoş değil yani. Kim siz değil lan? İmalı imalı. Elif baştaki adamı yok, diyor. Yok yok, Ghost Body'nin laf soktu. Yüzüne söylesene Ghost Body'nin. Efendim? Yüzüne söylesene Ghost Body'nin diyor. Söyleyeceğim, çok az kaldı. Onda sıkıntımız yok da. Ha gel hadi. Allah. Evet. Biraz önce şey yaptı ya Suray. Sende siyah mı var? Açıklamamı ister misin? Yakalamış mıydın o kısmı? İşte siz ikinci odaya geç, şey ikinci teste. Şu anda gittiniz. Sohbet etmiyorsunuz Asaf'la. Bir manası yok açıklamanın. Ha yok tamam okey. Hayır oğlum başka bu arada ben... Ha sen oyun dışı mı konuşuyoruz diye. Yok ya gerek yok. Okey okey tamam. Sokan şey girebilir miyim araya bilmiyorum ama. Tabii. Yemekhaneye giderken Asaf'ı görüyorum ve yani ilk şeyim direkt ensemdeki rengi sormak oluyor ve Asaf'ın ensesine bakmak oluyor. Sormadan önce refleks ama. Olarak bakıyorsun tabii ki. Sen Asaf'ınkine tabii, bakıyorsun. Tabii önce bakıyorum dün Asaf'a. Yeşildi bugün siyah. Falan. Asaf Asaf deyip böyle bir durduruyorum. Top. Efendim. Öyle dönmüş artık. Müthiş epe kral. Ne? Ne? Bir de gerçekten Sena'yı arıyor böyle. Yok ama şaşırıyor. Efendim? Ensendeki rengi biliyor musun? Tabii ki hayır. Ne renk? Yeşil değil mi? Yok siyah olmuş. Siyah mı? Dur bakayım evet, sana. Benimki ne? Şuraya saçlarını araladım. Siyah. Seninki de siyah. Siyah. Ne yapacağız? Çok stresliyim, çok stresliyim. Bu siyah hiç iyi bir şey değil. Seninki de yeşildi. Seninki niye siyah oldu? Benimki niye yeşildi? Neredeler? Ben onu anlamadım zaten. Yoldayız. Yemekhane yolu. Ha, okey. Ben yemeğimi yiyorum. Benimki niye yeşildi? Onu anlamadım. Dün yeşildi, bugün siyah oldu. Yani başarısız olduk diye siyah oldu. Sen dün sizinki siyahtı. Siz peki şu başarısızla... Başaran tayfaya baksak belki onların rengi değişmiştir. Belki bir şey yakalarız. Neye göre değiştiğini görürüz, öğreniriz. Aklıma bir şey geldi. Catherine'inki siyah mıydı dün? Catherine'inki de siyahtı, evet. Ya şeyi düşündüm. Hani ilk geldiğimiz günden beri sonuçta biliyorsun ordu geçmişim var. Düzen, evet. Disiplin bunlara uymaya çalışıyorum. Hani sürekli uyduğum için benim hakkımda bir olumsuz karar vermediklerinden dolayı mı acaba yeşildi ve bugün başarısız olduğum için mi siyah oldu diye düşündüm. Olabilir, ama bilmiyorum ki. Yani Catherine'i de ben yanımda tutmaya çalıştım ilk günden beri. O da disiplin içerisinde olmaya çalıştı falan. Evet, o da pilottu galiba. Gözden bir şey kaçırıyor olabilirim belki. Bilmiyorum ya, pilot bence o... belki de bizim başarılı ekibin rengine bakıp mesela onlar yeşil oldu mu? Bunu öğrenmemiz lazım. Şu anda karşılaştırabileceğimiz tek şey yok. Çünkü herkes siyahtı senden başka dün. Hangi başarılı ekip? Ha, başarılı ekip yok. Diğerleri komple başarılı. Biziz başarılı, onlar komple başarılı. Okan Ezgi'ye abonelik hediye etmiş bu arada. Ezgi hoş geldin. Ben onu tamamen atlamışım abi. Kesiştik. Etrafımıza biraz insanlar varsa hani insanların enselerine bakalım en azından Asaf. Yani insanları görelim. Renkler siz böyle nedir? Yan kesici gibi geziyorsunuz insanların etrafında. Yemekhanedeler hepsi. Zaten siz de vardınız oraya Zlatko hariç. İnanılmaz bir heyecan var yemekhanede. Herkes birbirlerini dürtüp şey yapıyor. Oğlum şeyler geliyormuş. Stockholm'dan, Moskova'dan, İstanbul'dan adamlar geliyormuş. Nasıl? Hani şeyimiz yoktu. Hiç, ilk defa iletişim kurucu çok heyecanlı falan. Sizden 9 sene önce gelen ekipten bahsediyorum. Ha, bir bayram havası. Yemekhane şey gibi şu anda. Eğlence düzenleniyor gibi yemekhanede. Sizin ağzınıza sıçıldı. Yarın 7 kişinin ölümüne dövüşeceği duyuruldu. Ama eskilerin zerre kadar umrunda değil ve bu insanlar dışında yeni yüzler görecekleri için ağızları kulaklarında. Öyle bir ortam anlatabilirim size. Sadece Ghost Body'nleri geliyor değil mi ama şeyleri gelmeyecek. 3 laboratuvarın Ghost Body'ni gelecek dedi Drago. Okey. Okey. Bu arada şey Asaf benim kağıdım rengi değişmiş. Bu siyahlar artıyor gitgide. Sen baktın mı kağıdına?
Yo, bakmadım. Bizim bu üstümüzdeki kıyafetin cebi bir şey vardı değil mi? Ya şey yok. Altın cebi var. Üstün yok. Ha, tamam. Eşofman kıvamındaydı zaten. Evet. Tamam. Oradaydı zaten. Hiçbir yere çıkarmadım. Bakayım bir. Ya bazılarında açtım var, bazılarında kaldı. Yok bu arada da. Seninkinde var. Okey. Allah'ın hikmeti. Açtın abi. Bakıyorum. Yeşil olduğu belli içinde. Ama ton olarak, anladın mı? Yani siyahın içine mi karışmış? Böyle bir yeşil aurası da geliyor seninkinden. Yine canlı şekilde hareket ediyor. Yarısından fazlası siyah, kalanı beyaz. Ama siyahın rengi böyle bir koyu yeşille karışık. Pis pis siyah yani, anladın mı? Öyle bir şey. Ayrıca bir yeşil şemaya girmemiş. Okey. Yani sanki dün yeşildi ya benim ensemdeki de. Baksana siyah sanki onun içerisine girmiş gibi. Yani böyle artık kararıyor gibi bu yeşillik. Evet. Yani yeşil ne ifade ediyor hala çözebilmiş değiliz ama bitmiş gibi sanki, baksana. Çoğunluğu siyah olmuş. Evet. Sen peki dün kağıdın nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama hatırlamıyorum. Hatırlıyor, abi, evet. Çoğunluğu yeşildi. Beyaz ve kırmızı da vardı. Siyah yoktu sende. Senin ya böyle tamamen, yani yeşil sayılırdı tamamen. Ama böyle kırmızı, beyaz falan da vardı. Yani karşıya siyah var mıydı? Bilir misin, bilmem, bilmezsin. Siyah hiç yoktu. Hiç yoktu. Konturda bile siyah yoktu yani. Tamamen böyle yeşil, kırmızı, beyaz. Öyle değişikti yani. Nasıl bu hale geldi bu ya? Okan, birazcık ses dönüyor sende. Eğer değişiyorsa belki de başarılı bir değişecek. Eğer evet işte. Eğer bunlar bizim buradaki durumumuzu ifade ediyorsa, yani uygunluğumuzu ifade ediyorsa, yani baktığın zaman çok mantıklı geliyor. Dün yeşildi. Dün başarısız olduk. Simsiyah oldu. Seninki nasıl oldu bu arada? Benimkinde de karışıktı renkler. Hı-hı. Şimdi sadece siyah beyaz var ve siyahlar beyazı böyle içine içine geçiyor. Siyahlar artıyor bende. Bende başka renk yok. O zaman yani bu bizim bu duruma hazır olmamız, artık uygun olmamız onunla mı alakalı? Yani mesela büyük şey gibi mi? Bu bir sembole mi dönüşecek en sonunda mesela? Diyelim ki biz artık uygunuz ve başarılı hale geldik. O yarısı karanlık, yarısı aydınlık dünya sembolü mü oluşacak acaba? Öyle bir şey mi bu? Hazır olduğumuzda, tam onların işine yarayacak biri olduğumuzda büyük ihtimalle Jasmine'deki gibi bir şey olacak. Ya bu kadar değerli bir şeyse bu elimizdeki belge, bunu bize vermeleri de çok garip. Yani kaybolabilir, yırtılabilir, biri diğerininkini çalabilir, herhangi bir şey olabilir. O da mantıklı gelmiyor bana. Yırtsak ne olur mesela? Ben sadece mesela, yeşil kısmını ayırmaya çalışsam, elimde yeşil kısmı kalsa. Bilmiyorum, bence DM bunu hiç düşünmemiştir. Bence yırtalım. Yaksak mesela ya da. Neyle yakıyorsunuz? Yakamayabiliriz. Bilmiyorum yani, onu bulabilir miyiz şeyi, ama bir yırtabiliriz, bilmiyorum. En azından ne olacağını görürüz. Bilmiyorum, bizimkilerle de bir konuşalım. Şimdi fevri bir şey yapmayalım da. Ya evet, belki de konuşalım. Çok değerlidir ve bu da testin bir parçasıdır. Sonuçta adamların şakası da yok. Hani yukarıdan bir ses geliyor anda... Asaf. Yakmazsan adam değilsin lan. Yırtmazsan adam değilsin lan. Hadi eyvallah. Ne olacağını biliyordum. Bize bunu verdilerse bu çok kıymetlidir. Benim de içime bir his geldi şimdi. Bir doğdu değil mi? Bana da böyle bir içime yani, bir his geldi. Lapın üstünde yırt yazıyor. Dört harfli. Yırt. Yani Allah kahretsin ki bunu yırtmayalım bence ya. Asaf bir dur. Diğerleriyle bir konuşalım. Dur. Yırtma o. Bir izin. Dur ama elbet bunun vakti gelecek. Tamam. Bir de bak, İzmir'le dedin. Konusu açıldı, hazır. Bir daha Efe'yle hiçbir işe girmiyoruz. Bak Asaf. Ya tamam. Asabım bozuldu benim. Asabım bozuldu. Bir değişiklik olmadı bu arada hafı içince değil mi Sarkan? İçtiniz mi? Ben içtim abi. Ben yemeğimi yedim, bitirdim. Daha geyikteyiz ya. Herkes içti mi okunu? Biz daha gitmedik ki masaya. Evet, o yüzden dedim. Okey. Catherine yemeğini de yedi. Hapını da içti. Şöyle yalnız arkadaşlar. Table dotlarınız var her zamanki gibi. Table dotların içinde yarım dilim kepek ekmeği var. Azalmış yani. Yarım bardak su var ve haplarınız var. Okey. Çorba yok. Çorba da yok. Yani gel istersen biz de geçelim bu arada. Geçelim geçelim. Ben yanıyorum bu arada. Sen ne diyorsun Efe ile alakalı ya? Yanıyorsun mu? Yakma kağıdını. Yakma. Bak yakarım kağıdımı. Hayır hayır, yapma kendini öyle.
Ne diyorsun sen Efe'yle alakalı bir şey diyordun en son. Onun yüzünden kaybettik dün. Ben onun yüzünden ölmek istemiyorum ya. Bu işin şakası yok. Niye onun yüzünden yok. Kaybederim? Ben bu adamı çocuk görmek... elinden geleni yaptı ya, suya girdi ya falan. Adam burnunu tıkıyor suya inerken. Asaf sen ya, neler saçmalıyorsun. Ya şimdi reflekstir o hani sonuçta. Daha alışkan değil ki şeyine karşı, güçlerine karşı. Bence reflekstir. Ama gidiyor, sadece burnunu tıkıyor diye mi şimdi Efe'yi sevmeyelim yani? Sen dinlemedin mi o adamın planlarını? Sen bahsetmedin mi bize? Planları çok uçuk kaçık, evet. Farkındayım, ayakları yere basmıyor. Çok saçma konuşuyor. Hiçbir mantığı yok söylediği hiçbir cümlenin. Ama hani böyle sonuçta burada başka şansımız yok. Gücü var. Güzel bir gücü de var. Nefes almayabilir ya, isterse. Kullanılabilir. Yani birazcık üzerinde uğraşsak belki yola getirebiliriz. Yani niye öyle düşünüyorsun? Ayrıca biz takımımızı almıyoruz ki, kimseyi seçmedik. Sen beni seçtin mi? Verdiler. Seçtim. Yeni verirlerse ne yapacağız? Bilmiyorum abi, ama en azından yarın bir gün bağımsız bir şeye gireriz. Yani bilmiyorum, ben şey yapabileceğimi düşünmüyorum yani, çekebileceğimi düşünmüyorum. Korkutuyor beni. Ben canımdan mı olacağım onun yüzünden? Aşırı sinirliyim falan. Tamam. Ya bir sakin ol. Biraz bir yoluna bakmaya çalışacağım ben Efe'yle alakalı. Soğuma Ejder, yani Karayolu'na bir iki diyor. Teşekkür ederim. Türksünüz. Lütfen anlarsın dilimden belki. Bilmiyorum. Ya bir şeyler çözmeye çalışacağım. Efe'yle ilgili planlar var kafamda. Gel gidelim istersen, biz de şu yemeği yiyelim. Hadi de yiyelim. Zlatko alanda değildi değil mi? Zlatko genel alanda bekliyor. Zlatko, Duško yanına geliyor. Ha, ben abi özür dilerim. RP'nin bitmesini beklediğim için şey yaptım. Okey. Yani herkes içeri... Şeyi arıyorum. Jasmine'i mi? Yani konuşacak birini arıyor. Yo, Jasmine'le alakam yok şu an. Konuşacak birini arıyorum. Şeyi soracağım. Yani yemekhaneye gidip hapımı alayım, odama i̇şte, çıkayım. Okey, tam onu söylüyordum. Duško yanına geliyor. Sen zaten etrafta tek başına kaldığın için hiçbir şey söylemeden eline bir hap tutuşturuyor, gidiyor yemekhaneye. Su da yok, bir şey de yok. İçiyorum hapı, yutmaya çalışıyorum. Çok alışık değilim bu tarz şeylere. Kolay, biraz zaten öksürerek. Aynen, hafif öksürerek yutuyorum hapı. Ozan hoş geldin. Tamam. Geliyor mu peki Zlatko? Yok, alandayım. Odaya doğru böyle yavaş adımlarla şey yapıyorum ama ayaklarım da geri gidiyor. Jasmine belki çıkar da görürüm diye. O genel alanda takılıyorum birazcık yani. Okey. Şimdi masada ki düzeniniz zaten numaralarınıza göreydi. Onu daha önce konuşmuştuk. Ben numaramı soracaktım sana. Asaf 4, Catherine 5, Oliana 15, Zlatko 19, Jasmine 34, Giovanni 24. Yani sen aslında masa ortadan döndüğünü hesap edersek Asaf, hı-hı, ve Catherine'in karşı çaprazında yakın bir mesafede oturuyorsun. Hapını, hı-hı, içiyor musun? Ne yapıyorsun? Ben zaten hapımı içtim. Çok ufak bir yudumla. Hı-hı. Ekmeğimden de böyle bir yudum aldım. Gözüm böyle etrafı izliyor falan. Masada eksik olduğunu fark ediyorum falan. Zlatko'yu görmüyorum. Sonra şey yapıyorum. Elime kalan ekmeğimi ve su bardağımı alıp şeye doğru, ortak alana doğru gidiyorum abi. Zlatko'nun, okay, yanına doğru. Tamam. Bu sırada Catherine ve Asaf'ın yanına Efe yaklaşıyor. Arkadaşlar günaydın. Şey mi? Catherine mi? Ha, ikisine. İkisi yan yana atıyor. Günaydın. Okey, okey. Ya. Günaydın. Günaydın. Beyler diyor, sonra kendini topluyor. Pardon. Arkadaşlar. Ya şey... Ben Asaf abiyle konuştum Catherine. Hani seninle çok şey yapmadım da, manyetik nefes tutma şeklinde bir benim önerim vardı. Abi hani başarısız da olduktan sonra dün, bugün bak bir sürü papara yedik. Ne diyorsun? Hala mantıksız mı diyorsun abi? Asaf bak sinirlerimi bozuyorsun. Asafını mı bozdum abi? Özür dilerim. Asaflarım kalktı. Asfalyaların mı attı abi? Bizim orada öyle derler. Ha, bulamadım. Sizin bir neydi o? Asfalyaların attı abi seni. Asfalyalarımı attırıyorsun Efe sen benim. Kardeşim bak zaten dün sıkıntı yaşadık. Manyetik nefes tutma bir şey diyorsun. Dünden beri sana 100 kere söyledim. Öyle bir şey yok. Manyetik nefes tutma. Abi çok diye. Yani yanlış anlama, saygısızlık olarak anlama. Senin planda da olmadı yani. Değil mi Catherine ablam? Mesela bence seni dinleseydik biz yine başarılırdık. Ya da beni dinleseydik, Oliana ablamı dinleseydik yine başarılı olurduk ama Asaf abinin beni dinlemeyen inatçı tavrı, çok affedersiniz yanlış anlamayın, benim orada manyetik nefes tutmamın önüne geçti. Efe kardeşim, manyetik nefes ne demek?
Açıklar mısın teknik olarak? Soru. Abla şimdi normal nefesi biliyorsun. Manyetik nasıl oluyor? Bunun daha uzun tutulabileni ve metallerle de işbirliği içinde tutulabileni. Nasıl bir işbirliği nefes alırken metallerle? Mesela almıyorum. Asaf abim ne yapıyor? Manyetizma kontrol ediyor. Benim nefesimi de kontrol edebiliyor. Çünkü niye benim nefesim manyetik nefes tutma? Yok. Olmadı. Orada patladık. Işte. Yok. Çok güzeldi. Yok. Yok. Bir dakika, ben senin nefesini kontrol edebiliyor muyum Efe? İşte deneseydin abi belki görürdük bunları ha. Oğlum deli misin? Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte bilmiyoruz mümkün ki değil. Denemedik abi. Ya kardeşim fizik biliyoruz sonuçta. Ne demek bilmiyoruz? Mümkün mü manyetik nefes tutma diye bir şey? Efeciğim abi, yapma. Hani şeyde başladık anladığım kadarıyla. Hani sen kuyumcusun, fizik de bilmiyorsun. Ben biliyorum'a falan da başladık. Tamam abi. Hayır, ben yemeğimi... Abi afiyet olsun. Yani Asaf abi, Ketrin abi. Afiyet olsun. Diyor ki... Gel. Ulan Efe'nin tribini mi çekeceğiz? Benim yerim belli abla. Ben tamam. Gel. Afiyet olsun. Yok ben şurada köşede yerim ya. Yani ben sana afiyet şeyi anlatmaya çalışıyorum. Efe. Sen güzel olduğunu düşünebilirsin fikirlerin ama manyetik nefes falan. Yani iyi fikirler değildi bunlar. O yüzden öyle bir illüzyona kapılma yani. Bunu yapsaydık şöyle olurdu da falan. Bilmiyorum, bir şekilde beceriksiziz yani. Yapamadık, anladın mı? Kartına baktın mı mesela? Bakmadım. Kartıma bak. Tam olarak %76 oranındasın. Evet, ben onu diyecektim. 76 ya. Evet. 76 ya. Yanında yaşandı yaşanmadı ya. Yazıyor. Ensemde siyah. Nasıl ya? Oha. Seninki de mi o kadar siyah oldu? Fes görseli mi peki? Evet. Fes görseli yapmışlar. Efe'deki fes görseli. Efe'de fes görseli var. Çok az beyaz, geri kalın siyah, yanında siyah yaşanmadı, beyaz yaşandı yazın. Yok. kendisininkine bakmamış, yanında da taşımıyor. Ama seninkini görünce bir ufak ürperdi açıkçası. Yani yakında öleceğiz gideceğiz burada, hiçbir şey de beceremedik yani. Nasıl yapamadık anlamıyorum ya. Bilmem nasıl abla yani, bir dahakine yine yeni fikirlere kapalı olalım, daha hızlı o askerler bizi öldürsün, daha hızlı öldürsün. Çünkü son ben yine suçlamak istemiyorum burada. Asaf abi oradan Zlatko abim bir şey dondurdu, bir şey çekti falan. İki kat hızlandılar, üzerimize koştular 60 kişi. Ben yediğim dayağı hatırlıyorum. Yani sonuçta orada bir şey deniyorduk ama yani Zlatko'nun suyu dondurması hiç mantıklı değildi orada. Evet değil mi? Size de öyle geldi. Bilmiyorum. Birini suçlamak Zlatko'nun... istemiyorum. Sonuçta tek başıma bile halledebiliyor olmam gerekiyordu benim. Evet. Bence birbirimizi suçlamak yerine önümüzdekine bakalım. Önümüzde daha büyük bir problem var. Bir kere bir önümüz şey yaşandı. Önümüz var mı acaba? Dedi ya adam işte bir şeyler. Ya. Senin kartın tabii sen iyi durum. Baktım yavrum. Kartım. Nasıl tamam iyi durum diyeyim? Aynı şekilde benimki de siyaha geçmiş. %72 diye mi benimki sorun şimdi yani? Burada kavga mı edelim efendim? %72 mi o ya? Kavga mı edelim 55 yani? Senin gibi. Uzaylıların arası. Ne? Kaç benimki? 55. 72 değil mi? Tamam 55 olsun ya. Ketrin. Yok. Değişelim şey o zaman. Bunları böyle bulaştırsak birbirine. Hayır, fark etmiyorsa değişelim o zaman yani. Öyle bir şey mi bu? Öleceğiz gideceğiz kardeşim. Tamam ablam, ben dediğim gibi. Ya bu kağıt yüzünden ölmeyiz. Bunu trip olarak algılamayız bu arada. Abi ben ilk gün baktım kapkaraydı, korktum, bir daha bakmıyorum. Bakalım şimdi bir bakalım birlikte. Kahve efendim siyasi. Nasıl getireyim, yanında değil mi? Odada, yatağımın üstünde. Bekle 2 dakika. Fık diye gideceksin. Tamam bekliyoruz. Gideceğiz. Hepimiz gideceğiz bir gün yani. Sen ablam nerelisin? Florida. Florida. Bizde bir laf vardır. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır diye. Ha bu yarın olur. Ha bugün olur. Ha bugün diyorsun. Evet. Ha bu. Ben bir gideyim getireyim mi? Git bir sen. Görüşürüz. Hemen böyle son böyle bir yudum suyunu da atıyor. Ekmeğini ağzına atıyor. Gidiyor. Şöyle mi? Aynen böyle abadım zeytin falan gidiyor. Şöyle gidiyor ama değil mi? Ellerini şöyle sallıyor. Şöyle omuzdan sallıyor böyle. Aynen. Daha ya böyle... Ben Efe'yi ben oynasaydım keşke. Tam şey ya bu arada. Feridun Davorin karışımı bir karakter karışımı yani. Karışımı ya. NPC olması müthiş oldu bu arada. Ve Sufi zekası. Sufi zekasında evet. Üçü de. Evet. Ketrin. Tamam.
Bu çocuk benim enerjimi sömürüyor. Ya bilmiyorum, enerji bizim moralimizle alakalı bir şey yok bence ortada yani. Ölüyoruz gidiyoruz ya. Ben inanamıyorum bunların olduğuna. Bugün birileri gelecekmiş İsveç'ten falan diyorlar. Herkes inanılmaz heyecanlı. İnsanlara baksana sanki ölmüyoruz gibi. Şeyler var bu arada yan masada. Zlatko'nun da Asaf'ın da gözüne çarpan. İnsanlar birbirine şeyi soruyor. Nasıl gözüküyorum? Nasıl? İyi miyim falan yapıyorlar. Ya akıyor. Manyak. Benim gözüme nasıl çarpıyor lan? Affedersin. Yan yana oturan Asaf ve Catherine değil mi? Evet. İkinizin gözüne çarpıyor, pardon. Baksana insanlara ya. Üstüm nasıl bilmem ne falan diyorlar abi. Kim bizi görecek olan da insan değil mi ya? Ben anlamadım. Hepimiz burada ölüyoruz. Herkes şey derdinde. İsveç'ten gelip bizi görecekler falan. Sanki bir seçim yapacak gibi davranıyorlar ama bence ilk defa gelecektir. Yani daha önce bu kadar kolay gidip geliyor olamazlar ya. Zaten bir sürü imkansızlık, kısıtlı durumlar, şartlar. Bilmiyorum, Horus bizi izliyormuş. O yüzden kağıdımız bir şeye dönüyor. Ensenizde garip başka bir şey var. Ne olduğunu da anlamadık bunların. Ya şunlara da gidelim konuşalım bari ya. Millet kafayı yer. Gel soralım ya. Bizimkiler nerede bu arada, gördün mü? Ben bir tek Olyan'ı gördüm. Zlatko'yu gördün mü sen? Tayfa cinayet galiba. Zlatko çok morali bozuktu onun Jasmine'den dolayı. Jasmine kayıp zaten, ortalıkta yok. Jasmine'i ben gördüm, çok mutsuzdu. Bilmiyorum, onunla yüzleşmek istemiyorum galiba ya. Of. Ama psikolojim bana hiç hazır değil. Ya. Hala anlamış değilim ya. Ya muhtemelen genç. Çok yetenekli. Bilmiyorum. Yani bir çocuğun üzerinde böyle bir şey yapılması etik mi diyeceğim ama durum etik değil ki. Bunu mu tartışacağız şimdi yani? Biri çete şey yazmış. Neyse. Efe ile konuştukça kağıtlar siyahlaşıyor. Bu kadar haklı ki. Oymuş değil mi? Bütün senaryonun plotu oymuş yani. Aynen. Okey. Bence zaten benim teorim ensemizdeki şeylerin kalan ömrümüz oldu. Tamam. Belli ki. Zaten söylüyor mu şu an bana bunu? Defaultken, yok hayır, o şey meta söylüyorum. Yani benim kendi içimdeki düşüncem ensemizdeki şeylerin hani kalan ömrümüz oldu. Çünkü siyah olanlar, dünyadan siyaha dönenler ölüyor. İşte ilk geldiğimizde daha kimsenin yeteneği belli değilken genç olanlar yeşildi. İşte siyah olanlar yaşlıydı falan. Benim ilk teorim buydu. Hala böyle düşünüyorum. Henüz daha aksini kanıtlayacak bir şey bulamadım. Efendim de simsiyah olması. Ölmesi gerektiği gerçeği Özgür falan. Özgür, hoş geldin. Yani şey, bu arada biz eskiden burada olanların yanına mı gidiyoruz? Bizim köyün yanına mı, Catherine? Eskiden burada olanların yanına. Bu üstüme baksana falan diye heyecanlananlar. Okey, bir gidelim o zaman. Gel gidelim, konuşalım bari. Merhaba. Daha önceden tanıştığınız birinin yanına mı gideceksiniz yoksa ilk defa gördüğünüz birinin yanına mı? Random, ilk defa gördüm. Random ya. Okey. Bir tane... Şeyi söyleyelim mi bu arada? İçti kapları falanları şey yapalım. Herkes içtiyse okey. Yedik içti abi. Tahmin edeceğiniz üzere isminizin bir yeni harfi daha Asa vardı haplarda. Senkin de Asa yazdığı için sen... Neyse. okey. Şeye böyle karşısındaki erkeğe... İşte saçlarım nasıl, ya üstten mi toplayayım, arkadan mı şey yapayım falan diyen böyle gayet de çekici alımlı bir hanımefendi var. Merhaba. 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 Sen Asaf, merhaba. Sen Catherine değil mi? Evet. Memnun oldum. Ben Emily. Merhaba Emily. Selam. Ya çok güzel değil mi ya gerçekten? Gerçi sizin için tabii çok şey olmaz, siz daha yeni uyandınız sayılır da. Dışarıdan insanlar, diğer laboratuvarların gospodini, acaba bizimkiler kadar güçlüler mi? Ne bileyim, haberler verecekler mi dünyadan falan? İnanılmaz bir şey değil mi ya? Daha önce hiç gelmediler mi? Hayır. Aa, hatta hiç. Geçen toplantıda da söyledi ya. Diğer yerlerden haberim yok dedi gospodin. Ya bilmiyorum, benim aklım biraz karışık buradaki durumlarla alakalı. Hiç kendisi de heyecanlanmadan söyledi. Çok normal bir şeymiş gibi söyledi de. Acaba ne olacak? İnşallah bir şey yapıyorlardır beni, ne bileyim, göreve falan yollarlar. Ben artık sıkıldım, hazır hissediyorum. Nasıl görevler olabiliyor musun? Nasıl görevlere gidildiğini? Ya hiç gitmedik biz de. Hep işte hazırlanacağız. Bütün laboratuvarlar birleşecek, ondan sonra dünyayı kurtaracağız falan dendi bize. Böyle kendinize dikkat etmeye çalışıyorsunuz falan ya, onu ben anlayamadım tam ya. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Asaf'tı. Ya Asaf 10 yıl. Heh. Yani 10 yıldır şuradaki 60-70 kişi dışında kimseyi görmedim. Bana insanlığımı hatırlatıyor adeta. Beni beğenecekler mi? Ben eskiden çok beğenilen falan bir kızdım aslında.
Yani bizi beğenmeye mi geliyorlar sence? Ya, hiçbir fikrim yok ama beğenseler beğenilmek derken olmaz mı? Yetenek olarak mı yoksa? Genel. Güzellik de olur. Mesela sen Ketrin, üstten mi toplayayım saçımı? Başına vurmuş abi. Yoksa at kuyruğumu bırakayım, açık mı bırakayım? Açık bırakmak biraz böyle korkusuz, güçlü gibi bir şey verir mi? Tabii çok cesur. Açık, bence açık çok güzel. Jacob'a sordum da o her türlü dedi. Açık bırakıyorum o zaman. Ben böyle biraz deli muamelesi yapıyorum kadına. Ya bu arada heyecanları çok normal. Size inanılmaz, tabii. Bak inanılmaz creepy geliyorlar tamam ama yargılayamıyorsunuz o kadar. Herkes biliyorum, aynı şekilde. Ben çünkü anladım zaten onu ve şey yapıyorum hani anlıyorum ve yapısal olarak parçalanıyorum. Çünkü bana anlamsız geliyor. Tamam mı? Okey. Ağzıma dönüyorum böyle hani biz çünkü hiç o heyecanda değiliz. Biz öleceğiz falan kafasındayız. Evet. Ağzıma böyle bir bakış atıyorum. Çok güzel değil mi? Bütün hani, üç saçla da bence çok güzel. Yani her şekilde güzelsin bence Demir ya. Bu çok kadar kafana takma ya. Hiç dert etme bunu. Sen kendine güven yeter ya. Orada umarım sayın olan gospodinlerimiz de böyle düşünür. Umarım. Gospodinlerimiz her şeyin en iyisini bilir. Yeteneğin neydi bu arada? Yeteneğin neymiş? Ben ateşlerle falan bir şeyler yapıyorum. Aa. Ya parmaklarından böyle ateş yaktı. Kağıdı yok. Hiçbir şey bu. Sen tek başına çaresin dünyaya. O kadar değil. Buzu muzu eritiyorum. Sever de beni bu arada gospodinimiz. Ben biraz level böyle şeyimdir. Yanlış 6 level falanım ben. Yanlış anlamayın. Hani torpil gibi değil de gospodin beni hep bir şey ya ben hep zamanında giderim bütün çalışmalara. Hiçbir daha görevlerde, testlerde başarısızlığım yoktur yani. Evet. Peki adınızın Yasemin Hanım olmadığını yok. Emily. Ablacım ateş var mı diye böyle sigara sarmış oradan o diamant için alıyor. Bir saniye olacaktı diyor. Unutuyor. Becerdiğini unutuyor. Üstüne mi bakıyor? Üstüne falan bakıyor ya. Başka pantolonu... Dur. Tamam söylemedim böyle bir şey tamam. Ha, sigaram yok mu? Sen Efe'den sigara almadın. Yok okay. Efe'den almayı unuttum. Geri söndürdü. Emily sen nerelisin bu arada? Kanada. Evet. Yakın. Biraz farklı. Amerikalıymışsın duydum. Evet. Asaf'ın aksanı biraz sert. Asaf sert, Türk. Sadece Asaf'ın aksanı evet değil. Allah Allah. Emel'i beğenilmiş olmanın verdiği de bir şeyle. Söyleyeceğim, o kadar gereksiz. Hiç cringe bulmadı bu şakanı. Ullala falan içinden diyor. Gerçekten sonra ben de ya. Bunu demedi Asaf bu arada. Asaf öyle birisi değil. Okay, bu deseydi ne olacağını bence anlattım ben. Ya. Tamam. Tamam. Tamam biz salalım artık RP'mizi. Evet, çok... İnsanlar da biraz RP yapsın. Gün bitti. Turumuz geçiyor Zlatko'ya. Merhaba Zlatko. Sen hücrene mi gittin? Ya dolanıyordum en son. Boş. Duşko geliyordu yanıma. O sırada Emily oldu. Hap verdi gitti. Duşko diyorum ya. Giovanni geliyordu. Giovanni geliyordu. Buyurun. Ne olduğunu anlamadım. Abi elimde bir bardak yani az bir su ve ekmekle gidiyorum. Yudum diyelim. Yudumla yudum ve ekmekle. Merhaba. Sen. Aç olmalısın diyorum. Ekmekle suyu uzatıyorum böyle. Eyvallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Görmedim seni daha önce. Çok dikkat çekmemeye çalışıyorum birkaç gündür. Neresin? İtalyanım. Sen? Bosna. Enteresan. Farklı milletlerden bir sürü İtalyanın insanlar. Neresi? Bir dışarıda genel alandalar. Meta sordum pardon. Okay. Enteresan ben onu düşünüyorum şu an. Bosna mı enteresan? Evet. Farklı milletlerden bir sürü insan toplandı buraya. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Küçük bir çocuk gördün mü ya? Jasmine'den mi bahsediyorsun? Aa aynen. Gördün mü bugün hiç? Sadece içtima alanına gelirken gördüm. Biraz üzgün gözüküyordu. Bir şey mi oldu? Yok bir konuşmam lazım onunla. Şeyde gördüm yemekhanede. Hayır. Yemekhanede sana sordum de lan. Bilmiyor da Giovanni o yüzden. Görmedi. Belki bakmadı. Size vakit kazandırmaya çalışan aklımı ben. Evet. Jasmine'i görmedim. Seni de görmedim ama burada olduğunu tahmin ediyordum. Gelmedin.
Ufak bir ceza olayı diyelim ya. Gospodin'i gördün mü? En son yemeğe girmeden önce bize anlattıkları işte. Daha sonra onları da gördüm. Yemekhanede o da mı yoktu? İçeride görmedim. Allah Allah. Belki tamam, bakmamışsın. Jasmine. Peki siz Jasmine'le çok mu yakınsınız? Olabilir, bakmamış olabilirim. Görmedim yani sonuç olarak. Okay, okay. Severim. Çok severim. Bir akrabalık ilişkisi falan? Yok. Ama kız siyahi bu arada Giovanni. Ha, okey. Ya bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorum çünkü aşağı bakıyor. Her şey her şey çok salak. Zlatko geri döndü. Yok, denmedi. Tamam. Okay. Her karışmış şey çok anlamsız. Merak ettim sadece. Yok, kardeşim peki, gibidir ama severim ya. Yani. Peki arkadaşların? Var mı işlerinden tanıdığın daha önce birileri? Yok, daha önce tanıdığım kimse yok. Buradaki arkadaşların hepsiyle burada tanıştık. Ama yani bugün cezalı olduğumu biliyorlardı. Hiç tanımadığım sen geldin, yemek getirdin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Afiyet olsun. Zaten bir şey de getirmemişler. Bir yarım bardak suyla yarım kepek ekmeği yani. Kim doyar ki bununla? Saçmalık. Burada öleceğiz gibi hissetmeye başladım. Neyse, memnun oldum. Odama çıkmam lazım benim. Ben de memnun oldum. Bir ara uzun uzun sohbet etmek isterim. Eyvallah. Senin rengin neydi bu arada? Siyah mı? Bu ne kardeş? O konular biraz karışık bende. Anlamadım. Yani birkaç gündür insanların ensesindeki bu renkleri fark ediyorum. Değişiyor sürekli. Ben ilk günden beri siyahım. Anlamadığım bir şekilde dönüyor mu dönmüyor mu bilmiyorum. Burada i̇lk çok gün fazla bu insan... arada ilk günkü testte siyah olup da ölmeyen tek kişi Giovanni. Anlamadım yani. Burada herkesin her gün rengi değişiyor. Bir şekilde benimki siyahtı. Çok fazla arkadaş da edinmedim. İnsanlarla konuşmamayı tercih ediyorum. Ama şu an hangi renk inan bilmiyorum. Bakayım. Siyah. Siyah hala. Senin için çok değişim olmamış. Anlamlandıramıyorum. Bir sabah uyandım. Dün sabah uyandığımda yanımda bir parşömen gördüm. Bomboş bir kağıt. Hiçbir anlam vermedim. Yani seninki herhangi bir şey. Hiçbir şey yazmıyor kağıtta. Bembeyaz bir kağıtta. Ne bileyim, boya moya hiçbir şey yok mu? Boya derken? Resim gibi bir şey mi? Yok lan, böyle boyanmış gibi ya. Hayır. Seninkinde bir şeyler yazıyor mu? Ben bir şeyler yazdılar verdiler size diye düşünüyordum. Allah Allah. Boş diyorsun. Bomboş diyorsun. Bomboş bir kağıt. Gösterebilirim bire... istersen. Göstersene. Kağıdı. Çıkartıyorum kağıdımı. Birebir aynı kağıt. Ama hakikaten de tertemiz. Göz möz de mi yok hocam? Hiçbir bir şey yok. Çok ilginç. Sana niye... Allah Allah. Neyse. Ben de anlamadım. Çözmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Seninkinde bir şeyler, renkler falan bir şeylerden bahsettin. Vallahi bugün hiç bakmadım. Arada bir böyle garip grup hareketler oluyor. Yani resim var abi. Bende böyle boya gibi bir şey. Bir de sağ altında sen bu soruları cevapladı Gospodin. Geldin mi ona? Oradaydım. Orada çok fazla şey söylemek istedim de bugün kendisiyle pek iyi anlaşamıyor gibiyiz. Horus'un gözü sembolünden falan bahsetti. O parşömenlerden biri benim mesela. Göz olan parşömenlerden biri benim. Horus gerçek mi sence? Ne gerçek ne değil anlayamıyorum ki. Bir bakıyorsun başka bir şey. Bir gün uyanıyorsun buradasın. Bir gün hap veriyorlar. Anlamsız. Bana sorarsan her şey bir düzmece. Her şey yalandan ibaret. Zaten amacım tüm bu yalanın ne olduğunu çözmeye çalışmak. Ya dışarıda beni bekleyen 7 aylık hamile bir eşim var. Onun yanına gitmem lazım. Ama ulaşırsın umarım. Bir an önce buradan çıkmak için yani nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bakıyorum sağda solda hiç bir şekilde çıkış yolu da görmüyorum. Ama inan Duşko'nun söyledikleri tam bir saçmalık. 10 yıl önce insanların getirildiğini söylüyor. Ne bir kapı ne bir pencere. Kendileri daha önce dışarı çıkmamış. Nasıl inanabilirim ki ona? Bir daha bir konuşuruz illaki ya bence. Zannetmiyorum. Benim de birçok aklımda soru işareti var. Her teori bana mantıklı gelmeye başladı. Kime güvenip kime güvenemeyeceğimi de bulamıyorum.
Gospodin'e güvenmeli miyiz onu bile bilmiyorum. Sinirim çok bozuk yani. Bak, beni yanlış anlama, biraz kendimden bahsedeceğim. Ben İtalya'da kendi restoranım var. Normalde aşçılık yapıyorum ben, pizza şefliği yapıyorum. Süpermiş. Teşekkür ediyorum. İnsanları izlemeyi çok severim. Misafirlerimle ilgilenmeye özellikle bayılırım. Onların fikirlerini çok önemserim. Buraya geldiğimden beri bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydım. O yüzden kimseyle iletişime geçmeden sadece insanları gözlemlemek istedim. Bana sorarsan o arkadaş grubunuzda, biraz önce sana o yüzden sordum, Jasmine'le çok yakındınız gözlemlediğim Hı-hı. kadarıyla. Aranızda özel bir bağ olduğunu o yüzden tahmin ettim ama sen de yalanladın bunu. Bana sorarsan aranızdaki en gereksiz isim o bir tane İzmirli çocuk var. Neden sizinle birlikte, neden onu aranıza aldınız? İnan anlamadım. Chat'ten Efe O7 alabilir miyiz? Ya ben bunu desteklemiyorum ama Meta O7 yazacağım. Niye oğlum, Efe öldü mü? Yok ama çok saygı duyulan bir karakter. Bilmiyorum, ben de anlamadım. Nefesini tutuyormuş herhalde. Onun da kendine göre şeyleri var. Türkler birazcık eğlenceli tipler olur. O yüzden çok şey yapma. Konuştukça seversin. Yanlış anlama, sana da güvenmiyorum. Dediğim gibi buradaki kimseye güvenmiyorum. Ama artık birileriyle konuşmaya ihtiyacım var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de dahil. Gerçekten buradaki kimseye güvenmem. Bencil olmak lazım. Bu da gerçekten hayatta kalmak istiyorsak, buradan çıkmak istiyorsak bencil olmamız lazım. Farkında doğru mısın bilmiyorum ama son iki gündür birkaç kişi toplanıp sürekli köşelerde bir şeyler konuşuyorsunuz. İnsanların dikkatini çekiyor. Sadece ben fark etmiş olamam bunu. Biz de ekip olarak bir göreve gönderildik. Evet, başarısız olduk. Belki de benim yüzümden başarısız olduk. Gospodin'in o söylediği biraz önceki o sen mi başarısızlık şey? Benimle alakalı olabilir ama ben herkese... Ve garip kont. Kabak da mı oynuyor seninle beraber? Ya evet. Göstersene, gösterebiliyor musun? Ağlıyor lan orada. Abi, ne bağırıyorsun manyak? Çok özür diliyorum. Bu bir tık oyunun dışına çıkacağız. Dün gene 6. kattan kendisi aşağı düştü. Ya. Ve bugün, bugün bulundu tekrar. O yüzden şu an muhtemelen şeyin içinde olduğu için, suyun içinde olduğu için mutsuz. Kıyamam açacağım ya. Ben onu. Duymuş oğlum aşağı falan. Düşmüş gibi de değil hiç Mete yani. Canavar ya. Mete alıştı oğlum. Kanatları koruma şeyi mi yapacağım? Yapacağım. Yapacağım onları, yapacağım. Hayvan 8 kere düştü artık ya. Bir can kaldı. Seviyor bu hayatı. Atraksiyon seviyor. Fantastik Pazar'ın en tatlı izleyicisi Kabak ya bu arada. Yerim evet, bir önceki senaryoda da ejderha oynamıştı, kendisi evet. De seviyor. Ya evet ya. Dungeons and Dragons oynadığımız zamanlar. Şeyden bilmiyorum, hani çok bir şey var mı chatten sormuşlar. Bir şey var mı bilmiyorum, yanından sonra bakacağım. Ciddi bir şey yok gibiydi. Ben dün gece de gördüm onu da. Konuşuyoruz, onlar ince detaylar. Efe'yi seviyor, bir şey yok onun. Ne diyordun? Sevmedin deyince miyavlamaya başladı bu arada. Ha evet. Öyle mi? Evet. Efe'yi... Hayır, ben genel olarak insanların yani şuna inanıyorum. Bu arada devam ediyorum. Böyle sohbete. Bence buraya farklı milletlerden bir sürü insan getirildi. Bunu neye göre seçtiler onu da anlamıyorum. Ama burada herkesin bireysel olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığınız gruplaşma ne kadar çok işinize yarar emin değilim. Gerçi hayatta kalacak mıyım ondan da emin değilim. Gospodin'in söylediklerini duydun. Ölümüne maça çıkacakmışız. Hakikaten saçmalık. 7 kişi dedi. 13 kişi değil miyiz biz? Sizden bahsetmiyor muhtemelen. Biz sizden başarısız olduğumuz için sanıyorum bizim ekibe dövüştürecekler. Ha. Sen ne yaptın da sana öyle bir şey yaptı? Bazıları yüzünden. Aynı mıydı bilmiyorum girdiğimiz testler. Bir kapı. Başında 2 tane gardiyan, 2 tane farklı kapı vardı. Ben bu arada testi biliyor tek muyum? Tek başına yaptın ya sen testi sonra. Zaten. Ha doğru, ben onu yapıp tek başına. Tek başına olduğu için çok kolay geçtin falan. Evet evet tamam. Oradaki soru çok kafa bulandırıcıydı. İlk önce soldakine sordum, buradan geçmelisin dedi. Daha sonra sağdakine sordum, buradan geçmemelisin dedi. Tamam işte. Yerinden mi geçmeliyim diye sordum.
Evet, oradan geçmelisin dedi. Hiç sorgulamadan geçtim kapıdan. Saçma bir boşluğun içerisine düştüm. Bir sürü acı çektim. Güzel ki. Çok tam iyi. Tam bizim partilik değil mi ya? Tam. Bunu alın la. Efe'yi verin, bunu alın. O sahneyi ben bir DM gözünden anlatayım. Sizin dışınızdaki bu 7 kişi girdi göreve. Giovanni inisiyatif alan taraftı. Gitti hemen ilk baştan soruları o sordu. Bahsettiği gibi ona öbürünü sordu falan. Tabii buyurun geçin dedikten sonra kapıyı açtı, atladı. Uzay boşluğu gibi bir şeyin içine düştü. Nefes alamayıp ölene kadar orada debelendi ve fanus açıldı. Herkes başarısız sayıldı. Hücrelerine yollandılar. Giovanni sevilen biri değil. Belli ama ki. Çok yakışıklı. Ama çok yakışıklı. Yarın bir gün bir hamur bulsanız. Ben Giovanni'yi arada kesebilir miyim hocam? Yapar. Tabii hocam. Bilmiyorum tabii, çoluğu çocuğu varmış adam. Aldım. Sen bayağı 7 kişiyi sen yakmışsın ya. Sen ne yuva yıkıyorsun herhalde. Anlatamıyor muyum? Dediğim gibi oğlum, ben buradaki herkesin bireysel olduğunu düşünüyorum ve şurada 3 benim... günlük ömrümüz. 2 ay sonra doğacak bir çocuğumdan bahsediyorum. Bir an önce buradan çıkmak için elimden gelen her şeyi yapacağım tabii ki. Ya hani senin teorin tutmaz, olur da tutmaz diye söylüyorum da 10 yıl falan diyorlar ya. Yani sonuç olarak onların teorisi doğru olsa bile dışarıda insan kalmadığını söylüyorlar. Ben buna inanmayı tercih etmiyorum. En azından buradan çıkıp kendi gözlerimizle görmeliyiz. İstanbul'dan, doğru. İsveç'ten birileri gelecek dediler. Nasıl seyahat ediyor bu insanlar? Nereden giriş çıkış yapacaklar? Bunları öğrenip... Neyse, çok fazla konuştum. Bunları daha sonra... Bunları daha sonra konuşuruz. Eyvallah, memnun oldum. Kendine iyi bak. Resmini görürsen haber ver lütfen. Su için bir şey değil bu arada. Deyip dönüyorum ve gidiyorum abi. Eyvallah dedim ya. Daha ne yapayım ya? Eyvallahı mı bilmiyorum. Anlamadı aynen. Eyvallahı anlamadı. Hayırlı günler. Ben odama doğru. Mete de Fantastik Pazar'a tekrar hoş geldi. Bu refesiyle hoş bulduk beraber. Vallahi çok özlemişim. Okay. Kral hoş geldin. Yemekten sonra işte bir saat molanız var. Tekrar ha var mı? Antrenman. Ya bu süre o. Yemek okay. Dahil bir saatiniz var. Onu soracaktım. Ekstra bir şey yapmak isteyen var mı? Çünkü antrenman alanında ondan sonra buluşacaksınız. Ben parşömenime bakmak aklıma geldi. Odama gidip parşömenime tamam. Bakacağım. Catherine? Ben odama gidiyorum ve spor yapmaya çalışıyorum. Mekik şınav falan mı? Aynen. Mekik şınav çekmeye çalışıyorum. Kaslarım aşırı erim. Zaten her gün spor yapıyorum normalde. Okay. Çok güçten düşmüşüm. Güzel. Biraz böyle kaslanmaya çalışıyorum. Hırslıyım falan böyle. Sanşu ya. falan. Okay. Aynen. Asap? Ama çok da yapamıyor çünkü. Aynı abi. Yani önce bir şey böyle. Hafif tempolu bizim katta koşturma. Circle olduğunu düşünüyorum o yukarıdaki alanın böyle. Öyle mi? Aynen. Tamam, orada böyle bir hafif tempo. şeklinde. Nefes alıp şöyle ellerimi böyle yapıp koşturuyorum. Dediği gibi zaten biz de askeriz abi. Koş, yürü, şınav çek. Bunlar hep olay yani. Okey. Oliana? Dümdüz abi odama gidiyorum ya. Vakit geçirmece. Şey yapmadım. Giovanni? Ay çok özür dilerim. Çete var mı ekstra yapacağım bir şey abi? Bu antrenmana kadar. Bizimkileri dinleseydim keşke. Ben odama gittim. Hiç önemli gittim. Değil. Okey. Odana gittim. Yani geçeyim odaya geçeyim ben. Tamamdır. Hangi odada bu arada Giovanni? Ben kaçtım ya gerçekten. 24. 24. Çok uzak, çok uzak. Ben de onu not alayım da kendime. ne şey wow. Bu? Wow. Rota hesaplandı. Rotom 1. Hayır abi, Giovanni yakışıklı adam. Abi ben şimdi... arada bakıyorum sadece ama o kadar yani. Okay. Göz hakkıdır. Domra mı girdi abi? Ha, pardon. Yanımızın derdindeyiz yani, öyle bir derdim yok. Antrenman alanında topluyorsunuz bu ufak dinlenme vaktinden diye sonra. Hı hı. Parşömen. Bakıyor musun? Parşömene bakmaya gittim ya da. Horus'un gözü duruyor. %70 civarı siyah beyazla karışmış. Şimdi yüksek bizde ya. Ölüyoruz. Evet abi ya. Antrenman alanına gidiyorsunuz.
Yine çömezler diye adlandırdığım en son gelen gruptan hayatta kalan 13 kişi diyemeyeceğim çünkü Jasmine yok orada. 12 kişi duruyorlar. Ekibin başında Duşko var. Ragu orada değil. Hoş geldiniz beceriksizler. Grup halinde bir olmayı beceremediniz. O yüzden bu sefer tek tek size bir şeyler öğretmeyi deneyeceğim. Umarım başarabilirim. Bir şey kaçırdım belki ya. Ne oldu? Ne oldu? Aa, ben de kaçırdım. Çok edersiniz ama. Yani... ne oldu? MC Hamsi diye bir chatte on. MC Hamsi mi? Sen... şey yaptım, bu nasıl bir selamlar MC Hamsi, hoş geldin. Sinirler bozuldu. Ben çalıştıkça patladı bile, kusura bakmayın. Evet, tamam. Önemli, önemli. Bunu açıklayamazsınız Duşko'yu, o yüzden baştan alıyorum. Evet evet, aynen. Kestik. Role girdim. Okey. Oy haber. Geri zekalı. Hadi pardon. Aga deniz altında çekmiyor fazla. Evet. Biraz sindirelim. Müziği dinleyelim. Sindirelim biraz. Abi, Hamsi mi? Hamsi ya. Bundan sonra gerçekten size böyle hitap. Herkes yoruldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Müthiş bir etki yarattı bir de. İyiyiz abi. Çok iyiyiz. İyiyiz. Evet. Hoş muyuz? Grup halinde beceremediğiniz için yeteneklerinizi tek başınıza geliştirmeye çalışacağım. Tabii becerebilirsem. Fanuslu test odasındasınız. Asaf geç. Geçtim. Komik mi Asaf? Yok, aklıma bir komik şey geldi. Komik mi Asaf? Gospodin. Hayır Gospodin. Duşko bu. Duşko, hayır Duşko. Ne geldi Asaf aklına komik? Söyle, hep beraber gülelim Asaf. Bir şey gelmedi Duşko. Geç içeri. Ya. Duşko komik mi? Balık falan atıyorlar oğlum yandan. Bakmayın lan. Bakmayın çok. Bakıyor sus dedim. Tamam susayrum yazdı. Olabilir mi ya? Abi siz verdiniz o fırsatı o adama. Gerçekten siz verdiniz. Komikti ya. Tamam okey, komik komik adam bayağı. Hani güleceğiz ya. Atmayın şu balığı artık Allah aşkına. Tamam abi, tamam döndük okey. Abi tamam. Sen süper gücünüz hepinizin hamsi atmaya döndü okey. Ben chat'i kapatıyorum. Ben chat'i kapatıyorum çünkü. Ben de küfüre bakmayacağım. Yok abi, ben de güleyim. Ben de güleyim abi, yok tamam. Fanustayım abi, evet bakmıyorum. Şimdi burayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Sadece oyuncu karakterlerden kısa kısa bahsedeceğim. Diğer kişileri geçeceğim. Siz chat'e 5'er tane 20'lik zar atacaksınız sıranız geldiği zaman. Bunların ortalamasına göre eğitiminizin nasıl geçtiğini tekrar tasvir edeceğim. Tamam mı? Peki abi. Beni çok üzdü bu. Asaf'tan başlıyoruz. Asaf, makineler çalışıyor. Tekrar simülasyon alanı oluştu. Senin çok uzağında, belki 100 metre uzağında çeşitli büyüklükte, ağırlıkta ve boyutta metal objeler var. Hı hı. Bunları hareket ettirmen bekleniyor senden. Okey. Alayım abi zarlarını. Sıra sıra. Başladın. Odaklanmaya çalışıyorsun. Ellerini kaldırıyorsun. Biraz yaklaşıyorsun. En azından hafif olanları kendine doğru çekmeye çalışıyorsun. Fakat herhangi bir şey olmuyor. Biraz daha odaklandığında en küçük küre şeklindeki metal top diyebileceğim şeyi masanın üstünden titretip yere düşürmeyi başardın. Sana doğru gelmeyeceklerini anlayarak en azından diğerlerini de düşürmeye çalışacaksın. Okey. Birkaç adım daha atıyorsun. Bunun uzaklıkla alakalı olabileceğini düşünüyorsun. Yerdeki dahil şu anda hiçbir nesneye etkin yok. Oo. Uzaklık teorin doğru gelmeye başladı. Bir yandan yaklaştıkça ve odaklandıkça diğer daha ağır, daha büyük
yer kaplayan objelerden birkaçı yere devrildi ve ilk baştaki de sana doğru gelmeye başladı. Son zarın. Gayet iyi. Yerdekilerin sana doğru biraz yaklaşmasını başarabildin. Fakat henüz hiç oynamayan 5 kilo ve üzeri ağırlıklardan oluşan nesneler diğer sehpaların masaların üstünde duruyor. Tamam, çıkabilirsin. Ketrin. Tamam Duşko. Geldim. Odaklanıyorum. Geri. Ortada hiçbir şey yok ama şey mi? Ortada hiçbir şey yok. Yapacağım falan. Ayarlamalar yapıldı. Karşında yaşlıca 60 yaşının üzerinde bir kadın duruyor. Bembeyaz saçlı, platine yakın, gözlüklü ve senden daha kısa boylu bir kadın. Merhaba Ketrin. Merhaba. Ben kimim? Kimsin? At zarını. Ay. Annem. Obama. Ananza diyerek kaçmaya başladı. Bilmiyorum. Sen cevaplayacaksın. Ben kimim? Beni daha önce gördün. Amerika'da yaşadığın dönemde. Yüzüne gözlerine bakıyorum. Tanıyor muyum gerçekten bir yerden diye. Yabancı gelmiyor ama tanıyor gibi de değilsin. Belki de hiç görmedim ve senden imkansız bir şey istiyorum. Biraz daha yaklaşıyor sana doğru. Elini yüzüne götürüyor senin. Ve yanaklarını seviyor. Ben kimim Ketrin? Anlamaya çalış. Annem olduğunu düşünüyorum, hatırlamadığımı düşünüyorum. Abi neden seviyor? Beni yakından tanıyan biri misin? Çok. Ailenden biri misin? Özür dilerim. Bilmem, ailenden biri miyim? Bilmem. Hayır, annem akraban değil, değilim. Akraban değilim Ketrin. Ama belki tüm akrabalarından daha fazla vakit geçirdik. Ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Gücümü kullanmaya çalışıp. Son zarını at. Kim çıkacak acaba ya? Ben de çok merak ediyorum. Ben ilk defa gördüğüm biriyim Ketrin. Tebrikler. Tabii abi. Deminden şimdiye geldik. Ne yaptım? Çıktım. Oliana. Helal olsun kardeşim. Merhaba. Yine 100 metre civarı bir mesafede Asaf'ınkine benzer sehpanın üstünde camdan nesneler var. Birebir aynı nesneler, aynı boyutta, aynı ağırlıkta olduğunu da tahmin ediyorsun. Fakat metal değil, camlar. Onları kırmam bekleniyor. Okey. Şöyle bir düşünüyorum. Işığlık atacağım artık. Okey. Hadi bakalım. İlk çığlığınla beraber yarısına yakını tuzla buz oldu. Hadi bakalım. Diğer yarısına da böyle aynı şekilde girişiyorum. Ağırlarına doğru. İki tane daha gitti. Yalnızca kaldı. Bir tane en büyük insan boyutlarında camdan bir silüet var. Camdan bir silüet. Böyle biraz daha bakıyorum falan. Tam ona doğru. Ellerini kullanıyor musun? Bağırış daha. Tabii kullanıyorum. Evet. Elini ileriye doğru savurmanla beraber saliseler içinde patlıyor. Aramızdan bazıları grup arkadaşlarının gazabına uğramış galiba. Sorma. Güzel. Sorma abi, sorma. Devam etmene gerek yok. İpeteye bakıyorum. Devam etmene gerek yok Oliana, çıkabilirsin. Zlatko. Düğmeye basıldı, makineler çalışmaya başladı. Yavaşça üzerine doğru kapanan, her tarafını kaplayan alevden bir çember.
Tamam, gözlerimi kapatıyorum. Konsantre oluyorum. Ulaşabildiğin kısmını, en azından önündeki bölgeyi ellerinden bir buz spreyi atarak söndürmeyi başarıyorsun. Dörtte biri söndü. Diğer taraflara da aynı konsantrasyonla. Sağ tarafına dönüp aynı hareketi tekrar yapıyorsun. Ellerinden bir sprey çıkıyor. Fakat az öncekiyle güç olarak alakası yok. Yeterince odaklanamadığını, bir başarılı hamleden sonra o kadar net gücünü gösteremediğini düşünüyorsun. Biraz duraksıyorum. Alevleri bekliyorum. Zaten modum da çok düşük olduğu için iyice duraksıyorum. Tamamıyla konsantre oluyorum. Ve tekrar deniyorum şansımı. Yine aynı tarafa bu arada. Yine sağ tarafa doğru yapıyorum. Sağ tarafını ikinci denemede gayet başarılı şekilde söndürüyorsun. Hatta biraz daha dönerek arkandaki kısmında bir bölümünü söndürüyorsun. Alevlerin %60'ı falan kontrol altında şu anda. İki zarın kaldı. Şimdi sağa doğru değil, artık soldan bir okay. De şey yapıyorum. Ben şımarıkça yaptım ama yani böyle. Buz dahi çıkmadı. Ay. Tamamıyla konsantre oluyorum yine. Herhalde diyorum yani, şımarınca olmuyor anladığım kadarıyla. Derin bir nefes alıp sonuncuyu, zaten artık önümde böyle bir çapraz blok halinde kalmış olması lazım görüntü olarak. Şey yapıyorum, oraya doğru tüm konsantrasyonuna hadi bakayım. Bir bölüm daha sönüyor, tamamına yakını değil. Söyleyebileceğim hani ortalama bir antrenman oldu senin için. Fena değilsin kesinlikle. Yeterli, teşekkürler. Giovanni? Kafamı salladım. Gözüne bakarak kafamı salladığım detayını şey yapar mısın hocam? Nasıl salladın? Aklımda... Şey mi, onaylar gibi şey, mi? Yok. Onaylar gibi, öyle şey bir sal falan değil yani. Falan gibi. Okey. Giovanni. Giriyorum odaya. Makineler çalıştı, düğmelere basıldı. Önünde 5 tane asker, fakat sizin alıştığınız dönemlerin askeri değil. Eski çağlardan, şövalye diyebileceğim. Kalın metal zırhlar giymişler. Ellerinde kılıç ve kalkanlar var. Alayım zarını. Bunları alt etmem bekleniyor senden. 5 kişi. Bir adam sever kılıç kalkan. Bir zar daha alayım. Sen de biraz farklı gitmemiz lazım. Abi ellerini birleştiriyorsun. Daha sonra sınav çeker pozisyonunda gibi ellerini tekrar açıp yere yapıştırıyorsun. Ah! Sesinle beraber bir kurda dönüşüyorsun. Falan. Gidip en sağdaki askerin göğsüne zıplayıp onu yere düşürüp zırhının boşluklarından ve suratından yemeye başlıyorsun. Boynunu kopardığında yanına geçiyorsun. Ona da aynı şekilde. Bir zar daha. Biz bunları görüyor muyuz? Evet. Herkes izliyor ya, ben herkesi izliyorum. İnsan formuna geri döndün. Üç askerle kapışıyorsun. Bir tanesi sana kılıcını savurdu. Tam ciğerlerinin olduğu yere sapladı kılıcını. Yeni dönüşmüştün henüz. Bir şey yapamadın karşısında. Hı hı. 5 hasar aldın. Yanındaki 2 tanesi de aynı şekilde üzerine çullanıyor. Ha, pardon. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? 7 hasar daha aldın abi. Atılmadı zannedip bir kere daha attım. Bir tanesi vuramadı. Bir tanesi isabet ettirdi. Okay. Toplam ikisinden 12 hasar aldın. Gerçek hasar mı alıyor? Yok. Simülasyon. Okay. Kılıcı yedim ama. 3 zarın mı kaldı? Acıyı çekiyorsun evet. Zaten. Evet. Alayım ya, kılıcı zarını. Yedim değil mi? Okey. 2 zar alacağım. Yedim. İlk önce
bir yarama hemen elim gidiyor. Elime bakıyorum. Kan var mı diye. Hı-hı. Açıldığını biliyorum ama kan var mı? Görüyor muyum kan? Tabii delik deşik ettiler açıkçası. Okey. Çok fazla canım yanıyor. O an aklımdaki tek şey Angelica, eşim ve doğacak kız çocuğum. Onlardan manevi bir güç almayı temenni edip onları düşünüyorum. Tamam. En çok sevmiyorlar mı acaba? Olabilir. Bir zar daha alayım. Benim kızım yok, eşim var. Giovanni, dönüşemiyorsun. Ve yumruklarınla savaşmak zorundasın. Deney zarı değil, hı-hı, bir tane saldırı zarı alacağım. Dirseğinle vurmaya çalışıyorsun karşındaki 3 tanesinden birine. Fakat metal zırhlarını dirseğinle aşmak ne mümkün? Kalanlar sana saldırıyor. Aga be. Bir tanesi seninle, işte dirsek attığın kişi boğuşurken bir yandan seni dodge'larken, diğer ikisi iki tarafından arkana gelip bir tanesi dizinin arkasındaki eklemi vurup seni diz çöktürüyor. Öteki omzundan kılıcını düşürüyor. Omzunu koparıyor. Son zarını da at. Atmamış mıydım? Deney zarı değildi ha, o. Şu arada. Okay. Seni diz darbesiyle aşağı indiren, dizinin arkasına vuran, öldürücü darbeyi yapmak üzere kılıcını kaldırıp boynunu kesmeye çalışıyor. Puf sesinle beraber kendi boyutlarında kocaman bir kaplumbağaya dönüşüyorsun ve yere kapanıyorsun. Kılıcı kabuğunun içinde üstünde kalıyor ve tekrar insan formuna dönüyorsun. Bir zar hakkında oldu. Çok sinirlendim. Yani şey yapıyorum artık, o sinirin verdiği harfle bağırıyorum. Okay. Çığlık atmaya başlıyorum odanın içinde. Daha çok sinirleniyorum abi, sadece. Abi tekrar kaplumbağa formuna döndün. Saldırmaya çalışıyorsun. Tabii ki herhangi bir şey yapamıyorsun kaplumbağa formunda. Işıklar açılıyor, fanus kapanıyor. Fena değil. Fena değil. Tamam Giovanni. Hiç memnun olmuyorum bu durumdan. Okay, evet. Ve o odanın insanları böyle yararak, insanlar bizi izliyor değil mi, aha, orada diğer, aha, insanı. İnsanları böyle yararak abi en arkaya doğru geçip böyle duvarın kenarına yaslanıyorum ve düşünmeye başlıyorum. Tamam. Jasmine öyle yok. Arkaya gidene kadar izliyoruz. Deneyde Jasmine yok. Geri kalan sizin haricinizdeki 7 kişi Efe dahil çok ortalama testler geçiriyorlar. Oliana'nınki gibi neler yaptığı burada denecek. Ya da hani çok başarısız oldu denecek. Kimse yok açıkçası. Gidin iyice dinlenin. Gospodin'in de dediği gibi. Yarın bizi rezil etmeyin. Eğitimleriniz bir süre böyle devam edecek. Odalarınıza Sorkan, doğru... ne olur Efe'yi de izleyelim. Ne olur. Evet. Ne olur okay, Efe'yi tamam. de izleyelim. Size odalarınıza yolladılar. Yollamamışlarmış gibi. Sanki Efe'nin şeyini oynatıyorum. Ondan sonra bir ara veririz. Olur mu? Olur. Efe. Gire içeri. Fanus tamamen suyla kaplanıyor. Ege'nin eli burnunda. Efe'nin lan Efe'nin. Efe'nin. Diğer elinde ise bir bıçak var. Karşısında iki tane balina. Ona doğru geliyorlar. Oy. Elini burnundan çekiyor. Cebinden ikinci bıçağını alıp İki yüzgecinden sokuyor ilk balinanın. Çıkartıyor bıçakları. Balina suyun derinliklerine doğru süzülüyor. Bir süre sonra simülasyondan tek kayboluyor. Tek bıçak darbesiyle balina mı öldürdü Efe ya? Türk'ün gücü.
Deneyin geri kalanında yüzgeçlerine koydu bıçakları. Çekti. Bir tanesi yere doğru düştü. Diğer balina ona doğru saldırdı. Bacağını koparttı. Fakat Efe camın kenarına doğru gitti. Gözleriyle Asaf'ı buldu. Abi gözlerini gördün mü abi? Ne yaptın? Ayağını sıktı. Derken öbür balina tarafından da kapıldı. Fanus'un camları kayboldu. Işıklar açıldı ve hepiniz odalarınıza yollandınız. 5-10 dakika mola. Bravo. Ertesi günde de. Oğlum çok kötü zar attı çocuk. 19'dan sonra 4-5 attı sürekli. Yiyemem ya. Aga be. 4. kez bu lanet hücrede gözlerinizi açtınız, bu göt kadar hücrede. Tekrar herkes... Eğitimden sonra gittik uyuduk mu? Aynen. Günleri tamam, hızlıca geçiyorum. Okay. Aynen. Tamam. Oriana çok memnun geçtiğimiz günden. Çünkü Duşko'nun gözüne girdiğini düşünüyor. İçinden geçti eğitimin, affedersiniz. Yok abi, öyle şeyler söyleme. Affedersin. Geri kalanlar Catherine, Asaf, Zlatko. Üçü de bir önce yaşadıkları başarısızlıktan sonra hafif toparladı gibiler. Çünkü çok kötü geçmedi sizin için test. Bir şeyler yapabildiniz en azından. Güçlerinizi gösterebildiniz yine de. Fakat Giovanni hem ilk testte 6 kişinin hakkına girmesi, hem ikinci antrenmanda tamam kurda kaplumbağaya dönüştü ama başarabildi mi? Hayır. Üzerinde zaten yalnız hissediyordun kendini. Şimdi artık bir de baskı var. Ne olacağından tam emin değilsin. Eğer güçlü olamazsan, insanların gözüne giremezsen buradaki kanaat önderi nasıl olacaksın? Çünkü buraya inanmadığını bu gruptan söyleyen kişi sendin. İnsanlara nasıl bunu empoze edeceksin bilmiyorum. Tekrar o gıcık alarm sesiyle ve Duşko'nun hücrelere vurmasıyla beraber gözlerinizi açtınız. Tam benim hücremin önünden geçerken Duşko diye bağırma şansımız oluyor mu? Tabii. Tamam. Önceden mi uyandın? Bir tık. Ha? Bir tık önceden evet. Mi uyandın yoksa evet, Joko mu uyandın? Evet, evet. Yok, önümü biliyorum. Evet. Uyan. Konuşabilir miyiz? Ben spor yapıyordum yine uyanıp. Okey. Hmm. Çabuk. Jasmine'le ilgili sormam gereken şeyler var. Genel alanda toplanılsın. Konuşmayla gospodinlerin gelmesi arasında ufak vaktimiz var. O zaman gel. Teşekkür ederim. Kafasını sallayıp devam ediyor diğerlerini uyandırmaya. Ekstra bir şey yapan varsa bana söylesin. Ben tek tek sormayayım. Alana gitmeniz bekleniyor 5 dakika içinde. Tamam, ben bıraktım sporumu. Alana doğru ilerliyorum. Tak, ben de alandayım abi. Hop, asker. Tak. Asker, çak, çakı. Günaydın, günaydın Asaf. Günaydın. Asaf, parşömenimi yanıma alıp iniyorum ben bu arada. Okey, herkes alıyor mu? Hı-hı. Benim baktım. Aklımda bir soru var Soykan. Hala ilk gün uyandığımızdaki kıyafetler mi var üstümüzde? Yani pijama. Evet. Abi bunlardan iki çift var. Okey, aynı kıyafet ama. Yani. Siz bilmeden, siz dışarıdayken, eğitimdeyken falan odanıza birer çift daha konuluyor, evet. Okey. Ben Giovanni. Ümdüz. Böyle suratını görüyorum çok asık, bir de hani olan biteni de gördüm. O yüzden bir yanına gidip böyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela sadece şeyimden ama hani rengine, meraktan falan gitmek istiyorum yani. Bu kadar başarısız olan birinin ne durumda olduğunu görmek için. Hepimizin renklerini söyleyebilirsin bence bakanlar için. Günün başında değil mi? Evet. Yani ben uyandım, spor yaptım, kağıdıma bakıyorum çıkarken. Okey. Bir de parşömenleri, kağıdı da evet. Catherine kağıdındaki renkler %50-50'ye yaklaşmış, beyaz ve siyah. Hareket halindeler hala. Aynı Asaf'ın kağıdındaki yeşil gibi sende de bir kırmızı beyazı pembeleştiriyor. Siyahı bordolaştırıyor falan. Birazcık. Okay. Bu beni şimdilik tatmin etti. Gözlerimi koydum. Giovanni kağıdın tamamına yakını siyah. Hareket halinde. Beyaz da var diyebileceğin kadar beyaz var.
hani görmek istersen beyaz da var. Zlatko. Horus'un gözü kağıdın hem ön yüzünde hem arka yüzünde var. Yalnızca önündeydi eskiden. Hı hı. Senin beyazlığın siyahın üstüne geçmiş durumda. %60'a %40 gibi bir durumda. Fakat yine bunları genel olarak Catherine'in kağıdı gibi kırmızılık kapatıyor. Simetrik mi Horus'un gözü arkada da? Tam olarak şeyde önde neredeyse arkada da mirror efekt gibi yani. Tamam, tam anladım. Orada. Asaf? Siyah ve evet. Beyaz oranında bir değişiklik yok. Fakat renklere etki eden yeşil artık yok. Okey. Oliana? İlginç senin parşömenin. Allah Allah. %75 civarı yine siyah var. Hiç beyaz yok. Beyaz yerine yeşil var. Parşömenin geri kalanı yeşil ve hareket halinde yeşil. Seninkinde siyah yeşile doğru değil, yeşil siyaha doğru gidiyor. Ama sadece şu ana kadar beyazı yutabilmiş diyeyim sana. Okey. İçtima alanında herkes toplanıyor. Odadan Drago, Dusko ve Jasmine çıkıyor. Jasmine tekrar sıranın önüne doğru hareketleniyor. Hiçbirinize bakmıyor. Söyleyeceğimi dün söyledim. Hatırlamakta zorluk yaşayanlar için en ufak bir rezil hareketinizde Zagreb laboratuvarını küçük düşürecek. Bu arada farklı bir pardüsü giyiyor. Drago. Böyle koyu yeşil, tabii koyu yeşil, uzun, eski böyle Sovyet askerlerinin giydiği tarzda falan. Büyük düğmeleri olan kalınca bir pardüsü var üzerinde. Eli yok zaten sol tarafında fakat sağ elindeki parmaklarda da daha önce dikkatinizi çekmeyen ya da belki ilk defa gördüğünüz büyük şeyli yüzükler var böyle birkaçında. Darışmanço yüzükleri. Ya evet böyle ince yüzükler değil hakikaten kaba kaba yüzükler. Aksesuar mı bilmiyorum. Okey. Zagreb laboratuvarındaki küçük düşürücü ilk hareketinizde buradaki son gününüz olacağını hepiniz biliyorsunuz. Yemeği beraber yiyeceğiz. Gospodinler gelene kadar yarım saat oyalanın. Yarım saat sonra tekrar burada kendilerini karşılayacağız. Bu esnada 10-15 civarı sizin aranızdaki gruptan değil ama daha tecrübeli gruptan insanlar diğer etrafta dolaşan gardlarla beraber bu alanın tek kapısı olduğundan geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğim tavana kadar açılan şaşalı kudretli bir kapı vardı ya. Onun çevrelerine ipler falan bağlamışlar. Oradaki bir mekanizmayı hep beraber hareket ettirmek üzere planlar, hazırlıklar yapıyorlar. Tekrar odasına giriyor Dusko ve Drago. Bir yarım saat sonra genel karşılama için hepinizi tekrar burada beklediğini söyleyerek. Hiç göz teması kurabildin mi ben? Hangisiyle? Konuşmaya için. Dusko. Yok ama zaten sözleşmiştiniz. Bir 10 dakika sonra senin yanına geliyor. O 10 dakika içinde bir şey yapan varsa söyleyebilir. Yemek alanı. Yemek mi? Nereye gidiyoruz ki? Bir yarım saat boşunuz var abi. Genel abi karşılama planlanıyor. Gospodinler geldikten sonra onlarla beraber yemek yeneceğini söylendi. Okan bir tık çok ses dönüyor hala. Chatten kaçırdım o yüzden. Şey yapayım abi bir dakika. Evet. Bence biz o kadar chat'e düşmeyelim abi. RP'den falan çıkıyoruz ya. Katılıyorum. O kadar sallamayalım evet, yani. Şey yok yani bir moderatör falan. Olsun abi yani hiç çok önemli yazı değil. Yazı gider bir şey olmaz onu yazsana olur. Okumayın evet. Yani çok önemli değil. Yani. Yani iyi yorumları bile sonradan tekrar izlerken görüyorum yani. Hoş belli ki. Sorry. Kurulmayın tamam. Yani. Aynen. Molaları falan zaten chatle iletişim için yapıyoruz. Okey. Var mı bu arada bir şey yapanlar yoksa bekliyor musunuz boşunuz mu yapıyorsunuz? Yani o yarım saati mi geçireceksin? Evet, Okan'la Duşko'nun bir konuşma sahnesi olacak. Bu yarım saatte ekstra bir şey yapmak isteyenler söyleyebilir. Gidip dinlenip köşede takılabilirsiniz. Efe köşede sigara içiyor bu arada.
Ben bu eskilerden yine eski tayfanın yanına gideceğim. Tamam. Bu çocuk kapalı alanda sigara içiyor değil mi? Tabii tabii. Yani şöyle hangar gibi bir yer çok büyük ve orada sigara içiyor. Sıkıntı değil. Enerji kristalinin köşesinde falan içiyor. Bir şey demiyorlar ama zaten iznini aldığını söylemişti ya Dragon'a. Aynen. Yere bakıyor böyle. Böyle kafayı böyle yapıyor. Aynen. Onun hareketleri falan değil. Evet. Tabii abi. Bizi şey yapmazlar ki böyle. Ben Oliana'yı boş yakalamaya çalışıyorum. Okey. Yani ona gidecektim zaten. Ben aynı şeyi. Kapı açılıyor tekrar Zlatko. Duşko sana böyle bir kafa işareti yapıyor. Seni odaya çağırıyor. Gidiyorum hemen yanına kalkıp. Okey. Odanın içi böyle başka bir odaya da açılan lobi gibi bir şey. Masasının başında oturuyor Duşko. Drago yok orada. Evet. Jasmine'le ilgili mi konuşacağını söylemiştin. Evet. Buyur. Birkaç gündür garip davranıyor. Yanıma gelmiyor. Endişeleniyorum onun için. En son bu test zamanı ağladığını hatırlıyorum. Sana güvenmiyorum diye. Normal değil mi? Neden? Testi ben de izledim. Sizin Jasmine gibi bir avantajınız vardı zaman kısıtlı testinizde. Ama evet. 15 dakika boyunca beceremedikten sonra sana yardım etsin diye en değer verdiği şeyi kullandın. Doğruydu, yanlıştı. Bilmiyorum. Sen Jasmine'in şey annesini tanıyor musun Zlatko? Bir dakika. Şey soracağım. Ben ilkini bilmiyor ve yaşanmamış gibi davranıyorum. Bilmiyorum ve yaşanmadı değil mi? Benim aynen 15 dakika zaten ikincideydi. Tamam. Evet. Tamam. Sen Jasmine'in annesini tanıyor musun Zlatko? Hayır. Jasmine'in annesi yaşıyor mu sence Zlatko? Bilmiyorum. Bu dünyada Moskova, İstanbul, Stockholm ve Zagreb laboratuvarı dışında yaşayan bir avuç canavar ve bir avuç canavarlaşmış insan var. Onlar da bizim düşmanımız. Kimsenin annesi, babası, kardeşi, karısı, kocası yaşamıyor. Birbirimize tutunmamız gereken bu çatının altında küçücük çocuklara böyle umut verdiğin zaman sana küstüklerinde, sana karşı tavır aldıklarında şaşırmayacaksın. Büyük sözler konuşmaz Zlatko. Yarın bir gün buradan kurtulursun. O kıza annesini veremezsin. Burada yaşattıklarından çok daha büyük bir acının içine sürüklersin onu. Sadece sen önemsemiyorsun Jasmine'i. Karşılığında bir şey beklemeden sadece ben önemsiyorum diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüştüm. Dışarıda yaşayanlarla ilgili de şöyle. Dışarıyla asla bağlantı kurulamadığını, muhtemelen de kurulamayacağını söylemişti daha geçenlerde Gospodin. Bakın bugün diğer laboratuvarların Gospodinleri geliyor. Demek ki hala dışarıyla ilgili bilmediğimiz şeyler var. Umut edebileceğimiz şeyler var. O yüzden Jasmine'in annesi kesin ölmedi. Belki de yaşıyor. Belki de. Ama bu senin, benim, Gospodin'in, diğer Gospodinlerin bilemeyeceği bir şey. Sadece verdiğin umuttan bahsediyorum. Evet, dışarıyla 10 yıldır bağlantımız yok. Gospodin bunu kendisi de zaten Amfi'de söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. İletişime geçildi ve ilk defa biz de buranın dışında insanları göreceğiz birazdan. Her şey olabilir. Yanlış değilsin ama verdiğin umut çok büyük. Dünyanın öbür ucunda bu kızın annesinin yaşadığını ona iddia ediyorsun. Bu kız 3 yaşında değil, 12 yaşında. Ve bazı şeyleri anlayabiliyor belki senin kadar yetişkin olmasa da. O yüzden size güvenmiyor. Peki, ve açıkçası ben de size güvenmesini tercih etmezdim. Yok, haklısın. Doğru söylüyorsun. Ben sadece küçük bir çocuğun üzülmemesi gerektiğini düşündüm. Belki ben de çocukça davrandım. Benim sana bir şey daha sormak istiyorum. Sormak istediğim bir şey daha var. Evet. Sence burada birilerine güvenmeli miyiz? Ekip arkadaşlarımıza, bizden daha tecrübelilere, mesela sana, birilerine yani fark etmez. Gospodin dışında birine güvenmeli miyiz? Ben yalnızca Gospodin'e ve kendime güveniyorum. Sizden de aynı şeyi bekliyoruz. Tabii burada bilgisayarlarla ilgilenen, eğitimlerle ilgilenen diğer insanlar da var. Fakat bunların hepsi
Gospodin'le beraber seçtiğimiz insanlar. Yani yanındakilere güvenmeyen bir ekiple mi dünyayı kurtarmaya çalışacağız? Mecburuz. Ben istemez miydim? Güvendiğimiz 250 kişilik çok güçlü bir ordumuz olsun. Güven içinde birbirimizin arkasını kollayarak savaşalım Akülyas'la. Ama dünyada son kalan 8 dakikada kurtarabildiğimiz insanlar bunlar. Ne yapabiliriz? Güvenmek zorundayız. Bence anladım. Bu kadar... Gospodin'le konuşma şansımız oluyor mu bizim? Her zaman değil. Yalnızca çok önemli şeyleri. Sadece bir kere olsun benimle onu konuşturur musun? Hem parşömenimde bir horusun gözü daha belirdi. Onu da sorarım. Bir parşömeni gösteriyor. Arkasını gösteriyor. Böyle gözleri açılıyor iyice. İlk defa iki tane horusun gözü gördüm. Bu belki konuşmaya değer bir konu ama sen de karşılığında bir şey yapacaksın. Ne gibi? Arkadaş grubun. Burada insanlık hali, yanlış görmüyorum, doğal. Birbirinize tutunmaya çalışıyorsunuz, gruplaşıyorsunuz. Daha önce de yapıldı. Catherine, Asaf ve Oliana ve bir de o Türk çocuk. Efe. Efe. Ben sana Gospodin'le bir görüşme ayarlayacağım. Sen de onlara bu kadar şüpheci olmamaları gerektiğini anlatacaksın. Bir gündür konuşmuyoruz zaten, testten beridir. Konuşursunuz. Bir görüşme ayarla. Ondan sonra bakalım. Anlaştık mı? Söz ver. Benim sözüm söz. Ben görüşmeyi ayarlayacağım. Görüşmeden sonra ben de şüpheci olmadıklarını anlatacağım. Anlaştık. Çıkıyorsun odadan. Herhalde. Şey tabii, çalmıyor tabii. Sen yani, şamdan lan canım. Aradan şeyi aldım abi. Anahtarlığı aldım. Parşömeni aldım. Okay, parşömeni tamam. Unutmuşum. Hocam onu alabilir miyim? Eyvallah bu rom senin miydi diyor, veriyor. Çıktım. Kafa selam verdim, çıktım. Başka var mı bir şey yapmak isteyen? Boş. Selam. Oliana'ydı galiba. Merhaba, evet. Ya merhaba. Gördüm yaşadıklarını da, iyi misin merak ettim. Yo, önemli değil yani. Sen iyi hissediyor musun kendini? Ben çok tedirginim. Ne olduğunu anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Günlerdir ama... saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Evet. Anlamlı ama... şeyler değil hiçbiri. Ben anlamadım, benim testim çok iyi geçti. Yani kendimi iyi hissetmeli miyim onu bile bilmiyorum. Açıkçası çıkarcı bir insan değilim. Ama testinin iyi geçtiğinin farkındayım. Yani dün Zlatko sanırım. Arkadaşınız olan Zlatko'ydu değil mi kendisi? Evet de. Evet Zlatko. Onunla küçük bir sohbet ettik. Ona da söyledim. İnsanları gözlemlemeyi severim. Testindeyken hı-hı, ne kadar başarılı olduğunu gördüm. Onun için konuşmak istedim seninle. Teşekkür. Sana umarım... sormam gereken bir şey var. Evet dinliyorum. Duymuşsundur. 7 kişilik bir dövüşe çıkacağız. Evet. Açıkçası bu durum birkaç, yani bu durumu öğrendiğimden beri biraz canımı sıkıyor. Dışarıdaki hayatımla ilgili yapmak istediğim daha çok şey var. Ve bildiğin üzere ilk görevdeki başarısızlığın nedeni de bendim. Dünkü testimin, bilmiyorum izledin mi? O sırada İzledim. Orada mıydın ama orada da başarısızlıkla sonuçlandı. Merak ettiğim bir şey var. Elimde bir güç var. İçimde bir şeyler hissediyorum. Ama nasıl kullanabileceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Bunu inan ben de bilmiyorum. Galiba kimse bilmiyor. Hiçbir fikrim yok. Ben oraya girdiğimde bunu nasıl sağladığımı da bilmiyorum. O yüzden sana hiçbir şey... Keşke bilsem ve söylesem ama bilmiyorum. Ama tek bildiğim ama... şey... Bunu sana söylemek zorundayım. Dışarıda bir hayatın olduğunu söylüyorsun ama... Burada herkes dışarıdaki hayatın çoktan yok olduğunu söylüyor. Ne bekliyorsun bilmiyorum. Buradan çıktığında nereye gitmek istediğini bilmiyorum. Ama belki de gerçekten böyle bir şey beklememelisin. Çok üzgünüm. O zaman inan bana yaşamak için herhangi bir nedenim kalmaz. Yani bugün burada
simülasyonda ölmemle dışarı çıktığımda hiçbir şeyin beni karşılayacak olması dışında arasında hiçbir fark görmüyorum. Bunu dışarıda görmek beni zorundayız bekleyen çok çünkü... önemli bir şey var. Ve oraya gidebilmek için elimden gelen neyse onu bulmaya çalışıyorum. Açıkçası söylediğim gibi insanlara güvenmem ama iki gündür yapılan testlerin sonucunda bir şekilde nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum ama hep daha iyisiniz ve bir şekilde benim birilerine ihtiyacım var galiba. Tamam, ben bu konuda ne yapabilirim bilmiyorum ama yardım edelim. Görmüyorum onu. Jasmine'den haberin var mı? Hiçbir fikrimiz yok. Bilmiyoruz. Onu alıp duruyorlar. Odadan birlikte çıkıyorlar. Ona daha iyi davranıyorlar. Onun ensesindeki işaretler daha farklı. Kağıdı daha farklı. Senin kağıdın nasıl mesela? Bu ense muhabbetiyle ilgili aklımda çok soru var. Yani hiç anlamadığım bir şey. Kimse bilmiyor. Jasmine ikinci günden normal dövmeye dönüşmüştü onunki. Dövmeye sahip oldu ve Gospodin tarafından ayrıcalıklı davranılıyor. Çok kesinlikle güçlü. Gördüğümü bilmiyorum ama inanılmaz bir gücü var. İzlediğim simülasyonda birçok kez size yardımı dokundu ve onun sanıyorum bana çok fazla yardıma dokunabilir. Sadece onunla konuşmaya ihtiyacım var ama kendisiyle daha önce tanışmadım bile. Ve belki bu senin şeydir. Küçücük bir kız çocuğu. Biz tanışıyoruz ve galiba artık bize pek güvenmiyor. Bize konuşmuyor. Suratımıza bakmıyor. Zlatko konuşmaya gitmişti. Belki o biliyordur. Onunla konuşabiliriz. Ama bu dönemde eğer bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa birbirimize yardım etmek zorundayız. Dışarıdaki hayatın bitmesi senin buradaki amacını köreltmemeli. Senin burada bir şey yapman lazım. Aksi takdirde hepimiz öleceğiz. Kafayı yemiş olmalısın. Ne amacın olabilir ki? Camdan bir fanusun içinde yaşıyoruz. 4 gündür buradayız ve son hatırladığım şey kocaman bir karanlık. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Tam o sırada dükkandaydım, çalışıyordum. Bir anda dışarı çıktım ve gerisini hatırlamıyorum bile. Nasıl körü körüne inanabiliyorsunuz bu insanlara? Dışarıda hayat olmadığını... Biz de hiçbir şeye inanmıyoruz. Ama bunu yapmak zorundayız. Ben yaşamak zorundayım. Ben bu kağıt her siyaha döndüğünde öleceğim diye korkmak zorunda değil. Ben korkuyorum artık. Benim kağıdın siyaha dönmesi lazım. Ölümle alakalı bir şey mi? Biz bilenlere sormaya çalıştık. Hepsi aynı şeyi söyledi. Hepsi. Kimse ben geri açıkçası... dönmemiş. Siyahlardan hiç kimse geri dönmemiş. Anlıyor musun ne kadar ciddi bir şey olduğunu? Olay bizden başka artık. Oliana, ilk gün karşılaştığım birisi ensemdeki siyah lekenin ne olduğunu sormuştu. Bilmiyordum ne olduğunu. Daha sonra insanların enselerindeki renklere odaklandığımda fark ettim. İlk günden beri siyah. Herhangi bir değişim olduğumu farkında değilim. Daha sonra kimseyle konuşmadım ama ilk günden beri siyah. Değişiyor, bembeyaz bir kağıt bırakmışlardı odama. Bu sabah uyandığımda kağıdın tamamı neredeyse siyaha dönmüştü. Bembeyaz mı? Evet. Ama dediğim gibi dünden bugüne neredeyse simsiyah. Ve sen bana siyah parşömeninin ölümle alakalı olduğunu söylüyorsun. Kimse geri dönmemiş siyahlardan. Biz de bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Ama Asaf'la tanıştığımı bilmiyorum. O aramızdaki tek yeşile sahip kişiydi. Ben tanıştırırım hepsiyle. Belki daha iyi hissedersin kendini. Tek yeşil yani... oydu. Şimdi o da siyah. Neye göre olduğunu da anlamıyoruz. Emin değilim. Dediğim gibi... Asaf'ı birkaç kez gördüm. Kendisi çok çekingen ve bir şeylerden sürekli kaçıyor gibi. Ona güvenebilir miyim bilmiyorum. Benim amacım dediğim gibi buradan dışarı çıkmak. Ama kendisi sürekli bir tedirgin. Benim daha cesur, daha işe yarayacak birilerine ihtiyacım var. Jasmine gibi birine. Anlatabiliyor muyum? Senin gibi güçlü birine ihtiyacım var. Keşke bilsem gücümü nasıl kullandığım. Hiçbir şey bilmiyorum. Yardımcı olabilir miyim bilmiyorum. İstersen diğerleriyle tanış, diğerleriyle konuş. Onlar da aynı durumda ama mutlaka birileriyle tanış. Burada tek başına kalmazsan hiçbir şey katmayacak. Yani tanışmalı mıyım bilmiyorum ama zaten günün sonunda ölmüş olabilirim. Evet, o yüzden ne yapabiliyorsan yap, her şeyi dene. Ben orada bir Asaf'ı arıyorum. Gözüm Asaf'ı arıyor. Nerede bilmiyorum ama onun yanına götüreceğim. Asaf genel alandan bir yere gitmedi. Abi köşede Efe sigara içiyor demiştim ya. Böyle uzaktan hı-hı inceliyorsun. Şey ya çocuk. O şey gitmiş. Eğlenceli hali işte zıpır mıpır değil. Ayağını dayamış duvara. Bir yandan sigarasını tüttürüyor.
Yüzü düşmüş. Biraz yanına yaklaşıyorsun. Böyle. Asaf yaklaşıyor bu arada. Asaf. Okey. Ah, tamam. Oy. Ay sesi de güzelmiş aslında. Şey, böyle elimi omzuna koyuyorum. Hafifçe şöyle omzundan sıkıyorum böyle hafif hani böyle dostane. Hoş geldin Asaf abi. Nasılsın? Efem ne yapıyorsun efem ya? Niye dalmışım böyle türküler falan? Bilmiyorum. Oğlum ya. Bizim türkülerden falan duyunca burada biraz garip oldum ya. Ben severim türkü söylemeyi abi. Arada yani, sıkıldığın zaman malum, söyle bana. Biliyorsun çok fazla buralarda Türkçe bilen konuşan da yok. Babamla annem ikisi de bu türküyü de büyüttü beni. Bu türküyü söyle. Biliyor musun? Ah bir ateş ver. Bilirsin. Herkes bilir. Bilmez miyim ya? Ali Kırca'dan çok severdim. En sevdiğim türkü benim de. Ne bileyim abi işte gospodinler gelecek diyorlar. Deste sokuyorlar bizi. İşte nefesimi tut efe nefesini tutuyorum. Balina geldi saplıyorum. Olmuyor yiyorlar bitiriyorlar. Ertesi güne uyanıyoruz. Ben ilk başlarda daha umutluydum abi de 4 gün oldu şurada. Yok yani beceremeyeceğiz herhalde abi. Bu kadarmış bizim de ömrümüzde bu kadar yani. Yok brom saçmalama ya. Ne demek ömrümüz bu kadar falan. Efe'cim yapma böyle şeyler ya. Neyse abi yani, seni de sıkmayayım ya derdimle. Hayır oğlum ne demek sıkmayayım. Dur bir dakika ya. Senin moralin bozulmuş belli yani. Türkülere dalmışsın. Dertli sigara içiyorsun. Ya tamam hadi ya, sar bana da bir tane. Sarıyor musun? Vallahi dolduruyor mı? Musun? Sarıyorum. Allah sar. Mi? Sar bir tane sar. Var da hazır. Eyvallah çok sağ ol. Ben var ya abi ben ilk gün anladım zaten. Ya ben biraz böyle eğlenceye falan vuruyorum da. Hani diyecek bir şey mi olmuyor genelde. Ya. Hep benden böyle daha çok biliyor herkes her şeyi. Ben de ne bileyim eğlenceli çocuk. Lisede falan da böyleydim ben. Şaka yapıyorum bir şey yapıyorum. Ya. Ya oğlum belli tamam olur öyle de yani. Var mı çakmak var mı? Bir tane abla vardı eliyle yakıyordu falan da. Sürekli ona gidemeyim dedim. Çakmak da istedim getirttiler sağ olsun. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ya oğlum, ya ilk gün herkes gergin. Ya Efe'cim, bir uyandık, buralardayız. Yani baksana şu halimize. Nerede olduğumuz belli değil. Bu adamlar bize diyor, toplanın diyor, toplanıyoruz. Test odasına girin diyor, giriyoruz. Benim de geçmişim ordu, asker, otoriteye saygı sonsuz. Ne diyeceksin? Böyle bir şey gördüğüm zaman zaten yapman gereken Efe'cim, onlar ne diyorsa yapacaksın. Benim anladığım sistem budur. Bu dünyanın neresine gidersen git böyledir bu yani. Ya yaparsın. Hani kısa dönem falan ben de gittim askere de. Böyle değil be abi. Anlattım sana hani kuyumcu dükkanı var babamın Alsancak'ta. Evet anlattım. O zaman düşünüyordum. Ulan ne hayatlar var. Millet gidiyor affedersin Çeşme'de ortamında bir şeyle takılıyorlar. Biz burada kuyumcu dükkanında hiçbir şey yapamıyoruz. İşte akşam mesai bitiyor eve gidiyoruz. Baba zaten sert. Hayatım kötü efendim. Diyordum abi. Buraya bir geldim. Ben çok güzel yaşıyormuşum yani İzmir'de. Kıyamam ben sana ya. Neyse abi. Ah be efendim. Şimdi yok oğlum neyse falan dedi. Vallahi yok. Doğru söylüyorsun. Özeniyor muydun lan o çeşmeye gidenlere takılan? Bir şey mi? Çok özeniyordum. Bir kere gittim. Daha böyle, harbiden bir kere gittim. İşte üniversiteye falan gireyim dedim. Hemen babam dedi ki iyi bir yer tutturamazsan İzmir'de kuyumcuya yanıma alacağım seni dedi. Bende de çok kafa basmıyor yani. Dersler falan hep kötüydü lise boyunca. En son çalıştım. Son birkaç ay sınava. Tutturayım bir yere diye. Olmadı İzmir. O yüzden özendim hep ama dükkana başlamadan önce arkadaşlarla liseden onlar takılıyordu. Biriktirdim biraz. Babadan da tırtıkladım affedersin. Gittik Çeşme'ye bir hafta sonu. Kızlar, karılar, eğlenceler, bir şeyler. Beach party diyorsun. He, beach party, köpük mepük. Köpük o kadar abi. O kadar yani. Ondan sonra geldik, işe başladık. 3-4 ay geçti. 3-4 ay çalıştım. Çok da şey yapmadım. Bir kere bile dışarı çıkmadım. Hop güneş tutuldu. Gospodin hepinizi sikerim. Böyle bir hayat yani. Ah be kardeşim ya. Ya senin o içerisinde, senin içinde yatan o saf temiz duygular zaten beni en çok sana bağlayan şey oldu ya. İlk günler biraz ben de gergindim. Kusura bakma kardeşim. Ya hepimiz abi. Bak. Benim de dilime vurdu. Kalbini yani. kırdıysam gerçekten özür dilerim Efe'cim senden. Estağfurullah. Ben hani çok... Sen çünkü bana yemekhanede biz Catherine'le yerken geldin dedin. Efe abi dinle, Asaf abi dinlemedi beni falan filan dedin. Ben orada biraz kırılmış gibi hissettim seni.
Kırdın mı seni Efe? Yok abi, kırılma vallahi değil. Canım. Ben yani her zaman yerimi bilen bir insan oldum zaten. Ama ah be bro. Yine ama neyse ya, şey, bak. Şu an benim için çözüldü abi. Sen geldin yanıma. Hani ya, gelmez miyim oğlum ya? Burada benim bana en yakın adam sensin bir kere Efe'cim. Yani Allah aşkına, yani şimdi burada şeylik yapmak istemem, ayrımcılık yapmak istemem de biz aynı toprakların çocuğuyuz be Efe. Uzun. Ne dedin? Uzun. Şeyi o zaman bir daha düşüneceğim mi abi? Manyetik nefes nefesi. Bir daha düşüneceğim mi? Ya ulan Efe. Şaka yaptım. Sen biliyorum manyetik nefesi saçma buluyorsun. Şaka yaptım. Tamam. Lan oğlum ya, hayır. İnanmışsın bir kere. Tamam, seni de versin. Tamam, şöyle abi, yapalım. Manyetik nefes ne olur Allah aşkına? Ya ulan hele. Ben manyetim ya. Gel bunu düşünelim. Tamam. Ben manyetim. Sen tamam, nefes nefesim ben de. İkimiz sen yan ya. Yanayken bizim grubumuzun adı manyetik nefes olsun. Asap abim. Doğru. Ne diyorsun? Beni şu anda bak böyle dertli mertli gördün. Oyun yapmıyorsun değil mi? Yok lan, yemin ederim yapmıyorum. Biz manyetik vallahi nefes miyiz böyle? Türk sözü lan sana. Ulan Türk manyetik sözü be. Benden de. Sen Türk nerede sözü. Manyetiksen ben de senin yanında nefesim bundan manyetik sonra. Manyetik nefesiz biz. Tamam, tamam kardeşim abim, yapma benim. Böyle. Eyvallah, böyle el şey yapıyor sana yandan. Çak yapıyor. Ha, çak. Bro. Bilmiyor böyle çok alsak böyle şeyleri. Tamam abi, evet, ben tamam. Senin adamınım bundan sonra burada. Yok öyle adamım falan değil. Adamınım kardeşimsin abi. Sen benim Efe'ciğim. Ya yapma öyle deli deli kendini oğlum. Kardeşimsin sen benim ya. Abin olarak görüyorsan eyvallah. Başımın üstünde yerim var. İnşallah buradan kurtuluruz. Efe'cim. Dışarıda da sen benim abim olursun. Eyvallah Efe'cim, ne demek ya. Ben seni seviyorum işte. İlk günler gerginlik falan biraz kafalar attı bizim. Partide de biraz bir iki laf mı? Olur. Sinirlendik falan. Kusura bakma be kardeşim. Yok abi, estağfurullah. Sen kusura bakma, kafamı tamam. Arıttıysan. Eyvallah. Ben de Giovanni'yi birlikte gördüm onları. Tanıştırmak için yanlarına geliyorum. Getrin, Zlatko. Biz birlikte geliyoruz. Diyor musunuz siz de? Ben Asaf'ın yanındaydım aslında. Sonra. Okey, sen ama senin yanında Türkçe konuştular. Çok anlamadın muhabbeti. Okay. Yine de şey yaptı yani. Kimden sesim geri dönüyor? Elimden sekiyor hayatım. Doğan, sen bir çıkıp girebilir misin acaba? Alo. Allah. Geçmişti galiba. Alo. Evet. Çözüldü. Zaten sen de oradaydın. Diğerleri de eklenince muhabbet İngilizce'ye döndü tekrar. Zlatko orada farz ediyorum seni de. Ben Duşkun'un odasından çıktıktan sonra bir gözümle aradım herhalde, uzaktan görmüşümdür. Ha bunları? Evet tabii. Evet. Tabii, genel alanda köşe duvar başında konuşuyorlar. Hı. Oleana Giovanni'yi getirdi yanınıza. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abla. Merhaba. Selam. Yeni bir arkadaş, tanışmadık hiç. İsterseniz bir tanışın, onun da kafası karışık. Hepimiz aslında olduğu gibi. Yeni sayılmam, 4 gündür hepimiz buradayız. Yok yani biz yeni tanışıyoruz diye söyledim. Merhabalar. Selamlar. Merhaba. Buraya da gelmişsin, hoş geldiniz. Efe abi. Zlatko, merhaba. Memnun. Efe. Memnun oldum. Giovanni benden. Kesin ben de memnun oldum. Merhabalar. Asaf. Aynen. Efe, Asaf, siz Türküz abi. Manyetik nefes takımımız. Pardon. Manyetik nefes mi? Bir sonra anlatırım. Ya biz şimdi Asaf'a bakıyorum. Ben abi nefesimi böyle... Tamam. Böyle bakıyorum. Manyetik nefes. Bir adım atıyor. Asaf'a doğru bir adım atıyor Efe böyle. Yani takımlar ya. Yeni grup mu kurdunuz Asaf? Diyorum, Asaf'a gülüyorum. Efe çok mutlu. Evet ya, Efe kardeşim böyle kenarda dertliydi, bir gittim bir konuştuk falan. Aynen. Ben bölmeyeyim dedim, bir şarkılar falan söyle. Güzelmiş sesin Efe bu arada. Teşekkür ederim. Özlemişiz be dilimizde konuşmayı biraz da. Onun da bir verdiği şeyle. Efe de biraz canı sıkılmış. Neyse, hallettik ama değil mi Efe? Şimdi iyiyim abi. İyiyiz ya, eyvallah. Efe kaç yaşındaydı bu arada? 20. Çok affedersiniz. Belki hepinizle yeni tanışıyorum ama sormak istediğim bir şey var. Gerçekten keyfiniz nasıl yerinde olabiliyor? Keyfimizin yerinde olduğunu kim söyledi? Efe'ydi sanıyorum. Adı. Efe öyle. Abi sen Ah Bir Ataş Ver türküsünün hikayesini bilir misin? Ben daha önce hiç dinlemedim o türkü. Doğru.
Uzatmayayım. Deniz altında son günlerini yaşayan Türk askerleri artık deniz altına yardım gelmeyeceğini, orada hafızlıktan öleceğini biliyorlar. Son sigaralarını yakıp türkülerini söylüyorlar ve mutlu şekilde ölüyorlar abi. Benim hayattaki mottom bu. Ben de son günümse mutlu şekilde ölürüm. Sigaramı yakarım. Güzel motivasyon. Var mı sigaran? Var. Vereyim bir tane. Adıyaman. Adıyaman? İşte tütün. Tobacco. Adıyaman falan. Aldım. Abi. Tobacco abi. Ah. Şaka yapıyor böyle sana. İtalyan şivesiyle şaka yapıyor. Sonunda Soykan da RP yapabiliyor. Çok evet olayım. Evet ya. siz hepiniz birbirinizi yani tanıyorsunuz sanıyorum. Ama herhalde ekip değilsiniz çünkü Asaf ve Efe bir ekip olmuşlar bile. Başka var mı bu ekibin içine dahil olan arkadaşlar? Yani ekiplerin bir anlamı var mı şu an burada? Sence bahsediyoruz sadece. Bırakalım gitsin mi? Yaşayalım burada ne olacaksa olsun mu? Gerçekten olayım mı? Çok özür diliyorum. Catherine'di değil mi? Hı-hı. Yok mu? Yani bunun dışında inandığın herhangi bir şey yok mu? Açık öğretim var. Açık hiç öğretim mi yok? Söylediğim komik miydi? Kültürünüzle alakalı bir şey herhalde anlamadım ama komik olmayı evet, çok yok vardır. Sen nerelisin bu arada? Giovanni miydi? Giovanni doğru. İtalyanım. Neresinden İtalyanım? Roma. Roma. Hmm. Ufak şehir. Hisli şehir. Sen sanırım şeysin birazcık böyle yoğun bir his içinde sanıldığım kadarıyla. Yani sadece 4 gündür yaşadığımız bu saçma şeylere bir anlam vermeye çalışıyorum. Ve hı-hı, benim amacım bir şekilde bu olayların çözüm yoluna girmesi. Evet ben de onu anlamaya çalışıyorum ama bir süre gözlemlememiz gerekiyor. Yani 4 gün ne bir teori üretmek için ne umutsuzluğa kapılmak için hiçbir şey için yeterli değil. Doğru. Bir gün uyanıyoruz, elimizdeki parşömenler bambaşka bir renk. Başka bir gün ensemizde siyah bir leke var. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bir teorileri var. Dünya şu an -100 derece ve kullanılmaz halde. İnanınız var mı gerçekten buna? Bilmiyorum. Şu anda inanmayacağıma karar vermedim ama bu bir ihtimalse ve bize böyle söyleniyorsa bunu böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda buna alışmaya çalışıyorum açıkçası. Benim bunun gerçek olması halinde ne yapacağımı. Benim alışamadığım tek şey bazı insanları direkt görmemem. Yok oldular. Siyah. Benim de bir yarın bir gün bir siyahla uyanırsam parşömenimde ben direkt ölecek miyim? Ben buna alışamıyorum. Bu hisse alışamıyorum. Aniden bunun olabileceğini. Beni en çok korkutan şey bu. Catherine haklı. Ben ondan korkmuyorum artık. Giovanni de siyahmış. Baksana hala burada. O siyahların bence bizim teorimizle çok bir alakası yok. Ben de Catherine gibi düşünüyorum. Yani sonuçta Asaf daha iyi bilir bizden. Askeri bir geçmişi var. Burada bir otorite var. Bir şeyler söylüyorlar. Ve biz bir şekilde hayattayız. Ben de şimdilik hayatta kalmaya çalışıyorum. Ya söyledikleri doğru olsun ya da olmasın. Bu konuda kimsenin bir bilgisi olamaz. Bunu ancak dışarı çıktığımızda görürüz. Belki bize iyi niyetli gibi davranıyorlar şu an. Dışarıda insanlık yok, her yer buz oldu, siz tek çaremizsiniz falan. Asaf çok özür diliyorum, lafını keseceğim ama. Bugün ne yedin? Veya dün ne yedin hatırlıyor musun? Verdikleri sadece bir hap, yarım bardak su ve kepek ekmeği. Bu mu? Gerçekten sana iyi davrandıklarını mı düşünüyorsun bununla? Giovanni 10 senedir buradalar. Kıtlıktan bahsediyorlar. Sene içerisinde mı bir erzak? Evet. Eğer yani diyelim ki dışarıdaki durum gerçek. Yani dışarıda bir buz kütlesi hakim olmuş dünyaya. Dünya soğumuş. Dışarıda yiyecek yok. İçeride ne kadar üretebilirsin? Verebilecekleri 10 sene içerisinde ne olabilir? O zaman dışarı çıkmamızın anlamı ne? Kimle savaşacağız? Neyle savaşacağız? Onu bile bilmiyoruz. O konuda haklısın, ona bir şey diyemem şeyleri ama diğer pencereden de bakmak lazım. Söyledikleri doğru değil, kötü niyetliler ve bize bu şekilde manipülasyon uyguluyorlarsa da bunu ancak dışarı çıktığımızda görebiliriz. Hal ve tavırlarından bunu anlamamız çok zor. Yani onlar bu duruma çok alışıklar, biz 4 gün önce uyandık. Zlatko sanıyorum asker olduğunu söylüyor, asker miydin?
Evet, askerdim eskiden, ordudaydım. Belli ki dışarıda seni bekleyen çok fazla insan yok anladığım kadarıyla. Veya neden böyle düşündün anlamadım. Ulaşmaya çalıştığın kimsen yok. Çünkü bilmiyorum, tanıdığım askerler genelde duygulara alınmış insanlar olurlardı. Yani o yüzden anlatamıyorum ama Zlatko'ya da bahsettim. Size de anlatayım. Beni dışarıda bekleyen bir eşim var ve bir çocuk bekliyoruz. Ve ben onların hala hayatta olduğuna inanıyorum. Benim amacım buradan bir an önce çıkmak. Öyle veya böyle. Giovanni, bunu belki bu şekilde söylemek istemezdim ama hiç yansıyan bir yüzeyden kendine baktın mı? Artık çok uzun zaman oldu kendimi görmeyeli. Artık bambaşka insanlar gibi görünüyoruz. Şu bileğimin haline bak. Ben normalde böyle biri değildim. Bunun üzerine uzun bir zaman geçmemiş olsaydı bence bu halde olmayacak. Belki burada söylenen bazı şeyler yanlış. Belki yalan. Belki hepsi doğru. Bilmiyorum ama ortada kesin olarak inandığım bir şey var ki ben o ilk güneşi gördüm, o tutulmayı gördüğüm andan sonra 4 gün geçmedi. Bundan eminim. Buraya geldiğim bu arada. Dışarıyla alakalı en ufak bir ipucumuz bile yok. Gördüğüm hala ben buna inanmak istiyorum. Yansıyan bir şey var mı etrafta Sayın Diyan? Senin kaşığın vardı. Ha işte. Biriniz yoksa kaşık çalmıştı. Onun dışında yok. Okey. Ben o zaman bir yukarı çıkıyorum abi odaya. Şeye, hücreme. Kaşığı okay. Alıp geleceğim. Yatağın altına saklamıştım ya. Tamam. Bir dakika içinde aldın geldin. Aldım geldim abi. Böyle çaktırmadan kolumun arasından. Giovanni biraz yaklaşır mısın? Yaklaşıyorum. Abi böyle elime kaşığı hafiften veriyorum senin, böyle alttan görüyorsun. Abi iyi beslenmemiş, kendine iyi bakmamışsın. Aradan da son gördüğün halinden uzun bir zaman geçmiş. Çökmüşsün. Okey, inanamıyorum gördüğüme. Kaşığı alıyorum elinden çekip dikkatlice kendime bakıyorum falan. Şok oluyorum. Mo. Gerçekten. Gerçekten bu mu? Bu hale mi geldim ben? Söyledim. Çok söylemeye denedim, inanmadım. Al bu kaşığı. Yani böyle. Verici. Al bu kaşığı. Bak bilmiyorum. Seni beklediğin insanlara, dışarıda göreceğini düşündüğün insanlar ne olduğunu bilmiyorum. Ben de kötü şeyler düşünmek istemiyorum ama ortada bazı gerçekler var. Reddedemeyeceğimiz şeyler. Ve şu an hayalleri tutunup burada sonsuza kadar ölmeyi bekleyemeyiz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu düzende belli ki bir şeyler işliyor. Bizden önce de işlemiş. Yaklaşık 10 senedir burada yaşadıklarını söylüyorlar. Yarım kepek ekmeğiyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve değil bugün... Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Ya en azından şunu bekliyorum çevremdeki insanlardan. Bugün dışarıdan birilerinin geleceği söylendi. Yıllardır kapıların bile açılmadığı bir yer. Hiçbir yerde çıkış bulamadım. Günlerdir araştırıyorum, bakıyorum, etrafımı gözlemliyorum. En ufak bir cam parçası bile yok dışarıyı görebileceğimiz. Yok. Ama bugün dışarıdan birilerinin gelebileceği söylendi. Ve artık hepiniz o haplar sayesinde belki de gerçekten içimizde vardı. Bunu tahmin etmesi çok zor ama yani bir şekilde özel güçlere sahip insanlarız. Dışarıda bir şekilde hayatta kalabileceğinizi düşünmüyor musunuz? Bu bir çıkış yolu olamaz mı hepimiz için? Sence dışarıya çıkmak bizim için güvenliğe dolaşmamız gereken bir amaç mı? Bunu bu şekilde düşündüren ne sana? Belki de senin aradığın insanlar, bilmiyorum artık her kimi arıyorsan, belki anneni, belki babanı arıyorsun. Belki ailenden birilerini, bilmiyorum. Ama belki aradığın insanlar başka kolonilerle birlikteler. Belki, bilmiyorum, belki bugün onlardan birini göreceksin. Üzerinden çok uzun zaman geçmiş olacak. Dışarı çıkmadan bunu bilemem. Kendi gözlerimle görmeden başka birinin söylediği bir şeye inanamam. Yıllardır burada olduğunu söyleyen bir adam, başka şehirlerde başka laboratuvarlar, anlamıyorum ne olmuş olabilir. Yeterince açıklama gelmedi. Yani o gün soru cevap kısmında çok dahil olmak istemedim, göze batmak istemediğim için, ama kafamda hala binlerce soru var. Ben de seninle aynı durumdayım. Sadece kağıdı tamamıyla siyaha dönen,
ensesinin arkası simsiyah olan insanlara neler olduğunu gördüm. Bu gördüğüm şeyler gerçekti. Bana neler olduğunu Zlatko'nun gördüm. Zlatko'nun söylediğine katılıyorum. Saçma teoriler üretip duruyoruz bu konuyla alakalı. Zlatko, dün sana gösterdiğim parşömeni hatırlıyor musun? Evet, ilginç. Şimdi görmek ister misin? Deyip gösteriyorum. Boş mu? Görüyoruz hocam. Bomboştu. Şu anda hala siyah ağırlıklı. Full yani. Full siyah oluyor, siyah ağırlıklı. Boy, hayır, ağırlıklı oluyor. Beyaz, siyah beyaz mı? Beyaz oluyor. Evet. Bomboştu ha, ama. Tamam, aynısından bende de var diyorum. Çıkarıyorum, gösteriyorum. Yeşil. Benimki biraz pembeye döndü. Dün böyle değildi. Seninki de renklenmiş Giovanni. Bak, bahsettiğim boyalar bunlar işte. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu renklenmiş teori derken? Dün baktığımda bomboştu Catherine. Giovanni'nin kağıdı bomboştu. Evet, boştu ya. Böyle dedi, evet. Üç gündür bembeyaz bir parşömen. Bu sabah uyandım ve neredeyse beyaz kalmamıştı. Yani eğer siyah ölüm demekse zaten çok uzun kalmadı. Muhtemelen yakında öleceğim. Bu değişiyor ama. Yani eğer bu fazla siyahsa bu böyle sürekli siyah gitmiyor. Bir şey oluyor. Bir sonraki gün uyanıyorsun ve siyahlar azalmaya başlıyor. Oliana, ilk uyandığım gün ensemdeki lekenin siyah olduğunu fark ettim. Daha sonra siyahların bir kısmının ortalıktan yok olduğunu gördüm. Ne yaptılar o insanlara, en ufak bir fikrimiz bile yok. Var mı aranızda gören? Öldüler mi, yaşıyorlar mı, biliyor musunuz? Neye kimse, inanmak istiyorsunuz? Kimsenin haberi yok. Siyahtı. İnanmak istediğin bir şey yok, biliyor musun? Giovanni, yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu bir gün yemekte bu tecrübelilerden birkaç tanesinin bayıldı, öldü. Hatırlıyor musun? Evet, gördüm onları. O gün arkalarındaki dövme de siyahtı. Ölüp ölmediklerini bilmiyoruz. Sadece kafaları odadan çıkartıldılar. Çıkartıldı. İşte eğer dediğiniz gibiyse her şey. Onları içtimada görmediniz. Eğer bu durum başarısızlıklarımızla alakalıysa, ki bence bu, artık siz buraya her ne diye adlandırıyorsanız, bir laboratuvar, bir istasyon, bir canavar yaratma ofisi, her ne diye adlandırıyorsanız, buradaki en başarısız insan benim belki. Ama 3 gündür parşömenim bembeyazken bir gecede, evet, sadece bir gecede neredeyse beyaz kalmayacak şekilde siyaha büründü. Bu demek oluyor ki sizin teorinize göre, size inanmam gerekirse, zaten yakında öleceğim. Belki de şundan bahsediyor olabilirler. Gospodin bugün sabah dedi ki 7 kişi çıkıp tek tek dövüşecekler. Belki de orada öleceğim. En azından bu dövüşe katılmadan önce bu kapı açılma muhabbetini değerlendirmek istiyorum. Anlayabilirsiniz beni diye düşünüyorum. Kapı açıp çıkmak dışarıda mı istiyorsun gerçekten? Ne olursa olsun, dediğim gibi benim için Angelica hala hayatta. Anlatamıyor muyum arkadaşlar? Bir Angelica kim? Çocuk ve eşimin adı. Bir Giovanni. Çocuk bekliyoruz. Giovanni. Ve o çocuğu kucağıma almadan burada Giovanni. Buranın benim için hiçbir anlamı yok. Ben daha önce bir hata yaptım. Birine dışarıyla ilgili umut verdim. Aynı hatayı tekrar yapmayacağım. Ama sana şöyle söyleyeceğim. Seni sevdim. Konuşma tarzını seviyorum. Şüpheciliğini sevdim. Bak, özellikle Oliana. Efe, bir sigara daha var mı? Var abi. Çok şey. Ben çünkü çok fazla takmıyordum. Otoriteyi de hiçbir zaman takmadım. Hatta Oliana bana kızardı. Kızıyordu. Çok sevmiyordu beni. Hala çok sevmez belki. Belki. Ama şöyle bir şey var. Mesela sınavdan en çok şikayet eden çocuklar hep en başarısız olanlar. Benim teorimde burayı sınav olarak değerlendirdiğimde seni şikayet etmeni çok normal karşılamaya başladım. Biraz hayatta kalalım, cevap arayalım. Evet. Ondan sonra tabii ki karar veririz. Ama şu anda hiçbir şeye dayanmayan şüphelerle garip hareketler yapmaktansa kabul. Bugüne kadar hiç dikkat çekmedim. Farkında bile değildiniz benim varlığımın belki de burada. 3 gündür aranızdan herhangi biri benim kim olduğumu biliyor mu? Daha bu 4. gündeyiz ve yeni tanışıyoruz hepinizle. Ama bana soracak olursanız Jasmine çok önemli. Jasmine nerede bilmiyorum. Yani 3 gündür sürekli yanınızdaydı. Zlatko seninleydi. Sürekli seninle görüyordum.
bir ara bir şeyler oldu ama o sırada Asaf'a emanet ettin simülasyona girerken falan. Belli ki birbirinize güvenen insanlarsınız ama Jasmine yanınızda değil, bir şekilde o neden birbirinize güvenmiyorum ki? Çünkü yeni doğacak çocuğumu düşündüğümde muhtemelen ne olduğunu bilmediğim bir odanın içine girerken herhalde onu güvendiğim birine emanet etmek isterdim diye düşünüyorum. Bu öyle sıradan alelade sokaktan geçen bir adam olmazdı. Ve dediğim gibi günlerdir sohbet edip zaten bir şeyler konuşuyorsunuz. Bunların farkındayım. Burada bir avuç insan. Belki de %100 güvenmek zorunda değilsiniz. Okey, bunu anlıyorum. Kim? Ben en başından beri söylüyorum. Buradaki kimseye güvenmiyorum. Ama bir şekilde buradan tek başıma çıkamayacağımın farkındayım. Dediğim gibi buradaki en yeteneksiz insanlardan biriyim. Nasıl kullanabileceğim bilmiyorum. Bence fena olmayan bir yeteneğin var bu arada. Teşekkür ederim. Çok işe yaradığını sanmıyorum ama. Giovanni, sen biraz çalışman lazım. Sadece bir kaplumbağaya dolu dönüşebildim. Biraz çalışman lazım bence kaplumbağa tarafına. Oliana'ya sordum. En başarılısı oydu dünkü testte. Sordum, nasıl yapabiliyorsun? Yani bana bunun yolunu öğret dedim bir ama şekilde. Ama sıkıntı şu. Fanus içinde her şey yapabiliyoruz. Ama dışarıda hiç denedin mi yeteneğini denemeyi? Hayır, zaten dediğim gibi hayvana dönüşebiliyorum yani. Bu çok dışarıda fazla şey katabilir sana. Ne bileyim, soğuğa dayanıklı bir hayvana dönüşüp belki çıkarsın. Yapan eğer dedikleri doğruysa. Düşündüğüm şeylerden biri şuydu. Ne kadar soğuğa? Belki bir kuşa dönüşüp, belki bir fareye dönüşüp, duvarlara tırmanıp bir gizli kapı bir şey bulmayı düşündüm ama bu öyle düşünüp yapabildiğim bir şey değil. Evet, gerçekleştiremiyorum. Fare olacağım dediğimde fare olamıyorum. O yüzden zaten yapamayız. O yüzden çıkamayız dışarı. Ben başta her şey fanusla alakalı olduğunu düşünmüştüm ama sonra bunu dışarıda da denedim. Ve özür dilerim ama Asaf'a zaten bunu söylemiştim. O yüzden onu söylemekten çekinmeyeceğim. Asaf'ın üzerinde böyle bir şey denedim. Ve bana aslında aldığı kokudan ve hissettiği şeyden çok daha farklı şeyler hissetmeye başladığını söyledi. Yani bence fanusun dışında da kendi yeteneklerimizi kullanabiliyoruz. Ben içinde bulunduğumuz dünyadan, şu anda içinde olduğumuz artık orası her neyse, buranın gerçek olup olmadığından bile emin değilim. Tek bildiğim şey, burada bazı gerçekler olduğu, üzerinden çok uzun zaman geçmiş olduğu ve bir şekilde uzun zamandır burada olan insanların tecrübelerinden yararlanabileceğim gerçeği. Bunları kabul etmek zorundayım şu an için. Tek bildiğim şey bu. Kimseye güvenmeme, onlarla inanılmaz yakın arkadaş olmama ya da belki kaçış planlarına yardım etmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence aynısı sen de yapmazsın. Doğru. Hepinizi toplan! Duşko bağırıyor. Yine bağırıyorlar. Herkes bütün işini gücünü bırakıp içtima sırasına geçiyor tekrar. Geldiler. Buradalar. Drago'yu ilk defa böyle panik hali içinde görüyorsunuz. Söylediğim gibi. İşaret veriyor. İşaretiyle beraber kapılar açılmaya başlanıyor. Müziği duyuyorsunuz değil mi sesini? Halatlar çekiliyor. Eskilerden ve gardlardan oluşmuş grup kapıyı açıyor. Kapı ortadan ikiye bölünüp içeriye doğru açılıyor. O kadar zorlanıyorlar ki kapıyı çekerken, yüzlerinden ter aktığını ve 10 kişi bir halatı anca çekebildiğini zaten fark ediyorsunuz. Kapının açılmasıyla beraber daha önce görmediğiniz tarzda tankımsı ama savaş için üretilmemiş bir minibüs boyutunda diyebileceğim bir araba yavaşça içeri doğru giriyor. Köşede Kristal'in hemen yanına içtimadaki askerlerin arkasına doğru arabayı yanaştırıyorlar. Hızlıca kapanıyor kapı. Bu arada kapı açıkken herkes arabaya değil dışarı bakıyor. Bakacağım. Herkes evet, arabaya evet, değil dışarı bakıyor. Haliyle. Dışarıda gördüğünüz ben şey. O an böyle yoğunlaşıp bir hayvana dönüşmeye çalışabilir miyim? Zarat. Çok dikkat çekeceğini de bil. Evet biliyorum ama evet, deneyeceğim bunu. Yani bu benim için çok önemli bir fırsat. Hatta şöyle yapalım. Zlatko, bence tam sırası. Oliana, yardım edin bana.
Nasıl yapacağımı yapma, söyleyin. Yapma. Onu yapmayacağımı söyle. Yapıyorsun, dışarı mı gitmeye çalışıyorsun? Yapma, bence sen de yapma. Kapı yavaş yavaş kapanıyor. Tekrar ileriye doğru itmek için halatları yavaşça bırakıyorlar. Bir 15 saniye süren var. Yapmaması için böyle kolu tutarsın ya birinin. Sıktım kolunu böyle. Yapma. 16 evet, attı. Yapma. 16 attın. İstersen dönüşme hakkın var. Neye dönüşmek istiyorsun? Abi şey var ya bu. Ne? Sinek kuşu mu? Ölecek. Yusufçuk kuşu mu? Okay. Ölecek mi oluyorsun gerçekten? Abi bir saniye. Sinek kuşuna çok küçük bir boyutta. Sinek kuşuna dönüşüp kapıya doğru uçmayı düşünüyorum şu an. Kapı metal mi abi? Bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Ama çok hızlı kapanıyor değil mi? Açıldığından daha hızlı kapanıyor şu an. Tabii de mekanizma bırakılınca kapı geriye doğru kapanıyor zaten. Ne kadar uçacak zaten. Okey. Diyem. Kuş olup dışarıya uçmayı mı deniyorsun? Gerçekten bunu mu deniyorsun Mete? Son bir kelime. Son kararını söyle Mete, diğerleri konuşmasın. Denedin. Arkadaşlar yargılamayın. Karakter oynasın ya. Evet, denedin. Abi kuş geri oluyorum. Geri almasın. Evet. Tamam. O sırada pah, herkes... dedin, dönüştün. Şok içinde bakıyorum. Herkes Mete'ye döndü. Dışarıdan görebildiklerini görmeye çalışıyorlar. Öbür grup bir yandan Mete'nin karakterine Giovanni'ye bakıyorlar. Dışarı bakıyorlar. Arabaya bakıyorlar. Drago Giovanni'ye bakıyor. Uçabildiğin en yüksek noktaya uçuyorum bu arada. Uçabildiğin en yüksek noktaya uçuyorsun. Küçücük bir böcek kuş karışımı bir şeysin. Sonra... Ben kapıya bakıyorum. Dışarı sadece. Artık sallamam Giovanni'yi. Sonra kapının kapandığını fark edip kapıya doğru hamlemi yapıyorum. Kaçabilecek. Çıkmak istiyorsun. Hizar daha at. Çık lan, çık hadi, çık çok istedim. Dönüşme zarın başarılıydı, çıkma zarı atıyorsun. Tam oraya doğru uçarken halatlar bırakılıyor. Kapı büyük bir gürültüyle beraber kapanıyor. Sen de kapının tam eşiğine vuruyorsun kafanı. Tekrar insan olarak yerde oturur bir vaziyette bekliyorsun. Herkes sana bakıyor. Gospodinler geldi. Gördüklerini düşünüyorlar. Arabadan 3 kişi iniyor. Ben tanımıyorum onu. Drago şokta. Sana doğru dönüyor. Duşko'ya dönüyor. Arabanın oraya yürüyor. Arabanın oraya yürüyor. Kapısını açıyor. Önden bir kadın. Arkasından da iki erkek figür iniyorlar arabadan. Sana son bir bakış atıp onlara geri dönüyor. Zagreb Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Buyurun. Dışarıda bir şey görmedik mi? Dışarı baktık, boşluk mu? Anlatacağım dışarıda gördüklerinizi. Tekrar 3 kişiyle beraber Duşko Dragon'ları karşılıyor içtima ekibinin önüne doğru. Giovanni kimse için ortada yok. Drago bir kere bakıp geri dönmesiyle beraber herkes ignorlamaya başladı Giovanni'yi. Drago bir adım öne atıyor. Moskova laboratuvarından Boris, İstanbul laboratuvarından saygıdeğer gospodin Levent ve Stockholm laboratuvarından saygıdeğer gospodin Nikol Zagreb laboratuvarımızı teftişe geldiler. Kendilerine Zagreb gospodini olarak bütün saygılarımı, sevgilerimi sunduğumu sizlerin önünde de belirtmek isterim ve burada kaldıkları 2 gün boyunca bu laboratuvardaki bütün imkanların onlar için fazlasıyla açık olacağını da açık gönüllülükle duyururum. Tekrar hoş geldiniz. Ben ve Equinox ekibi sizlerle beraber hareket etmeye hazırız. Buyurun yemeğe geçelim lütfen. Sizler için ziyafet hazırladık. Bize de var mı ya? Herkesi davet ediyor yemeğe. Geliyorum. Yemeğe doğru. Ben şöyle bir Giovanni'ye şöyle bir acı nasıl bir bakış. Giovanni var ya yani kimsenin umurunda değil. Keşke öldürselerdi yani, ignorlamaları daha kötü bence. Orada Giovanni'ye bok, tavsiyem bok gibi bıraktılar onu orada. İnsanlar yemek yerken kaçacak delik aramaz. Ben bu arada kapı metal mi diye sordum da niyetim kapatmaktı çıkamasın diye. Denemedin ama. Dışarıdakileri söyledin mi? Dışarıda ne gördük?
Heh, onu anlatayım. En önemlisi bu. Okay. Evet. Çok anlatacak evet, bir şey yok maalesef. Diyor, niye bile bakmadım? Şöyle dışarıda gördüğünüz şey. Faunus'a ilk girdiğinizde test odasında bembeyaz, loş ama rahatsız edici hastalıklı böyle yeşille karışık bir hastane ışığı gördüğünüzden bahsetmiştim ya. Onun aksine dışarıya baktığınızda o 10 metrelik kapıdan bembeyaz flash ışığı gibi diyebileceğim. Hani bazen karda yere baktığınız zaman güneşe bakıyormuş gibi gözlerinizi alamazsınız oradan. Hatta çok fazla karda yürüyen insanlar bronzlaşır güneş altındaymışçasına çünkü ışıklar yansır vesaire. Böyle bir şey görüyorsunuz ama hepiniz için o kadar yapay ki çünkü böyle bir görüntü görmeniz için güneşin olması lazım. O kocaman kapıdan gördüğünüz yerde de gökyüzü karanlık fakat aşağı kesinlikle bu karanlık vurmuyor. Aşağı taraf bembeyaz, kar mı, pamuk mu, bembeyaz bir ışık mı bilmiyorum. Siyah ve beyaz var. Gökyüzü siyah, yer bembeyaz. Herhangi bir obje, nesne, canlı, cansız varlık görmediniz. Kimse de görmedi. Hiçbir canlı görmedim. Bir şey sorabilir miyim abi burada? Hı-hı. Gökyüzü siyah, yer bembeyaz dedin ya. Evet. Yani böyle hani gökyüzüne baktığın zaman gerçi anlayabilir misin bilmiyorum. Anlayamazsın büyük ihtimalle de. Simsiyah olduğu için en azından yere baktığımızda böyle bir dünyada olduğumuzu ya da şeyler var abi. Hani böyle bir uzay boşluğunda olduğumuzu yükseltiler var. Tepeler, mepeler ama o mesafeden hani karla kaplı tepeler demeye cesaret aynen. ister. Şöyle ama bir coğrafi yapı ama, var evet. Yani gerçek bir şeyin yani... durumda olduğumuzu düşünüyoruz değil mi? Ha, evet. Yani bu ya tesis şöyle, bir şeyin gerçek bir durumda olduğunu değil. Düşünüyorsunuz. Hepinizin aklınızda biz oraya çıksak yaşayamayız var ama bu kadar da yakınken o kapının bir adım ardıyken bu mevzu size o kadar imkansız gelmiyor. Aynı zamanda bunun size yapay hissettirmesinin yani gerçek hissettirmesinin sebebi bunlar. Yapay hissettirmesinin sebepleri de yukarısı siyah aşağısı beyaz böyle bir şey yok yani. Sizin şu ana kadar yaşadığınız. Diyemem. Aracı tarif eder misiniz? Okey. Geldikleri. Şöyle abi. Eski model İşte 1930'larda falan kullanılan spor arabalar olur ya. Türkiye'de de bir dönem vardı. Cabrio üstü açık. Amerikan arabaları dikdörtgen. Böyle net dikdörtgen ama üstü açık. Bunun üstünün kapalı ve yukarıya doğru böyle genişlemiş versiyonu. Boyut olarak enine tamamen aynı. Tamam çok siyah bir araba. Üzerinde sağ tarafında bu Equinox logosu olarak sizin bildiğiniz. Herkesin boynundaki dövme var. Dünya yarıdan bölünmüş. Sağ tarafı aydınlık, sol tarafı karanlık. Araba çok yüksek ve dikdörtgen. Aslında sizin alışkın olduğunuz arabalardan yerden yüksek, değil. Yerden yüksek değil mi? Tekerlekleri evet, evet. yani. Tekerlekleri de yüksek. Kendi de yüksek arabanın. Kendi lastiklerine bakıyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Böyle Truva atı gibi bir şey düşün. Dikdörtgen büyük bir blok araba ama dört tekerleği var. Aracın lastiklerine bakıyorum. Aracın lastikleri bir Zarat abi. Investigation Zarı. Sen zaten bu konuda tecrübeli bir abimizsin. Ananın ama artık. Abi, aracın lastikleri bir süredir değişmemiş. Kabarlak şöyle. Hayır, ama ufak hayır, bir şey hayır. görmüş tabii ki. Ufak bir şey gördü yani canım tabii ki. Sen yani sonuçta bu işte anlayan bir insansın. Şöyle abi. Bu mekanizma diyeceğim. Dört tane var bunlardan. Bunlar Hı-hı. döndüğü zaman bunların bağlı olduğu üstündeki şey de gidiyor. Palet. Tekerlek. Mutlaka bir şey görmüş yani anladın mı? Öyle bir şey anladın yani. Yani dışı tamam, beyaz mı siyah mı bir şeyle kaplı mı onu bile görürsün ya. Ne olduğunu anlamam da. Tekerlek bu artık oğlum. İnsan gözü. Tekerlek yani insan gözünün gördüğü Hayır. büyükçe tekerlek. Abi teker çamurlu mu? Yo. Karlı mı tertemiz, onu soruyorum. Tertemiz. Ha onu sor bir derdim o yani. Tertemiz. Ben şey böyle teknik bilgi arıyorsun zannettim. Yok yok derdim. Kaç tamam. kaplı şey mı? Kardan kar mı lastiği mi bilmem ne gibi soruyorsun zannettim. Yok yok kesinlikle bu, şey yok. Düşünüyorum. Şey. Tertemiz bir. Nasıl tertemiz olur? Tertemiz zaten? Dediğim şu yani hani şu anda senin arabanın tekerleği gibi. Tozlu mozlu da öyle kar çamur. Tamam. Onu yok abi, yok. Okey. Ya şey gibi düşünmeyin. Fail atınca ne olduğunu anlamıyor gibi değil de mesela. O anda başka bir şey oluyor. Dikkati dağılıyor. Onu düşünmüyor falan gibi bir şey düşünüyor. Fail dediğinde bakıyor. Odaklanman azalıyor. Anlamıyor evet. gibi bir şey değil yani. Durum ona müsait olmuyor falan gibi bir şey. Bir de atmazsın bu arada. Güzel düşünmüştün de. Evet bayağı iyi düşünüyor. Ne yapam abim? Elden gelen güzel budur. Yeter artık. Ben kesin yanına gidiyorum. Kaçamayız birimiz araba yanına. Şey diyorum.
Ben bir şey soracaktım. Dışarısının böyle olması nasıl mümkün falan diye böyle onunla tartışmak istiyorum. Kimin yanına gidiyor ben anlamadım. Neyin öyle olması? Bu arada şey arkadaşlar. Gospodin ekibinin peşinden herkes yemekhaneye gitti. Burada durup bunu konuşmak istiyor muyum? Ben yoldayım zaten söyledim. Tamam tamam. Şey diyorum yani hani hem ışık yok dediler. O beyaz ışık neydi falan diye böyle kafa yormaya çalışıyorum. Kettin'e sormak bilmiyorum istiyorum. Işık mıydı yoksa ne olduğunu asla anlayamadım. Güneş söndüyse nasıl biz bu ışık görebiliyoruz ayrıca? Başka bir şey dönüyor yani. Deyip böyle sinirliyiz yani. Okay. Bir yandan da yürüyoruz. Oleana'nın önümde arada olduğunu varsayıyorum bu arada. Tabii. Ve enselerine bakmaya çalışıyorum. Saçları engel olmuyorsa söyler misin renklerini? Oleana ve Catherine'in. Evet, onlar konuşuyordu. Enseleri? Siyah. Hala siyah. Aha, kağıtları değişti ama enseleri siyah. Tamam. Suray'dan sonra benim de bir sorum var. Abi araba gelirken bir ses çıkardın mı? Yani elektrikli motor gibi mi? Benzinli hiç gibi mi? Sessiz, hiç. Sıfır ses. Ay sıfır. Yani, okay. Sıfır. Böyle elektrikli arabalar olur hiç duymazsın falan. Aynen. Hiç motor. Yani. Aynen, hiç. Okay. Zira ya, kontağını kapattığında bir sessizlik olur ufak tefek. O bile yok. Anladım. Son teknoloji yani. Herhalde. Abi ben bu arada Gospodin bunu söyledim. Herkes gidiyor ya. Değil mi? Soykan. Hı hı. Ben de gidiyor muyum yoksa orada abi, mı? Abi senin kararın. Ben? Senin kararın. Araçları inceleyebilir miyim? Senin kararın. Gözümün okay. Yani yolunun yani üstünde mi? İçtimanın tam arkasında. Yani harekete geçtiğin anda incelediysen inceledim. Tamam. Bakacağım sadece. Böyle bir iki adım atıp. Okay. Uzaktan. At bir investigation. Anlattıklarımı anlıyorsun. Artı 3'üm var hocam. Artı 3 ile anlıyorsun anlattıklarımı. Çok güzel. Hocam arkana sayılmaz. Yok. Biz de uçak sokuyoruz ya Ece. Giovanni gidiyor musun yemeğe? Ne yapıyorsun? Senin burada yapacağın abi şeyler önemli. Ne yapıyorsun sen? Ben kapıya çarptıktan sonra düştüm. Kapının önündeyim. Ve yani herkes gittikten sonra hıçkıra hıçkıra ağlayıp kapıyı yumruklamaya başlıyorum. Ay. Hani nasıl çıkamam buradan diye. Ama belli ki hani Chris, şu an benimle ilgilenecek kimse yok ve yapabileceğim ne var bilmiyorum. O yüzden şey yapıyorum ben de. Yavaş yavaş işte yüzümü falan silip kalkıp toparlanıp en azından içeride neler olacak? Bu yeni gelenler kim ve ne anlatacaklar? Onu çok merak edip bir yandan yemek salonuna gidiyorum ama çok tedirginim tabii yaptığım hareketten dolayı. Abi yemekhaneye girdiniz hepiniz. İçerideki ortam alışkın olmadığınız, 4 günde hiç görmediğiniz şekilde her şey tertipli, düzenli, etraf inanılmaz temizlenmiş. Böyle süsler müsler asılmış, yılbaşı süsü değil ama böyle bir yerde bir ufak tablo koymuşlar. Muhtemelen Duşko'nun Gospodin'in odasından falan buraya taşınmış. Burası şık hale getirilmeye çalışılmış, şamdanlar, heykeller vesaire var. Önünüzdeki table dotlarda herkes de İkişer dilim ekmek, bir tam bardak su, herkesin ilaçları, bir dilimde bonfile et var. Nasıl yumuluyoruz anlatılacak gibi değil öyle. Önce öpüyorum bonfile. Canım çekti şu an. Herkes. Gerçekten ya. Hocam benimki orta iyi olabilir mi? Öyle koyuyorum. Tam herkesin istediği gibi pişmiş. Ha, dumanı üstünde. Hocam şöyle alırsak. Ondan sonra önce seninki çiğ falan. Ya Giovanni'ye bile vermişler. Hazırdı zaten canım. Aynen öyle. Gospodin ayağa kalkıyor. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz demek isterim. Kafa selamı veriyor hepsine. Bildiğiniz üzere kendileriyle 10 senedir ilk temasımız. Ve bu yemekten sonra yine kendileriyle yapacağım toplantı eminim birçoğunuz için çok büyük önem arz edecek. Yeni şeyler öğreneceğiz. Ben de onlara bizim tecrübelerimizden bahsedeceğim. Toplantıdan sonra kendilerinin ricasıdır.
Yanlışsam lütfen düzeltin beyefendiler, hanımefendi. Sizlerle bazılarınızla teker teker yahut ikişerli gruplar halinde konuşmak isterler. Şimdiden herkese iyi şanslar diliyorum bu konuşmalar için ve ziyafetimizde bizlere eşlik etmenizi diliyorum. Afiyet olsun. Konuşma dendi. Oturuyor. Çatal bıçak var bu sefer. Kaşık dışında bir şey gördünüz. Çatal bıçak var mı? Tabii çatal bıçak var. Aa, yanında bıçak çorba var. Da var tabuldotta bu arada. Kaşık da var. Aa. Bıçağı alıyorum abi falan böyle. Abi bonfileyi kutluyorum ya. İster istemez. Hı? Ne yiyoruz yani? Bunları neden daha önce yemedik? Bonfileyi kokluyorum. Yemeklere bakıyorum falan. Neden bu? Tadıyor musun? Falan. Kokluyor musun? Hayır, kokluyorum sadece. Zar atabilirsin yine. Investigation. Soykan bu arada gözünden kaçtı mı bilmiyorum ama. Aa, host mu aldık? Yakaladın mı? Evet. Aa, şu an gördüm. Dedim. Şu an sevgili gördüm. Sevgili CS. Çok pardon. Cansungur 453 izleyiciyle beraber gelmiş. Hoş geldiniz abi hepiniz. Can'a teşekkürler. İzleyenlere hoş de geldin. Hoş geldiniz. Şeyin ortasındayız. Bayağı yanarlı dönerli bir duygusal RP'nin ortasındayız. O yüzden çok chat'e bakmıyordum. Birkaç önemli sahnemiz var. Onlardan sonra sabredenlerle bir ne yaptığımızı konuşalım. Tekrar hoş geldiniz. Evet, Tuana, kokluyor musun eti, yiyor musun? Evet, kokluyorum. 16 attım. 16 attım. Bu investigation artı 3 alıyor. Bu hayvan eti değil. Ne diyorsun? Bu hayvan eti değil. Yahlar böyle, deme bunu. Böyle bir eti daha önce yemedim. Meta yapma. Dur, siz bilmiyorsunuz. Hayır bunu. Aa. Gerçekten 19 mu attın ya? İçinizde yiyen var mı? Ben. Giovanni ben yedi. Ben direkt laps diye tek parçada yedim onu falan böyle. Ben şeye döndüm yani, içeri girdiğim andan itibaren normal Giovanni olmaya çalışıp direkt oturdum ve yemeğimi yedim. Yani bu saatten sonra yemedik ayağına yatmam abi. Evet. Yedim ben bunu lambur lambur yani. Açız hayvan gibi. Asaf tadı nasıl? Yani tadı biraz garip Catherine ama. Fena değil Asaf. Ne bileyim. Yani güzel ama sanki şey gibi, hani zaten uzun zamandır o kadar tatsız tuzsuz şeyler yiyoruz. 10 senedir uyutulduk mu ne oldu, hiçbir fikrim yok. Bir şey diyeceğim, bu hayvan eti ya değil. Bence fena değil. Nasıl hayvan eti değil ya? Sen nereden anladın? Bilmiyorum. Ne demek istiyorsun sen ya? Ben eminim. Ya Catherine, hayvan eti daha yumuşak olur. Yapay bir şey mi? Daha az sinirli olur. Böyle kokmaz. Yani ola da bilir ya, sen hayvan etinin ne olduğunu unuttun ya bu hayvan eti değil. Ve ayrıca diğer masalardaki tecrübelerin bulunduğu masada, gospodinlerin bulunduğu masadaki herkes apur apur götürüyor eti. Oh. Sen şey mi, yapay bir şey mi demek istiyorsun yani? Sentetik mi diyorsun? O öyle bir şey mi? Bilmiyorum. Ne demek hayvan eti her değil? Her şey farklı. Bu hayvana ait bir şey değil. Bilmiyorum, biz hep çiftliklerimiz vardı ve yüzlerce kere gittik. Belki oradaki bütün hayvanları tanımlıyorum ama normal bir hayvan değil. Burada herhangi bir canlı yok zaten. Biz şu an ne yiyoruz? Öğürüyorum böyle. Bir şey diyeceğim. Dışarıda yaratıklar, insansı canavarlar tarzı bir şey dedi. Dışarıdaki yaratıkları iyi olmayalım şu an biz. Bilmiyorum Asaf. Çok gerginim şu an. Ağzımı sıçayım sonra. Tadına bakacağım. Çok şey oldum. Tadına bakacağım abi. Yapacak tamam. Bir şey. Çok ufak, minicik böyle bir incecik bir parça alıyorum. 19'unu buna sayıyorum. Nereden artı 3 geliyor diyenler olmuş. Bu D&D Beyond Overlay'inde investigation bonusu Catherine karakterinin artı 3. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, şöyle, tadı gayet okey. Hele ki günlerdir burada bir dilim ekmek, iki kaşık çorba içtiğinizi düşünürseniz tadı gayet güzel. Yani şeyden çok emin olamamakla beraber, dediğim gibi bu senin hiç daha önce yemediğin bir hayvanın eti mi? Çünkü insanlar ne bileyim zürafa eti yiyorlar, fil eti yiyorlar, köpek eti yiyorlar Asya'da falan. Yani öyle bir şey gibi hissettirmiyor, ne yalan söyleyeyim. Ya sentetik bir et, burada bir şekilde üretilmiş bir şey, ya da maalesef insan eti. Kesin. Ya ben ne hissettiğini söylüyorum. Ha. En yakınımda eskilerden kim var? Jacob. İlk gün konuştuğunuz. Benim sırta oturuyorsunuz arkada. Tamam. Şöyle dönüyorum. Jacob, bakar mısın? Tabii Catherine. Bu yediğim, benim daha önce yediğim bir şeye benzemiyor. Ne eti bu? Bu insan eti.
Ne? Tükürüyorum. Duydun mu bu arada? Pardon, özür dilerim. Catherine'e yakın olanlar duydu. Yan masa, yan sandalyesinde Asaf oturuyordu. Zlatko sen uzaktasın. Sen abi. Duymadın. Ne? Ben yiyorum o zaman. Ben de duymadım. İnsan eti mi? Evet. İnsan mı yiyoruz biz? E nasıl besleneceğiz Catherine? Nereden alacağız proteini? Hadi i̇laç uzatmayın var. Da yiyin. Bir yere kadar ilaçlar. Ki ayrıca burada ziyafet sebebiyle toplandık. Daha özel bir amaç var. Yiyin, siz dikkat çekmeyin. Hangi ziyafet? Burada aynı masada oturduğumuz insanları mı yiyoruz? Yiyin, dikkat çekmeyin. Onlar bizim için son görevlerini yapıyorlar. Afiyet olsun deyip önüne dönüyor. Son görevleri falan kral ne yaptın? Kimi yiyoruz acaba şu an? Böyle kabul edemiyorum abi durumu. Catherine. Bizimkilere söyleyelim. Bilmiyorum şu an ayak atmak istemiyorum, dikkat çekmek istemiyorum. Ne yiyoruz biz? Neden insanları yiyoruz? Böyle... Ekmek yiyorum böyle manyak gibi, ağzımdaki tat gitsin diye. Göz göze gelebildiğim birisi var mı mesela Sena, Mete? İstediğin kişi tabii ki. Ha, okey. Ben abi o kadar bakıyorum mutluyum öyle. Ki etimi yemişim. Ben abi, böyle yemişim. Resmen cehaletin verdiği mutlulukla böyle üf kürdan böyle şeyi almışım bıçağı böyle dişlerimin arasındaki etleri temizliyor falan böyle mutluluktan öleceğim. Zlatko sen bitirdin mi abi? Yiyor musun da? Yok yemeye devam ediyorum. Yavaş yavaş. Abi sana bakıyorum ama bilmiyorum bana bakıyor mu? Etrafa bakarak yiyorum zaten o yüzden yavaş. Görürüm yani bakalım. Böyle salakta şöyle hafif elini kaldırırsın ya şöyle hani şey yaparsın böyle. Öyle hareket yapıyorum abi sana. Eti gösteriyorum. Diyorum ki... Bu ne var? Abi bir şey deneyeceğim. Yiyeceğim etin insan olup olmadığını anlamaya bunu yapabilir miyim ya? O etin nereden geldiğini görmeye çalışabilir miyim? Yok. Asaf sana saati gösterdi Zlatko. Ben anlamadım. Delirdi herhalde. Kaç saattir yemek yiyorsun? Hadi dedim artık. Hadi bro maça yetişeceğiz yaptı sana. Maça yetişeceğiz daha halı saha var. Abi bakıyorum böyle. Ya adamın söylediği doğru tamam Jacob'un dediği de. Yani protein falan günlerdir burada ekmekle sürdüğün falan Asaf senin ben karakterini bildiğim kadarıyla burada anlattığın kadarıyla izleyenler de takip edecektir. Sana çok inanılmaz ters bir şey değil bu. Sen daha rahat adapte olabilirsin buna. Tam şimdi ona girecektim ben de onu anlatıyordum. Ya sonuçta ben abi yılan da yedim kaplumbağa da yedim. Ne bileyim çoğu insan yememiştir. Çok sıra dışı bir şey gelmiyor tamam mı? Yılan da yemezsin ama. Pardon ben rap yapıyordum. Ya evet yılan da yemezsin gün normalde. Kaplumbağa da yemezsin ama asker eğitimleri yemek zorunda kalıyorsun bazen yani. Dolayısıyla hani böyle iğrenme gibi bir yemeğe karşı şey yok. İnsan olması biraz şeyi düşündürüyor bana daha çok hani ya bu insanların ölmüş olması gerçeğiyle yüzleşmek gibi bir durum var daha çok. Ama hani söylenen de doğru. Yapacak bir şey yok yani. Bir gün bir yerde aç kalsaydım yanımda biri ölseydi yerdim büyük ihtimalle. Ama öyle bakıştıklı olarak... değiliz bu arada. Ekmek falan yiyoruz yani. Öyle açlıktan evet, öyle ama yemek durumunda değiliz. Ya hiçbir şekilde protein de almıyoruz artık. Kafamız çalışmayacak yani. Özür dilerim ama ben dün aynı masada oturduğum insanları kafam çalışsın diye yemeyeceğim diyorum. Eti bırakıyorum. Ekmeği yemeye devam ediyorum. Ve böyle yani sırf ufacık böyle tadına baktım diye bile şey yapacağım böyle. Çok seviyorum o durumda. Efe şey yapıyor uzaktan Catherine. Catherine abla yemiyorsun galiba. Sen vejetaryen, vegan gibi mi? Ben alabilir miyim? Efe bir gelebilir misin? Tabii ablam geldim. Yanına doğru yaklaşıyor hafif kafasını eğiyor. Buyur abla. Ne et olduğunu biliyor musun yediğin et? Ben yani çok anlamam da kuzu eti olsa kokardı. İnsan eti efendim. Herhalde kuzu... Ne eti efendim? İnsan eti. Ne eti efendim? Ne eti efendim? Abla sen bomboş şakalar yapıyorsun bak. Sakin ol. Şaka yapmıyorum. Ablam, gerçekten olur mu? Sordum. Günah. Günah. Nasıl? Dur dur. Bağırma. Bağırma Efe. Bağırma. Sakin ol. Günah değil. Dur bir. Günah mı bilmiyorum da gel.
Drago'ya falan bakıyor. Efe Müslüman mı? Efe Müslüman, evet. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Belanızı versin. Nasıl anladın abla? Sakin. Nasıl anladın abla? Bilmiyorum, kokusu çok garip geldi. Bir anda şüphelendim çünkü daha önce yediğim bir et gibi kokmuyordu. Valla bak domuz falandır bak. Ben daha önce domuz da yemedim. Yok, domuz keşke değil. Keşke domuz olsa, insan yiyoruz ya. Hangi insanı yediğimize bile bilmiyoruz ya. Daha dün birlikte oturup belki yarın ben öleceğim, beni yiyeceksiniz. Bu nasıl bir düzen? Valla yemeyiz seni, deme öyle bak. Yok ya, ne olur ısır. Abla yemeyiz bu arada. Kokmuştur, yaparlar bak herkes, ya. Ablam herkes apır apır yiyor. Hayır, herkes apır apır yiyor. Bir diş alıyorum böyle kedin. İnsan eti olsa vitamin. Herkes yer mi ablam? Gel kardeşim, vitamin. Ah. Ya vitamin olur mu? Asafa yapıyorum bu arada, asaf yediği için. İnsanlığımızı kaybettik biz burada, böyle bir yer mi burası? Abla, ben burada kafayı işte, yerim, böyle bir şey yok ya. Oldun. Tamam, ben yemiyorum, seninkini de istemiyorum ablam, afiyet olsun. Gidiyor yerine. Catherine yemiyor değil mi bu arada? Yok. Efe gitmeden ben bir şey söyleyecektim, Allah kahretsin ya. Söyle. Ben yemiyorsan getir diyecektim bari. Abi yok, yemem ya, al. Gidiyor tabudotundan getirip senin tabağa döküyor çatallı. Aslında inanamıyorum ya. Teşekkür ederim. Git başka bir yerde ya, gerçekten. Korkunç bir şey bu. Ya rahatsız oluyorsan sen gidebilirsin. Sonuçta yemek yiyorum Catherine burada, ne yapabilirim? Yiyin diye verdiler, yiyoruz. Aslında kaç kere bu sakinlikte insan yedin? Sakin değilim ama yapabilecek başka bir şey mi Catherine? Nasıl abi, yok yan yanında ekmek var ya. Ekmeğini ye, çorbanı iç ya. Ya kaç gündür güçten düştüm. Bugün 3 tane şınav çekerken 3. de kollarım titredi ya. Perişan haldeyiz burada günlerdir. Bir şey olsa canımızı koruyalım desek koruyamayacağız. Kıtlıkta değiliz kollarım, ama bir acil durumdayız. Farkında değil misin? Ben özür diliyorum senden. Kolların. Sen spor yapabiliyor musun? Şınavda kolların titredi diye sen yarın beni de yersin. Ciddiyim. Ben de çok duygu... Ben ya çok dramatize ben. Ediyorsun. Lütfen Ketin, sonuçta bu duygusal yaklaşman gereken bir şey değil. Benimle ya. Konuşma. Bence sen. Abartıyorsun. Okey, sen bilirsin abi diyorum. Sesler yükselince ben bunların yanına geleceğim böyle, abi. Bakıyorum. Yani iğrenç evet ama hani ben duygularımla yaşamıyorum abi, mantığımla yaşıyorum. Alıyorum o yüzden diyorum. Yani. Bu bir tartışma gibi mi ilerliyor bu arada? Sesler yükseliyor mu gerçekten? Dikkat çekiyor. Yan yanayız ama işte. Ya şey gibi. Evet, o yüzden sordum. Fısıldaşmaların yükseldiği anlar olur ya. Ya lan ne yapıyorsun falan gibi. Öyle. Okey. Çok dikkat çekmeden yine yani. Okay. Ya duymuyorsam. Bakanlar okay. Bir gerginlik olduğunu anlar. Ama herkes değil. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Efe var yanında, ona dönüm. Adam gerçekten beni sana dönüm yapacak, yiyecek. Abla yani ben de şey yapamadım. İnsan eti diyorsan İnsan. Doğruysa Asaf abi yanlış yapıyor. Bile bile yiyor. Diyor ki kolum titriyor şınavda. Abla tamam, artık herkes kendi bacağı, herkes yiyor yani. Kendi bacağımız. İlaçlarımız kanka. Var değil mi bu arada? Var. Okey, ben işte. Bitiyor bir süre sonra yemek. Çorbamı falan şey yaptım. Evet. Herkes kaldırıyor tepsilerini Zlat vesaire. Zlat mı yazıyor hocam hapta? Zlat yazıyor. Asaf'ınkinde jackpot patlıyor. Dört harfte de olduğu için. Asaf'ınkinde Asaf yazıyor. Giov, Olia, Cat and Zlat. Beraber Asaf'ta herhangi bir değişik şey olmuyor içtikten sonra. Çıkılıyor dışarı. Herkes kapının önünde bu sefer. Tam ekip dağılmadan Drago tekrar sözü alıyor. Afiyet olsun. Yarım saat bir toplantı yapacağım sevgili gospodinlerimizle. Ondan sonra sizlerden bazılarıyla beraber Duşko çağıracak sizi, bana yardımcı olacak. Sorgulama demek istemem. Fakat fikir alışverişi seansımız başlayacak. Ha bu arada bugün 7 kişilik bir ölümüne savaş olacağından bahsetmiştim. Geçen günkü disiplinsizlikten ötürü. Zannediyorum gerek kalmadı. O gruptan kimin öleceği az önce belli oldu. Guardlar Giovanni'nin koluna girip Giovanni'yi oyun odasına diyor. Giovanni'nin koluna girip arka taraflarda bir odaya doğru götürüyorlar Giovanni'yi. Siz oyun de odasıydı. Nasıl arka taraflar oldu? Sizde yarım saat geçirme vaktiniz var şu an.
Asaf'a eğiliyorum, diyorum ki yarınki menün belli oldu. Gülmüyorum Asaf olarak. Okey. Ya Ketrin çok abartıyorsun bence. Çok abartıyorum. Okey, seni anlıyorum. Tamam, anlıyorum seni. Söylemeyi, ne söylemek istiyorsan söyle. Buyur söyle. Ne demek istiyorsun sen? Buyur. Yamyam olduğumu mu söylüyorsun benim? Evet. Canlı canlı mı yedim ben bunları? Biliyor musun? Çok zor durumda kalsam, belki ölmek üzere olsam ve zaten birileri çoktan ölmüş olsa, belki kendimi kurtarmak için bunu yaparım ama zaten bu haldeyken, önümüze yiyebileceğimiz şeyler varken insanları yemek. Ve dişlerimi sıkarak konuşuyorum, tamam mı? Bu saatten sonra diyorum ki, zor durumda olmadığımızı mı düşünüyorsun? Evet. Ben günde 500 tane şınav çekiyorum. Yaklaşık 20 senedir. 20 çok oldu. 15 senedir. Tam bir Türk. 14 yaşında orduya girdim. Harp okuluna girdim. 14 yaşından beri günde 500 tane şınav çekiyorum. 3. şınavda kolum titredi diyorum sana. 3 tane şınav çekemiyorum. Ve sen zor durumda olmadığımızı mı düşünüyorsun? Gerçekten mi? Şınav çekmene gerektiren bir durum mu var ortada? Sence zorunda mıyız? Şınav çekmemiz gerektiğinden bahsetmiyorum sana. Vücudum buna alışık ve ben bunu yapamıyorum diyorum sana. Bir eksiklik var. Sonuçta sağlıklı devam edemiyorum. Kendimizi savunmamız gereken bir durum olsa, bu adamlar size saldırmaya karar verdik, artık sizi öldüreceğiz dese, nasıl savunabileceksin kendini? Şu haline bak. Kollarımızın haline bak, şeklimize bak ya. 2 dakika koşamıyoruz bile, yerimizde duramıyoruz, nefes nefese kalıyoruz. Denemedin mi hiç koşmayı, yürümeyi? Zorlanmıyor musun? Zorlanıyorum, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Kolay oluyor mu? Bunu nasıl yapabilirsin? Bak, sen aklın başında birisin Ketrin. Eğer ölecek durumda kalmazsam, dün aynı masada oturduğum insanları yemeyeceğim ben. Bu kadar net. Duygusal yaklaşıyorsun, şey demiyorum, okey. Ben böyle aşırı mutlu bir şekilde yanlarına gidiyorum abi böyle şey. Of ya. Çok iyi olmadı mı, bir kendimize geldik. Ne zamandır yemek yemiyorduk falan diyorum böyle boş boş. Arkadaşlar iyi misiniz? Şey mi oldu? Afiyet olsun. Kimi yediğini biliyor musun? Kimi mi? Evet, bu söylediği anladım. İçin Ketrin çok sinirleniyorum. Bir şey mi oldu? Ne oldu? İsmi ne? Dolly'ydi derken... tamam mı? Dolly falan. Bilmiyorum, bence Asaf anlattı. Değil mi Asaf? Asaf ne oldu? Bilmeseler daha iyiydi yapıyorum içimden ama. Yani Oliana, ya tamam madem konusu açıldı. Ketrin diyor ki yediklerimiz hayvan değil. Büyük ihtimalle insan eti, ki görece şöyle de olabilir, dışarıda canavarlaşmış bir sürü insanın olduğundan bahsetti Gospedin, ama nedense bir anda olay duygusal bir şekilde dün yediğimiz masada yediğimiz arkadaşımıza 33 numarayı mı yedim 32 numarayı mı yedim demeye başladı. Hiçbir fikrim yok o konuda. Dışarıda belki insanları yakalıyorlar. Sorduk, insan yediğimizi söyledi. Hayır, sorduk. Ve insan yiyoruz dedi. Dün masa, evet, 32 numarayı yiyoruz demedi. İnsan yiyoruz dedi. Belki dışarıda canavarlaşmış insanları yiyoruzdur. Ne demek asıl, dışarıda asıl canavarlaşmış yara... insanlar falan. Benim bu zamanımda et reyonunun önünde böyle maskeli şey yaptığım sen zamanlar geliyor. Sen bir politik aktivistin değil mi? Zamanlar geliyor. Evet. Bir de en sen aslında duyarı göreceksin şimdi. Ve bir anda o yeteneğimi kullanma içgüdüsüyle herkese böyle şey diye bağırmak istiyorum. Hani insanlar yiyecek değildir. İşte Müslüman uyuma. O insanlar iyi şartlarda kesilmedi falan diye bağırıyor. O insanlar iyi şartlarda kesilmedi. Uyanın falan Allah diye bağırıyor. Allah aşkına bağır da yalnız ölmeyeyim ya. Bağırma olur. Ama böyle bir bağırmak yok Soykan. Mete'nin grubundaki altılı şey yapıyor. Oo, yarına yemek çıktı yapıyor. Asaf böyle köşede, tamam mı? Şöyle dizlerini çekmiş. Uyuma diye bağırmaya çalışıyorum. İnsanların hepsinin kulağına gidecek şekilde. Oradan duyar kasma, başka bir yerden gir. Müslüman değil. Çünkü bir tane Müslüman var yani içeride. Efe var. Efe şey, doğru, doğru ablam, bak bu kadın bile, bu kadın bile hak yolunu şu anda sizden hepinizden daha iyi anlatıyor yani. Doğru. Şey falan diyorum işte yani. Bir Kojima, iki şey değil mi? Öyle. Tabii tabii.
İnsanlar yenemez bilmem ne diye bağırıyorum ama herkes duyacak. O başımızdaki hiç. Adamlar da duyacak o toplantıya kadar. Şey gibi sanki Taksim'in ortasında hırsız var diye bağırıyormuşsun gibi. Kimse takmıyor. Yere bakıyorlar böyle. Devam ediyorlar. Kafaları yiyeceğim. Delireceğim. Reisler gitti mi? Reisler gitti canım. Toplantıya gittiler ya. Yani sana bakmaktan çok çekiniyorlar. Maazallah işbirliği farz edilir diye. İnsanlara bakıyorum nasıl tepkiler veriyorlar insan yediklerini öğrendikleri. Kafayı mı yediniz? Herkese bağırıyorum ama. İnsan yemişiz herkes insan falan diye. Herkes biliyor ki insan yediğini. Hayır bilmeyen. Kimse i̇nsan bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Nasıl sizden bilmiyor? Başka Jacob bilmiyor. Nereden biliyor? Jacob o eski olan eski. Biliyor. Tamam eski olan 50 kişi yok mu burada ya? Tamam yenileri evet. Diyorum. Yenilere diyorum. Ha, 13 kişi bilmiyor okey. Catherine, Jasmine zaten yok. Efe sizle beraber öğrendi. Diğerlerinden de böyle vay babam biz ne yaptık? Kustum falan öyle bir tepki yok. Önlerine bakıp mutsuz şekilde takılıyorlar yani. Evet abi yeteneğimi kullanmak istiyorum. DM'im kullandırtmadı ya. Ha şey mi? Galeyan, çok gür sesle galeyan, mi bağıracaksın? Galeyan evet evet onu tabii, diyorum. E, tamam at zırhını. Atıyorum abi hadi. Uyyy. Herkes vejetaryen olacak. Ulan dungeon'da böyle sevilmiyorsun. Hadi eyvallah. Nasıl var ya insanlar diyor ki bir daha yemek yemeyeceğim. Laboratuvarın içinde insan mı yiyeceksiniz gerçekten? Siz bu musunuz? Haddinizi bilin. Vay sen nasıl? Bardaklarımız kırılıyor mu hocam? Bir şey diyeyim mi? Kalbiniz dahi kırılıyor. Her şey kalbiniz dahi kırılıyor. Böyle bir bağırış yok. İlk test gününde kulaklarınızı sağır edecek rakibinin kulağından kan getirecek kadar bağırmıştı ya Oliana. Herkesin kulaklarında. Çok eminsiniz ki bu Gospodin'in odasına da gitti. Her yerde şu anda bağırış çağırış. Odun böyle kapısını açarak kapıyı doğru, açarak tamam, duşko koşuyor. Genel alana doğru Yok. Geliyor. Nerede? Nerede diyor. Oliana'yı buluyor. Oyun odasına götürün. Ay. İki kişi Oliana'nın koluna giriyor. Bırakın beni. Arkadan bir odaya doğru götürüyorlar seni de. Pislik herifler. Bize neler yaptırıyorsunuz falan böyle bağırıyor. Ayakların sürüye sürüye gidiyorsun. Ayağınımız öleceğiz ben, boşu boşuna ben, ya. Bunlar da hangi ölecek? Biri ölecek. Bugün. İnşallah biri olur. Bu arada belirtmek isterim. Tam olarak şunu yapıyorum abi. Not quite my tempo diyor musun peki yani bunu? Bağırışma artı bu ses amatör bir anda diyor. Adrenalin falan da olunca midem bulanıyor. Çok affedersiniz. Okay. Bir de tiksinti var abi. Bir şey diyeceğim. Problem yaşıyorum yani. Evet. Tabii tabii. Normal insanlarız. Dört gündür hayattayız oğlum. Ne insan eti kaos yemek var yani. Zaten içeride şu anda. Kusup. Çok normaldi her şey. Oleana bağırana kadar. Böyle şok içinde bakıyorum şeylere. Kustun değil mi genel olan yere kustun? Evet. Okey. Anla ki. Bir kusma zarı. Güzel kustun mu? Buraya kim kustu? O belli herkes görüyor. Nereye kusacaklar? Hocam dikkat et. Hap geri düşmüş olabilir. O şeyse. Hapı daha içmedim. Hadi bakalım. Değişik mekanikler. Abi geçiyor. Ben söyle canım. Yani, abi benim kolum umurumda bile değil bu olaylar. Oliana Giovanni kolum... siz bir odadasınız. Onu bir önce tasvir edeyim. Gitmeden kolumda iki tane gard var. Evet. Yol götürüyorlar ya beni. Oliana'nın sesini duyuyorum ben de haliyle değil mi? Hayır. Sen aranızda birkaç dakika var. Sen gittin odaya. Git o zaman gitmeden gardlara şey yapıyorum. Bırakın beni. Hani duş koyu getirin bana. Utanmamış. Duş koyu getirin konuşacağım. Bana. Evet. Bir tanesi konuştun şu an diyor. Az önce konuştun. Tam sana dedi ya bunu öldürelim diye. Orada konuştun Şaka yapma, diyor. Şaka yapma gerizekalı. Duş koyu getir bana. Okey. Götürüyorlar seni. Öldürecek kendini. Manyak bu adam. Bu ölecek bu. Bu ölmeye gelmiş bu bölüm. Mete belli ki yeni iş bulmuş ya. Mete belli ki o şifti Mete işten belli ki bir haftalık izin almış. Aynen şifti tam değiştirememiş. O çok belli. Neyse. Oliana sen de birkaç dakika sonra oyun odasına gidiyorsun. Aktivistlik böyle bir şey yani. İlginç. Test odasına çok benziyor. Başka bir yerden gittiniz. Hmm. İçeride bilgisayarlar ve bir tane fanus var. İki sandalye yan yana. Sizi sandalyelere koyup bağlıyorlar. Çıkarken de
Fanus'ta ayarlamalar yapılıyor. Düğmelere basılıyor. Etrafınızdan yükseliyor büyük cam fanus. Ateşten bir çember. Size doğru gelmiyor. Bayağı sıcak. Hoş değil. Terler içinde. Bekliyorsunuz. Ağızlarınız da bantlı. Başınızda bir tane gard bekliyor. Fanusun dışında. Bilgisayarların başında. Gard denemez de bir mühendis diyeyim. Bilgisayarların başında bekleyen biri var. Geri kalanlar. Hayatta kalan partimizin 3 insanı. Öyleli. Hayır, kurtarma şansımız yok. Şaka yapıyorum. Belki de yapmıyorum. Bir süre sonra toplantı bitiyor. Duşko bu işlerle ilgilenirken çok katılamadı. Dragu ve diğer gospodinler içeriden çıkıyor. Fakat size yarım saat demişlerdi. Bir buçuk saat çok rahat sürüyor arkadaşlar. Abi toplantı. Sesim kesiliyor. Bölkan, evet, seste bir problem var. Muhtemelen size öyle geliyor. Yayına kesildiğini zannetmiyorum. Düzeldi mi Discord? Düzeldi. Evet. Okay. Düzeldi. Toplantı bir buçuk saat en az sürüyor. Size yarım saat denmişti. Ve içeriden çıkıldığında 4 gospodin, Duşko yok. Hepsinin böyle kan çanağı gibi olmuş gözleri, sinirliler belli. Duman tütüyor kafalarından mecazen. Arkalarından Jasmine çıkıyor. Yani son gördüğünüzle şu anda gördüğünüz Jasmine arasında o kadar fark var ki, görünüş olarak, fiziksel olarak değil. Gözünde fer yok. Bomboş bakıyor. Mosmor gözlerinin altı ağlamaktan. Ve dikkatli gözler görüyor ki bazı yaralar, kızarıklıklar yüzünde ve vücudunun görünen kısmında var. Nasıl ya? Yemeğin sonunda ben bu arada gözlerim yaşlı bir şekilde bir de kusunca böyle gözümden yaş gelerek bir hapı içtim son takatimle. Ben de içtim. Okay. Bu toplantının bittiğini gördüğümüzü tahmin ediyorum yani. Tabii genel alanda bekliyordunuz zaten. Artık aynen. Masadan kalkarken de o detayı söyleyeyim. Bıçağı alıp kalktım. Okay. Jasmine'i görüyor muyuz biz yoksa odada mı Jasmine? Jasmine onlarla beraber bu beşli başka bir odaya giriyor arkalarından. İçeriden Drago çıkıyor ondan sonra. Conrad. McCollin. İkisini çağırıyor. Aradan bir 20 dakika geçiyor. Çıkıyorlar içeriden ama yüzlerinde yara bere olmamasına rağmen ağlamaktan gözlerinin kızardığı ve yüzlerinin de aynı şekilde kıpkırmızı olduğu, yara değil fakat anlayabiliyorsunuz. Siz de göz göze gelip hücrelerine doğru çıkıyorlar. Asaf, Catherine, Zlatko. Abi ben onu söyleyemedim bu arada. Zaten biliyorsun kaşığı çalmıştım. Bıçağı da hacıladım. O arada koyayım falan dedim ama mümkün müydü böyle bir şey? Değil mi? Cebe mi atıyorsun? Elinin altına mı sıkıştırıyorsun? Yine o böyle hani sıkıştırmacı. Okay, okay. Böyle bir kontrol yapılmıyor zaten. Var mıydı? Hı-hı. Niye çağırıyorlar bizi belli mi? Böyle bir değerlendirme toplantısı olacak denmişti ya bazı insanlarla. Hı-hı. O yüzden. Böyle yaptım hemen. Çok hazırım falan. Gittim. Gittiniz mi? Odaya giriyorsunuz. Odanın içinde herkese yetecek kadar sandalye var. Böyle bir terapi grubu gibi olur ya, yuvarlak şekilde dizilmiş sandalyeler. Öyle bir masa sorgu odası tarzında bir şey değil. Olabildiğince böyle pozitif bir ortam. Müzik durdu. Yaratılmaya çalışılmış. Ha. Ondan sonra giriyorsunuz içeri. Stockholm gospodini olarak size tanıtılan Nicole karşılıyor. 1.80 boylarında, platin sarı saçlı. Diğer gospodinlere göre çok genç. 25 yaş civarı diyebileceğim size. Bir hanımefendi. Ensesinde Equinox dövmesi var.
buradan daha aşina olduğunuz. Fakat Drago'dan farkları, diğer üç kişinin kıyafetlerinin üstünde de çeşitli damgalar var. Yine Equinox bir mayeden. Okey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun lütfen. Ben Jasmine'i gördüm mü? Yara şeylerini. Hayır. Siz girerken... gördünüz tabii ki. Siz girerken içeri Jasmine çıkıyordu. Bu ikiliden sonra. Hı hı. Yüzünüze bakmadı. Yara izlerini gördük ama. Yara izlerini gördünüz. Utançla beraber size karşı bir dolmuşluğu da var hatırlayacağınız üzere. İletişim kurmadan devam etti ekstra bir şey yapmıyorsanız. Böyle hani belli belirsiz Jasmine diyorum. Dönüyor. Ben hemen geçtiğim için şaşırıyorum. Dönüyor Catherine. Catherine abla. İyi misin? Çok. Deyip devam ediyor. Omzuna dokundum sadece. Baktım ve de. Tamam. Sana göz teması kurmadı seninle Zlatko. Catherine'le kurdu. Ay. Hoş geldiniz. Buyurun. Bana oturun. Garip geliyor değil mi? Tabii ki. Ağlamaktan gözleri şişmiş. Yara bere var. Küçük de olsa ama çok iyiyim deyip devam etti. Oo. Fuck. Oturdunuz mu hepiniz? Evet. Oturun dedim. Ayaktayım. Buyurun oturun lütfen. Oturdum. Zlatko'ya bakıyor. Zlatko. Evet. Efendim. İyi misin? İyiyim. Oliana. 26 yaşındasın. Öndeki notlara bakıyor. Catherine. Ben 26'yım ya. O yerde... Oliana benle odada. Oyun odasında. Affedersin. Catherine. Affedersin. Catherine'le olan şeylerine evet. Bakıyor. Amerikalısın. Pilot. Evet. Güzel. Profesyonel olarak çalıştın mı? Yoksa sadece pilotluk eğitimi mi aldın? Çalıştım. Yaklaşık 6 sene pilotluk eğitimi aldım. Ondan sonra da 3,5 sene çalıştım. Anladım. Ya da 4 olması lazım. Zlatko. Annem Melissa, baban Edin. Hı hı. Bosna doğumlusun ama tutulma esnasında Amerika'daydın, doğru mu? Wisconsin. Güzel. Sen de dronlarla ilgiliymişsin. Severim. Siz sever misiniz? Severdim. Levent söze giriyor. Levent 50'li yaşlarında, 1.70-1.75 boylarında, hafifçe kilolu ama yani atletiklik onun en belirleyici özelliği değil, öyle söyleyebilirim. Biraz böyle hantal tipli bir adam. Saçları kır, bembeyaz değil. Bir küpe gibi bir şey takıyor fakat halka. Küpelerden değil. Asaf. Sen de Türksün. Evet. Merhaba. Merhaba. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmışsın. Evet, Gospel'in. Ayağa kalkıyor, elini uzatıyor. Memnun oldum. Diye ben de memnun elini. Oldum Gospel'in. Sen ayağa kalkıyor musun? Kalktım ayağa tabii canım. Ayakta yere sıkıştınız. Aynen. Tanıştığıma memnun oldum. Deyip yerine geri oturuyor. Eskişehirlisin. Evet. Sen de zannediyorum tutulma esnasında Amerika'daydın. Zagreb Laboratuvarı'nın çoğu gibi. Evet, orduda ayrıldıktan sonra Amerika'ya yerleştim. Las Vegas'taydım. Cansu ve Selçuk ebeveynlerin. Hayattalar mı? Evet. Bir fikrim yok. Soruyu sorarken hafif gülümsedi böyle. Hayattalar mı? Bilmiyorum, chattelerdi en son. Ya da öldüler abi. Yok yok, yaşıyorlarmış, ben teyit ettim abi. Aynen. Hayatta olduklarını tahmin ediyorum Gospel'in. Yani malum olaydan sonra ne oldukları konusunda bir fikrim yok, bileceğiniz üzere.
Oğlum ya. Drago'ya dönüyor. Biraz yargılayıcı gözlerle Drago'ya bakıyor. Drago önüne bakıyor. Sana geri dönüyor. Hala hayatta olduklarını düşünüyorsun yani. Hayatta olduklarını düşünmüyorum. Yani dışarısının buzla kaplı olduğu söylendi. Evet. Bizim gospodinimiz tarafından. Herkesin öldüğünün de söylenmiş olması lazım. Evet, ufak bir ihtimal. Sonuçta siz de yakınlarınızın ölmesini istemezsiniz. Yani ölmediğine dair hayal kurmak, buna tutunmak. Güzel, benim annem ve babamdan başka sevdiğim hiç kimse yok. Senin gibi bir askere yakıştıramadım bu kadar duygusallığı. Bir şey demiyor. Boris dönüyor Catherine'e. Uçmak nasıl bir duyguydu, hatırlıyor musun Catherine? Sen bu soru sorulana kadar hiç düşünmemiştin bunu. Buradaki 4 gün içinde. Bu soru sorulduktan sonra şey canlanıyor aklında. Lan, o kadar net hatırlamıyorum. Yani güzeldi, evet. Ama böyle şu anda mesela yürümek, koşmak deyince bizim kafamızda canlanan gibi uçmak senin kafanda canlanmıyor. Unutmuş muyum yani? Hayır, unutmuş değil. O kadar yakın gelmiyor sana. Evet, o hissiyatı çok hatırlamıyorsun. Ne sormuştu, bir daha sorar mısın? Uçmak nasıl bir histi, hatırlıyor musun? Hayal meyal. Anladım. Zlatko. Kim? Sen. Hayır lan, kim? Boris. Boris en yaşlıları. Benimle Levent mi konuştu? Senle de Boris konuştu. Okan 70'i var adamın, temiz. Tamam. Bu yürüyüşüne, hareketlerine, konuşma tarzına da yansıyor böyle. Yavaş yavaş. Tok bir sesle ve böyle bir söylediğini iki kere düşünüyor ondan önce falan. Çok belli. Zlatko, Jasmine'i ne kadar seviyorsun? Önlerindeki kağıtlara bir yandan notlar alıyorlar bu arada. Bir kişi sorsa bile diğer 4'ü not alıyor. Çok. Ne kadar çok? Neyle kıyaslayabilirim? Neyle kıyaslayabilirsin? Sen söyle. Bir kızım olsaydı o kadar severdim. O da seni babası gibi sever mi? Şu anda aramız biraz açık ama sevgisi yüksektir. Catherine'e dönüyor Boris tekrar. En sevdiğin kişiler ailen mi? Evet. Sence hayattalar mı? Bunu kabullenmem zor oldu ama hayatta olduklarını düşünmüyorum. Güzel. Diyor fısıldayarak. Levent tekrar Asaf'a dönüyor. Bir umutla tutunuyorum dedin. Orduda ne iş yapardın? Strateji. Strateji bölümündeydim. Hava mı? Hava. Uzay daha çok. Uydu planlama. Uydu üzerinden yönetilen, bildiğiniz üzere. Odada öyle bir hava var pek ki. Pek çok soru. Şey var. Yani sen bunları anlatıyorsun. O yüzden kestim lafını. Soruyorlar size bir şeyler ama biliyor zaten yani. Gözlerinden belli. Biliyor. Ne yaptığını da biliyor. Nereden geldiğini de biliyor. En sevdiklerinin kim olduğunu da biliyor. Soruyorlar. Okey. Peki. Yine de anlatıyorum ben hemen. Tabii sen de anlatıyorsun. Peki Zlatko. Catherine, Asaf ve Jasmine. Buradan bir kişiyle beraber
dışarı çıkabilirsin desem. Kimi seçersin? Yalnız. Hatırlatmak isterim. Bu soru diğer muhataplara da sorulacak. Ve yalnızca cevaplar eşleşirse olumlu kabul edilecek cevap. Lütfen sizi 2 dakikalığına dışarı alalım. Asaf ve Ketrin. Çıkıyorlar dışarı. Cidden kulaklığımızı falan kapatalım mı bu arada? Kapatın. Peki biz ikimiz dışarı çıktığımızda konuşabiliyoruz o zaman. Evet. Çok saçma. Hayır, konuşun. Chat'te de lütfen kimsenin söylediği isimleri yazmayın. Kulaklığımı kapatıyorum o zaman. Kapattım. Alt odaya geçsenize. Tuan Suray. Aynen. Okay. Ben oraya gelirim. Aynen. Geçtim. Helal lan Emre sana. Evet Zlatko. Jasmine, Asaf, Ketrin. Ya da hayatta kalma ihtimallerine karşın Oliana, Giovanni, Efe'yi de sayabilirim. Jasmine. Kesin. Kesin. Peki senden önce buraya gelen Jasmine seninle aynı cevabı verdiyse ya da daha önemlisi seninle aynı cevabı vermediyse bu cevabının hiçbir anlamı olmadığını biliyorsun değil mi? Aslında bence her türlü anlamı var. Eğer benle aynı cevabı Jasmine vermediyse başka biriyle vermemin bir anlamı yok zaten. Söyledikleriniz doğru. Dışarıda bir hayat yok. Herkes öldü. Anladım. Lütfen sen de dışarıda bekleyip diğer arkadaşlarını çağırabilir misin? Tabii. Catherine'i. Kapıdan çıkıyorum. O sırada herhalde konuşuyor oluyorlar. Hı hı. Catherine bizi duyuyor mu? Ben Catherine'e kendim nasıl duyuyorum? Yok sen inip yollasana Okan. Tamam. Oo süper. Orada kal. Evet. Ketrin. Bize söyledi ama. İndi. Merhaba. Hoş geldin Ketrin. Hoş buldum. Asaf, Zlatko, hayatta kalırlarsa Oliana, Giovanni, Jasmine ve Efe. Bu insanlardan bir tanesiyle dışarı herhangi bir şey için çıkabileceğini söylesem hangisini seçersin? Yalnız tekrar uyarmam lazım diyor Levent. Onların cevabı seninkiyle aynı değilse bu şansını kullanamamış olacaksın. Dışarı ne için çıkacağımı biliyor muyum? Hayır. Nereye gideceğimi biliyor muyum? Hayır. Sadece bu isimlerden birini söylemek zorundayım değil mi? Hı hı. Biz de mi insek ya bu arada? Duymasak. Olur. Biz de varız listede. Duymak istemedim. Olur. Gidiyorum. İyi ben de gittim o zaman. Bunu bu arada kimle konuşuyorum ben? Levent'le. Levent'le. Kendim söylüyorum şimdi. Açıkçası zaten dışarı birlikte çıktığımız için Asaf'ı söylememin çok doğru olacağını düşünmedim. Orada konuşsaydınız bilirdik. Rahat bilir olabilirsin. Peki. Ben yine de Asaf diyorum. Teşekkürler. Lütfen çıkarken Asaf'ı buraya yollar mısın? Tabii.
Gospodin. Hoş geldin. Levent konuşuyor. Oleana, Giovanni, Catherine, Zlatko, Jasmine ve Efe. Bu insanlardan bir tanesiyle bir şey için dışarı çıkma hakkın olsa. Hangisini seçerdin? Yalnız tekrar hatırlatmak zorundayım. Onların cevabı seninle aynı değilse verdiğin cevabın hiçbir önemi yok. Benim seçtiğim kişinin cevabının benimle aynı olması gerekiyor. Doğru. Ve ne için çıkacağınızı çıktığınız zaman öğreneceksiniz. Efe. Türk gücü diyorsun. Teşekkürler. Stratejik düşünüyorum sadece, Gospodin. Anlıyorum. Lütfen diğer arkadaşları da buraya çağırabilir misin? Tabii. Şimdi bu odayı donduruyorum. Sena ve Mete benle alt odaya gelsin. Okey. İçeriye... Müslüman! Ben hala devam edeyim. Oyun odasına Duşko geliyor. Açıyor ağzınızdaki bantları. Gerçi bir anlamı yok ama... diyor. Giovanni'nin iplerini çözüyor. Dışarıya çıkartıyor. Diğer bir gard eşliğinde. Geri Oleana'nın yanına dönüyor. Oleana, dışarı çıkma şansın olsa Asaf, Catherine, Zlatko, Giovanni. Ben gidiyorum o zaman yukarı. Aynen. Orada. Efe ve Jasmine arasından bir kişiyi seçebilecek olsan ve onların cevapları seninkiyle aynı değilse verdiğim bu cevap tamamen anlamsız oluyor olsa, kimle dışarı çıkmak isterdin? O kadar düşünmedim ki 5 dakikadır. Jasmine de var aralığında. Ya buradan bilmiyorum yani, bir tek Asaf var. Birazcık sevdiğim. Efe'yi zaten tıntım. Jasmine çok küçük. Burada böyle kalmasını istemiyorum. Ama Jasmine'in beni söylemeyeceğini de biliyorum. Geri dönmeyeceğinizin bir garantisi yok. Sadece dışarı çıkmak diyelim. Dışarı. Bir süreliğine de olabilir. Of. Ben Asaf diyeceğim. Çünkü Jasmine beni sormaz. Belki Asaf söyler. Bilmiyorum. Anladım. İp ağzına bantı yapıştırıyor tekrar. Dışarı çıkıyor. Mete, sen gelir misin aşağı? Dışarı senin yanına geliyor. Zaten guard senin yanındaydı. Hı hı. Bir umut diyor. Asaf, Oleana, Catherine, Zlatko, Jasmine, Efe. Senin gibi bir gerizekalıyla dışarı çıkmak istiyor olsalar. Bir görev için ya da başka bir şey için. Fakat yalnızca senin gibi bir gerizekalı onlarla bu soruya aynı cevabı verdiğinde bu iş gerçekleşecek olsa. Kimi seçmek isterdin? Kimle dışarı çıkmak isterdin? Vereceğim ismin herhangi bir önemi var mı? O isim de seni söylediyse belki bu senin hayata dönüş yolun olur. Günlerdir bizi burada tutuyorsun. Kimseyle doğru düzgün tanışmadım bile. O insanların hiçbirinin benim adımı söyleyeceğini düşünmüyorum. Ama ille de bir isim istiyorsan... herhalde... Jasmine olurdu. Anladım. Hayatım vardı. Buraya gelmeden önce yaşadığım çok güzel bir hayat. Umurumda değil. Teşekkürler cevabın için.
Diğer guard seni tekrar içeri götürüp bağlıyor. Ağzını bantlıyor. Yukarı gelebilirsin. Jasmine ne diyecek? Sizden önce Jasmine'in cevabı alınmıştı. Bir dakika. Ben tahmin ediyorum. Hadi. Sizden sonra hepinize teşekkür ediliyor. Odaya Efe çağrılıyor. Tekrar. Efe 15-20 dakika sonra odanın dışına çıkıyor. Siz orada grup halinde dururken Oliana ve Giovanna hariç hepinizin yüzlerine bakıyor. Yere bakıyor. Fantastik Pazar'ın 15.sinin sonuna geldik arkadaşlar. Haftaya pazar gecesi 23.30'da görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz. Bir dakika, 4'e bağlayalım. Şunu bağladık şu an. İzleyen, takip eden hostlar için Can'a teşekkürler. Bütün aboneliklere teşekkürler. Fantastik Pazar'ın Equinox senaryosu 4. bölümüyle haftaya pazar 23.30'da Veneficus TV'de. Herkese iyi geceler. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah belanı. Sen gerçekten dünyanın en kötü insanısın.